Kültürel Vakfı 2023-2024 sezonu eğitim serisinin bugün 3. oturumundayız. Bu eğitim QRB diyoruz bu eğitimi. Bu eğitimi aslında bakarsanız her yıl yapıyoruz düzenli olarak. Bu eğitimin maksadı takımlarımıza robot tasarımlarını yaparken ne şekilde hızlı bir şekilde başlayacaklar, onlara bu konuda kolaylık sağlamak açıkçası. Çok uzun bir eğitim sunumu olmayacak. Yani muhtemelen 4 saat Evet, doğru. uzun sayılabilecek misin ama 3-4 saat beraber olacağız. Bu 3-4 saat içerisinde şasilerle başlayacağız. Temel şasiler. Çünkü FRC'de kitler geldiği zaman kitlerle beraber yani şeylerle kitlerle beraber temel bir de şase gönderiyorlar. Bu şasenin kurulumundan bahsedeceğiz. Temel böyle özelliklerden bahsedeceğiz. Ondan sonra elektronik kısmına geçeceğiz. Elektronik kısmından sonra pnömatik kısmını aktaracağız size. Dolayısıyla biraz yoğun bir eğitim olacak. Demin hocam uyardı. Dedi ki şey olmuyor. Nedir onun adı? Chat'e yazamıyoruz. Tekrar denerseniz belki bir ayarı var. Onu biz beceremedik. Bilemedim. Chat'le ilgili sıkıntı devam ederse söylerseniz ben onu biraz daha araştırayım. Chat'e yazıp yazmama konusunda sıkıntımızı çözelim. Ama WhatsApp numaramız vardır takım destek ekibinin. Muhtemelen sizler de hiç olmadı. Oradan bize ulaşırsanız. O süper. Ertuğrul hocam yazınız geldi. Chat'teki yazıyı alabildik. Süper. O zaman o sorun da çözülmüş. Biliyorsunuz Crescendo Türkçesi aslında. Bu sezonki oyunumuzun adı bu. Bu sezonda Kit of Pars'ın içerisinde bu sunumda olmayan bir şey daha gönderecekler. Her sene 118 takımı mıydı? Robonauts mıydı? Evet. Robonauts bir her sene kickoff'tan sonra kickoff Ocak ayının başında kickoff'un hemen ertesinde 1-2 hafta içerisinde bir robot tasarımı üretiyorlar ve o senenin oyununu ortalama %60'ını %70'ini yapabilecek bir robot tasarımı üretiyorlar ve bunu açık kaynak kodlu olarak çizimleriyle üretim aşamalarıyla beraber takımlarla paylaşıyorlar. Bu sene First o takımdan destek alaraktan kickoff kitlerinde yani Ocak başında 6 Ocak'ta kickoff'ta teslim edecek kitlerin içerisinde bu Evrobot'un temel parçalarının da bulunmasını sağladı. Dolayısıyla bu sunumumuzda yok. Çünkü zaten gizli. Ne olduğu oyunda gizli. Robot parçası. Dolayısıyla kickoff günü yapılacak QRB sunumunda muhtemelen ondan da biraz bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. Robotu bir FRC robotunu genel olarak baktığınız zaman aslında üçe ayırabiliriz. Yani elektronik diye düşünebilirsiniz. Mekanik. Tabii yazılım. Bir de pnömatiği genelde ayrı alıyoruz. Pnömatik sistemleri. Hem tehlikesi nedeniyle hem de biraz da karmaşık gelmesi nedeniyle bazı zorlukları olduğu için pnömatik sistemine ayrı oluyoruz. Bu eğitimde de böyle 3 bölümde inceleyeceğiz. Yazılım eğitimimiz cumartesi günü olacak. Bilginiz olsun. İlk slaytımız bizim First Robotics Competition ile ilgili önemli kaynaklar. Bu kaynaklar neler? Mesela geçmiş yıl oyun materyalleri, oyun kılavuzlarını mutlaka incelemeniz lazım. Bir dakikanızı alacağım. Şey bana söyler misin? Asıl. Şu anda da oyun açıklanmadan geçmiş yılların game manuellerini, kurallarını vesairesini çocuklarımızın, takım üyelerimizin incelemesinde fayda var. Çünkü bu kuralların %60, %70'i evergreen diye geçiyor. Yani her sene aynı şekilde tekrarlanan kurallar silsilesi. Dolayısıyla bu dönemde Eylül, Ekim, Kasım, Aralık döneminde yeni oyun açıklanacağı kadar tabii programlama üzerinde de mekanik tasarımlar üzerinde de öncelikli çalışmalar yapmanız için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Sonra VPI Üniversitesi çok güzel bir dokümantasyon sunuyor. Aynı zamanda biz bu dokümantasyonu her sene Türkçeleştiriyoruz. Burada sıfırdan robot yapma, building your robot, software'in kurulumu, preparing your robot, programming your robot gibi böyle bazı temel başlıklarda 4 step'te bir robotu tamamlamayı anlatmışlar. Aynı zamanda daha detayları da var içine girdiğiniz zaman. Neler var? Örnek veriyorum mesela installing software. İhtiyaç duyduğum yazılımların hepsini offline installation yani bir internete ihtiyaç kalmadan kurabileceğiniz şekilde işte LabVIEW vesairesi tüm detayları burada anlatılıyor ve en altta buraya tıkladığınız zaman diller içerisinden sizin için uygun dili seçim yapabilirsiniz. Yani buradan ben TR'yi seçtiğim zaman eğer ki çevirimi tamamlanmışsa, her sene bu yenileniyor tabii. Çevirimi tamamlandıysa buradan Türkçesine de ulaşması mümkün oluyor takımlarımızın. Ha, bakınız mesela dokümantasyon demiş.
Bu mesela bir sürü yeni eklenmiş. Daha burası daha Türkçeleşmedi. Dolayısıyla bu zaman içerisinde gene burada gönüllülerle çalışıyoruz. Gönüllü destek veren çevirmenlerimiz var. Onların destekleriyle bu içerikleri Türkçeleştiriyoruz. Dolayısıyla bir miktar zaman alıyor maalesef. Bilginiz olsun. Oyun kılavuzu. Bu 2022 var bu slaytımızda. Geçen seneden bu slayttan parçaları kopyaladığımız için muhtemelen 2021 kalmış. 2022-2023 slayt sezonu oyun kılavuzlarını da internet üzerinde aradığınız zaman Game Manual FRC dediğiniz zaman çıkacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi sözü Akif'e bırakıyorum. Herkese selamlar. Kendini de tanıt Akif'im. Ben seni tanıtmadım. Kusura Kusura bakma. bakmayın. Ben bir sonra değil. İsmim Muhammed Akif. Evet. Kapattınız mı? Ben kapattım. Herkese selamlar. İsmim Muhammed Akif. 2017 yılından beri FRC'deyim. 2016 yılından beri de Paris Lokomotiv takımında aktif yönetici için. Son birkaç yıldır da her sene beşinde Hasan Hocam'la beraber QRB eğitimleri düzenliyoruz. Bugün Hasan Hocam'la beraber Endimak şosesinin Kitopart şosesini inceleyeceğiz. Elektronik, standart bir elektronik nasıl kurulur bundan bahsedeceğiz. Biraz ince detaylarından bahsedeceğim. Neler yaparsanız avantajlı, neler yaparsanız dezavantajlı olursunuz gibi biraz sohbet edeceğiz. En sonunda da pneumatikten bahsedip Biliyorsunuz. şimdi mekanikle başlıyoruz. Mekanikte şase kullanım dosyanızı şu an Tabii. şey yapmanız lazım. Şase kullanım dosyamız. Yani Burası. Endimark'ın ana sayfası. Orada linki var ya, ben açıyorum. Mekaniğe baktığımızda Endimark firması, internetten de ulaşabileceğiniz bir firma bize sunumda gördüğünüz şaseye gönderiyor. Bu şase bütün takımlara isterlerse şey olarak demont olarak gelebiliyor. Bunun haricinde sene başında eğer ki istemezseniz first six soru soruyor. Kitap başlığı istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. İstemiyorsanız geçen yılda tanışmış olarak bu mailindeydi. Bu yıl henüz belli değil ama Oluyor. bir Evet. 450 dolarlık bir meblağ bir kupon veriyor. Şimdi ben de o kuponla alışveriş yapabiliyorsunuz ama bu iki veya yeni veteran takımların bunu alması avantajlı oluyor. Çünkü sıfırdan bir şase yapmak sizin için robotu üretirkenki zaman sürecini öteleyecektir. Bu da sizi yoracaktır. O yüzden biz burada bugün biraz yeni bakış açısı nasıl, ne kadar hızlı kurulabilir bunu anlatacağız. Normalde robot takımları, ülke robot takımları vesaire yeni bakış açısını 2, 3, 4 günde kuruyor ortalama. Ama baktığımızda yeni bakış açısı birkaç saat içerisinde kurulabilecek, birkaç saat içerisinde elektronik izlemenizi de bilecek. Basit, alüminyumdan bir şase. Bu sunumda yukarıda şase dosyalarından sunumun Evet, güzel ben planı. size biraz kameradan şeyi göstermek istedim. O yüzden hani kamerayı değiştirdim. Evet. Bıçak. Sunumda ne? Hayır hocam, sunumda gördüğünüz şase kullanım dosyaları, kit step dosyaları, montaj kılavuzu yazıyor ya, o internet sitesinde de aşağıda aslında link olarak bir mevcut. İnternet sitesinde bütün bulunan parçalar açık kaynaklı parçalar. Bu yüzden de eğer ki bu şasenin de elinize ulaşmadan önce çizimini incelemek isterseniz ya da kurulu montaj dosyalarını incelemek isterseniz Endimark'ın internet sitesindeki top parçasının içerisinde verdiğiniz şasenin özelliklerini inceleyebilirsiniz diyelim. Detaylı bir şekilde kullanım kılavuzu dahil. Aynen öyle. Hocam şurada kalalım. Tabii. İlk sayfamızda şaseye bağlanabilen redüktörler görünüyor aslında. Bir de bu şaseye bağlanabilen opsiyonel montaj redüktörleri var. Bunlar şaseden standart çıkan yukarıda gördüğünüz included denen Torx Box Mini G-Box. Biz bunun üzerinde bulunduracağız. Ama altta opsiyonel olarak bir Endimark internet sitesinden EOS Shift, EOS Slim veya Torx Box Micro alabilirsiniz. Mesela Torx Box Micro'yu alan takımlar çoğunlukla Mekon'un kullanmak için 4 tane bundan alıp Mekon'un tekerleklerine sıkabiliyorlar. Diyelim. Düşünüyorum. Evet. Bir de dişli box'taki ratio'lar var, yani oranlar var. Kaçlık dişliler gönderdiklerini size belirtmişler. Çünkü bu sizin hızınızı ya da Korktum. torkunuzu, yani ne kadar güçlü bir şekilde bu şasiyi hareket ettirebileceğinizi bildirecek şeylerdir. Burada biraz daha anlatacağız. Aynı zamanda bir çalma listesi yapmış Endimark YouTube'da. Bunu da incelemenizi tavsiye ederim. Burada ne şekilde montajlanacağı ile ilgili kısa kısa videolar var.
geri döndüm. Yani. Power Trick spesifikasyonlarına baktığımızda aslında bize standart robotu toplayabilmek için, standart tanıklar şekilde toplayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Onun montajını öğretiyor. Ama bunun yanı sıra mekanım toplamak isterseniz de şase uygun diyor. Bunun için de opsiyonel olarak mekanım veya farklı tank tırağı şase tekerleklerini seçip kendi aralık ölçülerini değiştirebilirsiniz diye. Biz genellikle Endimax şasesini Hayır. Evet, kullanırken ekranda görünen el aletlerini kullanıyoruz. Bazı noktalarda işte rumaları yerine yerleştirmek, işte ufak plastik kapling gibi parçalar var. Onları yerlerine sıkı geçmeyen parçaları yerine takmak için çekeceğimiz vesaire maske gerekiyor. Lokma tarz takımlarımız gerekiyor. Bunların en kötü özelliği inç olması. Ama metrekte de yakın bir şeyle halledebiliyorsunuz. Yakın bir ölçüyle aslında yapabiliyorsunuz. Ancak benim tavsiyem inç kullanmanız. İnç de Karaköy'de satılıyor. İnç ölçü birimi el aletleri satılıyor. Yani bulunmaz değil de. Türkiye'de sadece az kullanılıyorlar. İnç'i de bulmak, Ciotap serisini bulmak zor. Fakat el aleti bulunabiliyor. Çünkü şeylerde su tesisat malzemelerinin çoğu da inç İnç alıyor. aslında değil Yani mi? Evet. parmak, bir çenek falan filan. Bunlar hepsi inç ölçü gününde. Baktığımızda indi madde 3 tane standart şasi uzunluğu var. Bu biraz da şundan kaynaklı. First her yıl kural kitapçığına çıktığında belirli bir en boy oranı istiyor sizden ve bu en boy oranı üzerinde taşınıyorsunuz. Her yıl çevresi mesela son 2-3 yılda 304 santimetreye geçti bu sizin gerekiyor. Endimark'taki top pasta gönderdiği şase de buna dikkat ediyor. Ve size opsiyonel 3 farklı şase konulum çeşidi sunuyor. Bu uzun şase, orta şase, kısa şase olarak geçiyor. Uzun şase de gördüğünüz gibi yan yanakları 32 inç olarak full kullanıyorsunuz. Ön plakalı yani yan yanakları birleştiren şu önündeki delikli plakaları daha kısa kullanıp aslında daha uzun dikdörtgen bir şase elde ediyorsunuz. Uzun şase, orta şase, kısa şasedeki en büyük fark bunun yanı sıra aslında tekerleklerin birbirlerinden olan uzaklıkları. Burada aslında 3 farklı opsiyonel kayış uzunluğu gönderiyorum size 600, 655, 850. Bu kayış 800 ya da 850 olması lazım. Tamam. Bu kayışları sıktıklarını değiştirerek aslında tekerleklerin birbirine olan uzaklığı ve yakınlığını değiştiriyorsunuz. Bu da sizin yüksek veya alçak robot yaptığınızda robotunuzun ağırlık maddesini ayarlamak için 3 farklı opsiyonel sunuyor. Opsiyon sunuyor. Bu gördüğünüz orta şase burada hepsi 28 inç kesilmiş. Bağlandığında 28,3 inç ve 28 inç neredeyse kare bir şase elde ettiğimizi sağlıyor. Bu orta şase. Burada ise kısa dar şase var. Dar şase. Geniş şase. Aynen geniş Şu an şase burada var. geniş şase. Ama Doğrudur. kesim yerlerini de bakın işaretlenmiş aslında noktalarla. Yani her şase için yukarıda o tam o çizgili işaretli gördüğünüz yerde noktalar koymuştur. Onları aslında kesim için yapmış. Evet. Ama bunun yanı sıra eğer ki kendiniz kesmek istiyorsanız hani şasenin bir tarafından ölçü alıp kesmeyin. Her zaman merkezdeki orta ruman deliğini referans alın ve onun merkezinden sağa ve sola eşit iki parça ölçüp kalan kısımları kesin. Böylece aslında robot şey şasenin sağ ve sola simetrik olacaktır. Diğer türlü bir tarafa kayıt bir şasemiz olacaktır. Bu da sizin için üretimde çok büyük zorluklar çıkartacaktır. Tamam. Baktığımızda iki ton parça içerisinde çıkan standart tekerleğimiz var. Burada var mı hocam? Evet. Tamam. Tabii ki. Aa, boşa çıkmış olalım. Bak boşa çıkmış olan süper. Hemen. Günaydın. Bu tekerlekler standart olarak çıkıyor. Tekerlekleri kullanmak zorunda değil. Bence çıkan bu tekerlekler gayet sağlıklılar. Ben de yıllarca kullanmıştım tekerlekleri. Herhangi bir problem çıkmadı. Sırtımdan kalksaydı da gayet başarılı. Şöyle yapalım bak istersen. Kamerayı yaklaştırayım. Bu olur. Buna. Şu gördüğümüz tekerleklerin sürtünme katsayıları da gayet başarılı. Plastik tekerlekler, hafiflerde bizim için robot yaparken nasıl ilk önemli. Çünkü ne kadar şasemiz hafif ve sağlam yaparsak diğer bir kalıcılara yapmak için o kadar yeriniz kalacaktır. Bunu da buradan montajı anlatılıyor. Endimark kasnaklar, kayış kasnaklarında 5M kullanıyor. Türkiye'de 5M çok yaygın bir kasnak. Trigger kasnak. Hani zaman kayışı diye geçiyor. Eğer ki internette veya bir kasnakçıda ararsanız bana 5M zaman kayışı lazım dediğinizde büyük ihtimalle size yardımcı olacaktır. Burada Endimark'ın
Kasmakları da plastik. Şey var. Silahsı moda. Şurada hocam montaj değil hepsi değil. Evet. Endmark'ın gönderdiği kasnaklar da plastik bir şey kasnaklar. Bu kasnakların şöyle bir özelliği var. Bunlar size demonta geliyor. İki farklı yaprak, iki tane birbirine simetrik yaprak şeklinde geliyor. Bu yaprakları size kapatıyoruz. Ve iki tane birbirini merkezlemeye yarayan merkezden kaçıp delik var. Onları tutmanız gerekiyor. Onları tutturduktan sonra yapmanız gereken şey sunumda da anlattığı gibi kitten çıkan 6 tane aslında 12 tane karşılığı var. Vidaları tekerlek plastik bir şeye askıyla takmışız. Bu vidalar plastik aynı. Canlı destendi. Bu şekilde ikisi birbiriyle iç içe gelerekten direksiyonu bir kastak meydana getiriyor. Legacy. Türkiye'de bu tip plastik kasnak bulmak zor çünkü genelde Türkiye'de ağır sanayi makineler üretildiği için bu tip projeler olmadığı için hani çok fazla piyasada bu kasnağı bulamayabilirsiniz. Ancak oldu ki kırıldı. Kırılırsa sağlam bir kodya tutanına basabilirsiniz. Yani problem olacağını düşünmüyorum. Şuradaki vidalar tekerleğin göbeğini kendi dış açarak geçiyor. Burada karşılığında bir somun veya civata işte tutmuyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden sıkarken çok fazla asılırsanız dış plastikte yalama yapmaya neden olabilirsiniz. Bu da kasnağınızın tam sağlam oturmamasını engeller. Kasnağın alt yapısını taktıktan sonra bizim karşımıza Şunu çok mükemmel. Tepe. Fırlıyor. Yapatısı da yap. Yok. Saçma. Bunlar biraz kalabalığına olmuş. Şey girmiş ya. Sıkı geçme olduğu için. Smell Kasnar oturup vidaları taktıktan sonra kalp elinize böyle bir güreni değişecek. Ardından bunu bütün altı tekerlekler için yapmanız gerekir. Yaptıktan sonra iki tekerlek için karşısına şu gördüğünüz göbek sen var mı şu eski bir map? Aynen. Bunu altı tekerlek için yaptıktan sonra iki tane tekerleğin karşısına şu gördüğünüz alüminyum göbekten yerleştirmeniz gerekiyor şu sonunda. Bu alüminyum göbeği yerleştirdikten sonra vidaları böyle tutmanız gerekiyor. Çünkü bu alüminyum göbek aslında bizim redüktörümüzden gelen Milimize. milimize tarihini aslında tekerleğe aktarmasını sağlıyor. Bu olmadığı müddetçe aslında biz tekerleklere tarihi ilk tarihe aktaramıyoruz. Sonrasında bunu yaptıktan sonra bunu kenara kaldırıyoruz ve aslında redüktör kısmına geliyor. Redüktör kısmı önemli bir detay çünkü yanlış toplandığı mı performans kaybına çok fazla neden oluyor. Şuraya. Hadi şimdi başka türlü var. Şöyle piyasa getireyim mi? Şeyime getireyim. Bu değil. Stadyo tutacağım. Bulmaz gideceksin. Fark olmaz kiş. Olmaz kiş. Leşeniz mi? Kitten bize şöyle bir kutu çıkıyor. Bu bizim aslında dedikler kutumuzun kapağı. Bu bildiğiniz redüktörü aslında biz genin içerisinde topluyoruz. Şöyle torba şeklinde gidiyor. Aynen en güzel yeri kutunun içerisinden böyle bir torba çıkıyor. Bu torbayı toplarken hani ortalığa dökmeden toplarsanız içindeki malzemeler elbette bir yerlere aittir. Unutursanız malzeme fark edersiniz. Kaybetmek çok zor oluyor. Kesinlikle. Kaybettiğiniz zaman sorun yaşarsınız, zorlanırsınız yaklaşık. Çıkarttığımızda şöyle ufak bir vida poşeti elimizde geliyor. Şöyle. Bu vidaların çoğu reyiklerin montaj ve motorun montaj vidaları. Şurada dişli poşetiniz oluyor. İki tane motor için dişli. Bas. Kontekstörde kontrol ediyoruz. Süper oldu. İki tane motor için dişli. Şöyle minik pinyonlar. Şimdi. Açık nasıl sayfası? Bu kadar işin gidiyor. Görüyor hocam usta. Bir tane dediktör için şöyle ufak bir dişli ve iki tane de büyük dişli çıkıyor. Bu dişleri kaybetmemek çok önemli. Bu dişlerin şuralarında ufak flanşlar var. Bu flanşları birazdan anlatacağım. Bunları da dikkat etmeyin. Çok önemli. Şimdi yani sonun üzerine ilerleyelim. Bu kutu çıktıktan sonra bizden ilk şunu istiyor. Şurada iki tane rulan deliği var. Bu rulan deliğine şöyle
Burundan deliklerine astı rulmanları yerleştirme öncesinde rulmanı tak oturtuyoruz. Normalde rulman şöyle oturuyor, rahat uçuyor rulman. O yüzden problem olmuyor. Şöyle bir diğer rulmanın dışı olduğu gibi şuradan poşetten çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi rulmanlar ve direkt siyah. Aynı poşette geliyor, tek poşette geliyor. Bunu şık yaptıktan sonra bunu da içerisine oturtunca elinize böyle bir görüntü çıkıyor. Sonrasında ufak bir aktarım miliniz var. Bu bir şey yarıyor. Dışlı nerede arasındaki aktarımı sağlarken aslında hareketi sürekliliğini sağlıyor. Şuradaki altıgen gizli. Eğer yuvarlak olsaydı dişler boşanıyor. Bunu oturttuktan sonra şöyle aslında sunumda da görüldüğü gibi şöyle oturttuktan sonra şu küçük sonraki günlerin ya. Dört kere. Buradan da gel. Sizde bir sıkı. Kalsın değil mi? Bir daha kalsın. Elimi kalsın. Soyundan gelin. Aa, şunu kol kret lazım. Yok. Bu ne iş? Tamam. Şu içi ufak olan dişliğinin flanş yüzeyi, yani şuradaki çıkıntılı yüzeyi rulmana değecek şekilde ters takmam gerekiyor. Eğer ki bunu diğer türlü takarsan rulman yüzeyine dişliğinin bütün yüzeyi de, o zaman rulmanın çalışma mantığını biliyorsunuz. Dış merkezle iç merkez göbek birbirinden bağımsız, dışla için birbirinden bağımsız olarak sürtünmeyi minimuma indirip hareket etmesini sağlayan yataklama organıdır aslında rulma. Burada rulmanın işlevini kaybetmemesi için şuradaki flanşı küçük çıkıntımı rulmana doğru basmasını sağlıyoruz. Basmasını sağladıktan sonra bizden şöyle istiyor. Şurada gördüğünüz az önce bahsettiğim şu dişliği. Bu sefer düz takacağım. Çünkü bu yüzeyler arasında herhangi bir sürtünme engelleyen bir durum yok. Bu yüzeyler birbirine sabit olduğu için bunu takacağım ve buradaki flash aslında biraz da kapaktaki rulmana temas edecek. Ardından file'in geliyor. Bu bizim ana hareket çıkışımız. Bakın ikimin arasında da fark var. Bunun burada başında ince bir çubuk var. Neden ötürü? Mıknatıslı bir bin bu. Aslına bakarsınız. Akif şimdi zaten açıyor o şeyden. Bu mıknatıslı bin orijinal bindeki bakın Akif'in elindeki 0-1 oraya yerleştirilmesi gerekiyor. Bunu Japon kütüsüyle yapıştırabilirsiniz. Nedir amacı? Bunun asıl amacı şu. Şasinizi siz normal kullandığınızda işte ileri geri sağ sol yapabiliyorsunuz. Fakat nereye ne kadar gittiğini merak ettiğinizde işin içerisinde sensörler geliyor. Ve şasinizin ne kadar gittiğini öğrenmek için enkoder adındaki sensör var. Bu enkoder adındaki sensör aslında döner bir dairesel mildeki dönüşü hesaplayarak size mesafe verebiliyor. Aslında sizin matematiksel bir işlem yapıyorsunuz ve o dönüşü mesafeyi çevirebiliyorsunuz, hıza çevirebiliyorsunuz vesaire. Bunun için de enkoder gerekiyor. Bu enkoder adına verdiğiniz sensörü kullanabilmek için eğer ki manyetik bir enkoder kullanacaksak bu millen testinde yuva yapmışlar ve bu yuvayı böyle oturtunca ve bunu yapıştırtınca bu sabit oluyor. Çünkü engeli yapıştırmaktan da korkmayın. Enkoderler çok yumuşak dönemli sensör türüdür. O yüzden hani bunun yapışkanını rahatlıkla döndürecektir. Bunda herhangi bir problem olmayacaktır. Yani bu sıyrılmayacaktır. Korkmayın. Ama şimdi biz bunu kullanmayacağız. Bunlara işimiz yok. Şimdi kalkan kaldırın. Kaybedin. Set. Bizden... Peki o noktası kaybettikleri zaman yeni noktası bulmak Türkiye'de alma şansları var mı sence Akif? Türkiye'den büyük ihtimalle yoktur. Var değil mi? Tabii çünkü her üretici kendine göre çakır yapıyor. Çakır ve bu mıknatıslardaki özellik kendi kutupları farklı açılarda farklı kutuplara dönüştürüyor. Yani birden fazla kutubu var bu mıknatısı. Çünkü üreticinin kendi kutup kat sayısını aslında onun kaç tane kutubu kaça böldüğünü vesaire bilmediğimiz için direktlere gideceğimiz için üreticiyle iletişime geçmek gerekiyor. O yüzden bunu kaybetmek önemli. Onu da kaybederseniz bunu kargoz da çok tutmaz. Çok da pahalı bir şey değil. Kargo içinde kaybetmeleri pahalı yok. Yani o yüzden hızlı ulaşılabilir. Evet. Diyelim. Şöyle geliyoruz milimize. Şu ana çıkış milimizin şurasında bir tırnak var. Sekman yıldızı. Buradaki yaylı sekmanımızı buraya bastırarak oturtuyoruz ve böyle bir dedi tam ve şöyle bir ürün elimize geçiyor. Bu geçtikten sonra bunun buradaki olayı aslında bunların üstüne birazdan takacağımız dişliğinin
aşağıda az önce taktığınız şu dişliğe değmesini engellemek. Sonrasında şu dişliği, büyük dişliği en son takıp aslında burada bir redüksiyon işlemi yapıyoruz ve böylece redüktör kutumuzun içi toplanmış oluyor. Topladıktan sonra kapatmadan önce yapmamız gereken son işlem kresi yağ sürmek. Biz burada şey getirmeyeceğiz. Ama kresi yağ Türkiye'de her yerde satılan, bütün mekanlarda kullanılan yağdır, katı yağ. Bunun en güzelliği, özelliği yıllar içerisinde de kendi formunu çok zor kaybediyor. Özelliğini çok zor kaybediyor. Bu yüzden güzel bir yağ çeşididir. Gresi yağ. Gresi yağ kullanırken dikkat etmemiz gereken aşırı gresi yağ sürmek yararlı değildir. Yağın fazlası bazen iyidir ama bazen de kötüdür. Bizim redüktörümüz hava alıyor. Boşlukları var. Toz alıyoruz. Havada yarışıyoruz. Çok fazla gresi yağ sürersek gres yani o tozlara, halının parçacıkları yapışacaktır. Bu da performans arttırmaya çalışırken de robotun performansını düşürmeye neden olacaktır. O yüzden aslında gres yağını doğru ve etkili bir şekilde sadece dışı şuradaki yuvalarına işte dışın buralardaki yuvalarına gelecek şekilde bu modüllerin içerisine girecek şekilde doğru şekilde dağıldığından emin olmak yeterlidir. Böyle içerisinde oluk oluk doldurmaya gerek yoktur. Orası da bir tonik istemiyor. Bak. Şurada aslında değiştirir misin? Bulanlaştı. İyi yani. Vay be. Bu nasıl bir şey? Bu şey, bu senin kendi ekranın, o bendeki ekran. Tamam. Yani orada yaptıkların aslında internette giden buradaki ekranın. Bunu yaptıktan sonra şasemizin aslında 6 tane alüminyum levhası mevcut. Bu 6 tane alüminyum levhadan 2 tanesi şasenin iç kapaktır. 2 tanesi dış kapaktır. Hangi markayı şimdilik saymıyorum. Onlar en son çoğaydı. Bunlar dış kapaktır. Evet. İçine devam edelim. İki model bu. İki model bu şase. İki modelin karşısı. Bu iç kapak kısacağım. Evet. Bu tam bir step galiba. Tamam. Hatta onu tırlan direkt daha rahat. Evet. Sıra buradaki iç kapağı bizim redüktör kutumuzun kapağını monte etmek geliyor. Burada önemli olan poşetten şu rulman taşıyor. İki tane flaşlı rulman çıkıyor. Bu flaşlı rulmanların yönünü doğru takmak. Yönünü doğru takmazsak rulmanlar düşer. Şimdi stajların ağlarda genellikle rulman kullanılacaksa ya da kullanacaksanız flaşlı yani şöyle tırnağı olan rulman kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü stajların ağlarının her iç tarafında boşluk olduğu için rulmanı bir tarafa dayamak önemlidir ki ters taraftan çıkmasını engelleyelim. Burada da mantık aynı. Şimdi takılı rulmanlar var iki tane. Rulmanları yerleştirdikten sonra flaşları, iki rulmanla flaşı aynı yerine bakacak şekilde bu tarafa yerleştirdikten sonra şöyle yapıyoruz. Redüktörümüzü alıyoruz. Ve bir şey be. Okay, train. Redüktörümüzü oturtuyoruz. Redüktörümüzün plastik üstünde şurada küçük tırnaklar var. 4 tane siyah küçük tırnak var. Bu tırnaklar içinde alüminyum şasi de yer var. Yani sizin tam gönyeli bir şekilde oturtmanızı sağlıyor. Oturttuktan sonra elinize böyle bir redüktör geçiyor. Şu an yağlı olmadığı için çok ses çıkartıyor. Yağlayıp tam böyle sıktığınızda aslında bu ses bayağı kesilmiş oluyor. Bunun haricinde burayı topladıktan sonra sıra şuraya geliyor. Evet, iyi antrenman yapıyorsun. Evet, tamam. Abla da direkt buraya geçmiş. Slide'de var. Aynen. Pardon? Slide'de şuna geçmiş. Bu slide üzerinden anlatalım. Ön ve arka kapağı bunun montajı geliyor. Buna vidaladıktan sonra elinize şöyle iki tane ürün geçmek. Unutmayın bunların hepsi karşılıklar. Yani bundan yapıyorsanız iki tane yapacaksınız. Yani bir tane yaptıktan sonra ön kapağa geçmiyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra iki tane ön kapağa geçiyorsunuz. Ve aslında burada gösterilen, sunumda gösterilen buraları büyük bir şeyle vidalayamayacağız. Neye? Nedir de? Ön kapağı meçhide vidalamamız gerekiyor gibi duruyor. Vidalamayacak. Ama kesilmemiş ön kapaklar böyle büyük olduğunu elin başlığını yap. Yani şöyle kabaca bunun üstüne gidiyor diye düşünüyorsun. Evet. Geldikten sonra da aslında delikler birbirini karşılıyor. Bu yüzden hani
Eğer ki doğru ölçüde keserseniz kolumuzdaki deliklerin birbirini karşılamasında problem yaşamayacak ve şahsen de yeni delik açmayacaksınız. Hızlı bir şekilde şahseniz Ki toplayacaksınız. bence 3 kere ölçün, bir kere kesin. Yani Kesinlikle. kestikten sonra alüminyum geri dönüşü yok. Yani pardon, çok zor. Ek almanız gerekiyor sana. Orası kesmeden önce 2-3 kere ölçüp ondan sonra kesmeniz daha doğru olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle. Ön ve arka saçları ne kadar oturttuktan sonra ise anca şunu dediğimiz aslında Evan doğru. iki tane destek milli geliyor. Bu destek milli aslında şasenin çapraz güneşinin kaymasını engellemek için merkezden geçen miller oluyor. Bunlar kısa çıkıyorlar. Bunlar tekerlekler arasına geliyor ama bunun uzunluğundan düşünün. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun en güzel özelliği şu olarak kenardan kenara uzunluğu olumlu bir mil. Kenardan kenara uzunluğu 1 bölü 2 inç. Yani 12.7 milimetre biz Türkiye'de bulamıyoruz ama Amerika'dan gelen çoğu ürün 12.7 milimetre. Mesela buraya geçecek. Ve lazım olursa burada çıktığını hatırlarsınız ve kullanırsınız. Bu miller yerine, çırolar yerine deliklerin yeri belli. Merkezlerinde dış olan 10 milim, 12 milim, normal düz milim de atabilirsiniz. Çıraları başa çıkarmak için. Ama istemiyorum dersiniz. Yani ben çırayı kullanmayacağım dersiniz. Çıralar da hazır bir şekilde montajlamak için geliyor. Tamam. Ardından az önce yaptığımız aslında rediktör kapısını kapattıktan sonra Emin de kaldı şeye. kapattığımız şasenin vidalarını atmak geliyor. Biz az önce bahsetmiştik. Şurada 4 tane vidamız var. Şuradaki ufak plastikleri yerine yerleştirilince 4 tane vidayı atmak için şu poşetten çıkan vidaları kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bu 4 vidayı seçerken bu poşette üzerinde sarı leke olmayan vidaları seçmemiz gerekiyor. Sarı leke olan vidalar motor vidaları oluyor. Bunları motorun montajları için kullanıyoruz. Onlar Loctite'le olduğu için Evet. değil mi? Loctite denen bir kimyasal yapı elemanı kullanıyor. Bu kimyasal yapı elemanı motora atılan vidaların streçin sonucu gelişmesini engelliyor. Rediktörde neden bunu kullanmıyoruz? Çünkü rediktörde zaten fiberli solun var. Fiberli solun da streçinle gevşemeyi engelleyen plastik contalı solun denir aslında. Şurada gördüğünüz gibi. Bunları attığımız için Loctite'e ihtiyaç olmuyor. Ancak motorda somun atamayacağımız için Loctite'i de kullanmamız gerekiyor. Ya Aşağı inelim. sayın evet Demiyorum. Ardından motora sıra geliyor. Şimdi 4 tane vidadan motora geçmek güzel olur. Bize şaseden standart FRC kitinden standart sim motorlar çıkıyor. Elektrik simına da detaylı anlatacağız. Sim motorlar da aslında şase sorulmak için ideal motorlar ölçüyseniz. Ancak teknolojilerin gelişiyor. FRC de teknolojilerin gelişiyor. Artık ayak uydurmak da önemli. Bunların fırçası versiyonları çıktı. Eğer ki imkanınız varsa bunları alıp onları da kullanabilirsiniz. Ama endişelenmeyin. Onlar fırçası versiyonlarında karşılıklı delik çapları aynı, montaj noktaları aynı. Sadece performans daha iyi motorlar. Yoksa da burada göreceğiniz sim motorları kullanabilirsiniz. Hasan Hocam'ın gösterdiği bu motor büyük olan sim motor. Bu motor ise mini sim motor. Bunlar fix olarak her yıl FRS2'den çıkar. Bu da back motor. Bu bazen çıkıyor, bazen çıkıyor. Bunun yerine alternatifleri de çıkıyor ama bu da güzel bir motordu. Biz şu an bu motorun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu sim motor üzerinden. Bunun hızlı sürerken bunu da sürebilirsin o. Yani bu da düşük güçlü bir motor ama ağırlığı daha hafif. Evet. Yani bu itibariyle bakıp karşılaştırdığınız zaman nasıl yapılıyor şu altta bak. Heh. Biraz geçmeni geliyor bu. Heh. Yani bu kadar bir boy farkı var bilginiz olsa. Bunun da çapı aynı. Aynı yeri montajlamak bak mümkün. Bir de delikleri de aynı bilginiz olsun. Evet, o da olabilir. Biz bu poşeti net kendimizde sim motorları montajlayabilmek için Sigma burayı montaj açtım. sim motorları montajlayabilmek için şöyle ufak pullar çıkıyor. Bu pullar çok önemli. Bunlar pirinç sanırım. Olabilir. Pirince ben diye var. Garip bir yapı elemanları. Bunlardan ikişer tane kullanarak motorları tıkıyoruz. İki tane kullanmamızın nedeni üst üste birbirleri arasında sürtünmeyi azaltmak ve motorun şu göbeğinde sürtünme oluşmasını engellemek aslında. Yoksa diğer türlü motorun göbeğinde aşınan aşınan herhalde değiller.
Bunu yaptıktan sonra bizden şunu istiyor. Şurada iki tane ufak kare eleman çıkıyor. Bunlar 2 milimetre sanırım. 2'ye 2 kamalımla. Bu kamaları kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü motorun yuvarlak pinyonundan dışlıya tahriki aktarırken aslında aktarımın gerçekleşebilmesi için bu çok önemli bir rol oynuyor. Bunu kamu yuvasını yerleştirince rahat geçiyor. Aşırı zor geçmiyor ama geçmezse penseyle sıkabilirsiniz ama dikkat edin kaybetmeyin. Sektikten sonra şunu yapıyoruz. Şurada az önce bahsettiğim dışlık kısmına çıkan pinyonu kamu yuvasına denk gelecek şekilde takıyoruz. Bakalım takalım. Ne taktik? Taktikten sonra böyle bir görüntü ortaya çıkıyor gördüğünüz üzere. Ve bu dişlerin buradan çıkmaması için şöyle tırnaklı segmanlarımız var. Bu tırnaklı segmanlarımızı da buraya oturtunca tam anlamıyla bu oturmuş ve buraya sabit olmuş oluyor. Bunlar iki tane yapıp ya da bir tane yapıp şasimize takabiliyoruz. Yaptıktan sonra şöyle bunu hemen alayım. Bunu yaptıktan sonra montajladığımız şasinin radyatör kapağında motorun geçebileceği delikler mevcut. Bu delikleri tam yansıttık ve anlattım. Tamam. Bu delikleri denk gelecek şekilde taktığımızda karşıda vidalarını, motor vidalarını şu sarı loptaklı vidaları sallıyoruz. Ve bu motor buraya montajlanmış oluyor. Dişli tahrik sürecimiz gitmiş ve dediklerimiz tamamlanmış oluyor. Tam anlamıyla artık motor elektrik verdiğimizde gücü dişli oranında düşecek. Bu dişler 10-71 sanırım. 10-71 oran var bu elektrikte. 10-71 oranında düşecek. Gücü artacak, hızı düşecektir. Bu da aslında şasenizin daha torklu gitmesini sağlayacaktır. Bu motorlar çünkü tek başına çıplak bir şekilde çok iyi bir güç aktarımı sağlayamaz. Her ne kadar büyük ve güçlü görünse rağmen büyük bir cismi iterken zorlanıyorlar. Bu yüzden redüktöre ihtiyacımız oluyor. Bunu yaptıktan sonra şunu toplamıştık hatırlıyorsunuz. Bu topladığımız üründe tekerleği takıyoruz. Mesela leşleri düşünün. Takıyoruz ve ortaya böyle bir görüntü çıkıyor aslında. Tam gitarda redüktör olduğunu düşünen. Böyle bir görüntü çıkıyor. Bu görüntüyü çektikten sonra şöyle beyaz bir plastiğimiz var. Bu kestamit bir ürün. Bu ürünü merkezden geçiriyoruz ve bu taraftaki son yataklamayı sağlıyoruz. Bunun içerisine tam oturtuyoruz. Mesela burada tam olarak mesela bu konu noktada çekiç gerekiyor. Oturtuyoruz. Şu var. Aynen. Var ki sen kendi. Ha yok buydu çıkardım. Çıkart. Doğru. Heh, oturdu. Parmakla basarak da giriyor. Bazen işte bunların tüyleri hastalığının yüzde kaç, binde kaç olduğuyla çok önemli tenekesi var ama girmezse çekiçle takabilirsiniz. Taktikten sonra karşımıza böyle tam merkezden yataklanmış bir ürün çıkıyor. Çıktıktan sonra şöyle bizim şasadan çıkan kayışlarımız vardı hatırlarsınız. Bu kayışlar burada hemen diş şeyiyle vermiş. Diş farklı kayışlar ama normalde kayışların kodları vardı. İşte 650'lik, 655'lik, 5'er. 5M, 3M diye. Burada 5M 160, 5M 120 veya 5M 131 diş kayış özellikli bir kayış versiyonu vermiş. Bu da sunumun başında anlatmaya başlamıştık. Uzun, orta ve kısa şasiyede aslında kullanılan kayış oksijenle kayış özellikleri de tekerleğimizin iki tekerlek arasındaki mesafeyi ayarlamayı sağlıyordu. Bu kayışlardan istediğinizi seçtikten sonra birini bu taraftan sağ bir modu bu taraftan sola akacak şekilde ayarlıyoruz, takıyoruz ve Şöyle müşteri tanıyayım. Kayışların evet sağda solda olduğuna çok önem verin. Yani çünkü karşılığındaki tekerlekleri oluştururken de şuradaki beyaz kestamitleri ona göre koymanız gerekecek. Distrosları. kesinlikle o aralayıcıları ona göre ayarlayacağız. Evet. En sonunda kayışları yerleştirdikten sonra en dış kapağı kapatmamız gerekiyor. Bu kapağı kapatırken bu flaşlı numara da dikkat etmek gerekiyor. Çoğu iki takım bunu dışarıdan takıyor. Ben çok şahit oldum. Dışarıdan taktığı için robot ilerden tık 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 düşüyor. Düşünce ne oluyor? Yürüyemiyor. Şase yürüyemiyor ya da çok zorlanıyor, bozuluyor bir yerleri falan. Bu yüzden bu numaranın da flaşlı beyaz kestamite gelecek şekildesin. Hatırlayıp takım
Yani sadece levhadan referans alırsanız karıştırabilirsiniz. Ama kafanızda her zaman beyaz kestemik parçaya, altıgen beyaza denk gelecek şekilde hatırlarsanız karıştırmazsınız. Bunu da geçiyor. Bu da çok geçiyor. Bunların sıkı geçmesini yaparken belki bir takoz koyup takozla çekişte vurmakta fayda var arkadaşlar. Evet. Kurbanların göbekleri bozabiliyor. Bu yeşil hocam. Büyük ihtimalle çok şey var. Pürüz var. Geçtikten sonra en son bu şasanın dış kenarında böyle kapatıyoruz ve ortaksa bu tarafına kapalı olduğunu düşününce şöyle merkezde takılı, kayışları takılı bir tekerlek geçiyor. En sonunda ön ve arka tekerlekleri takmaya sıra geliyor. Ön ve arka tekerlekleri takarken de şöyle ama bir çelik şuraya. Tabi dış levhayı taktıktan sonra öndeki plate'lere, saç levhalara, Erandakilere. aynen en öndekilere sabitlemeyi polis hayatı yap. Aynı iç levhaların ne demiştik? İçlere dışlar tekerlek sabitlenmesi için kullanılan iki adet şey var. De, aynı. Açtım. Levha vardı. İç sacı nasıl ön plakaya sabitlediyse ardından dış sacı da ön plakaya. Action. Gel daha aşağı. Nasıl şu kalemden de güzel gözüküyor. Şöyle bulalım. Daha. Vidalamak gerekiyor. Bunu da çekelim. Aynen. İstediğiniz boyutta. Darlarını ayarladıktan sonra vidalamak gerekiyor. Ve vidaladıktan sonra aslında yapmamız gereken şey tekerlek, ön ve arka tekerlekleri takmak oluyor. Orada takılmış var. Aynen. Şimdi takılmışım. Tamam. Belki çünkü 10 dakika sonra bir ara dedim. Tamam hocam, zaten 10 dakikaya bir tekerlekleri de takarız. Ama Mekanik kısmını bitiririz herhalde. Wait for that demek. Verirsin. Dön. Evet. Nerede bunu bulayım? Şey mi? Şasen tekerlek mi? Biraz yavaş gidiyor ya. Ben yapayım sana burada. Tamam hocam. Tekerleklerin takılma kısmındayız. Tekerlekler takılma kısmı. Buraları değiştik lan. Aynı. Nereye anlattık? Şu. Bundan Şurada. onu da anlattık. Şu long aynen şu yolları sabitlenmek kısmındayız. Şeyde izleyeceğim. Bir Peki efendim. Sın. tamam, tekerlekleri takmadan önce bizden çuroları sarklamamızı istiyormuş. Küçük çurolar. Aynen. Kısa Bu az önce çurolar. bahsettiğimiz şu kısa çuroların sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü şimdi hemen örneği göstereceğim. Tekerlekler sonra geliyormuş. Mesela bu şasada çuroları sabitlenmemiş. Bu şase hareket ettiğinde şu gölgede kayıyor. Kaygıç mesela şu an açılıyor, kapanıyor falan. Kaydığı için de sürekli bir Kayış atabiliyor. kayış atabiliyor ya da ne bileyim Dişliyor. dişler sıyrılabiliyor, rediktör tam performans çalışmıyor, bir yerde bir sürtünme oluşuyor vesaire. Aslında bu iki plakayı birbirine sattığım için şurada çuvallarımız var. Burada uzun şase, orta şase ve dar şase de yine geniş şase sayıda şey göstermiş. Çuval lokasyonlarımızı bize göstermiş. Üç çuval lokasyonlarından referans alıp çuvallarımızı sabitleyebiliriz. Ama mesela robot yaptınız diyelim. Robot yaparken bu çuval lokasyonlarından birinden bir ürün geçiyor sizde. İlla ki çuval lokasyonu kullanmak zorunda değilsiniz. Hemen yanında yeni bir delik açabilirsiniz. Mühim olan karşılıklı iki delik açabilmeniz. Bunun için de şasiyi sökmek en mantıklı soru. Yani üzerinde delme işlemi yapmak bazen kurtarıcı olabilir ama büyük ihtimalle kayık olacaktır. Ekseni kaydırdığınız zaman çünkü sorun yaşayacaksın. Aynen. Ekseni kaydırdığınızda bir tarafa esneme potansiyeli bırakacaksınızdır. Yani ileri belki kurtarır ama geriye esner açısı. Evet. Çünkü geriye doğru eksen kayıktır. Onun için karşılıklı delmek önemli ama delip herhangi bir yerden de atabilirsin. Tekerleklere veya kayışa gelmediğin müddetçe sorun olmaz. Attıktan sonra sıra tekerlekleri takabilmek için Bakın bu ne yapacağım? Hangisi? Boyuna göre. kayış boyuna göre kullanacağımız vidanın deliği. Şimdi bu ön ve arka vida tekerlekleri tutturmak için merkezde yine inç bir vida geçiriyoruz. Bu vida rulmanlı bir vida. Aslında tekerlekler rulmanlı ve tekerleklerin göbeğinden geçiyor. Rulmanların göbeğinden geçiyor ve burada tekerlekler takılıyor. Burada bir, hemen bakıyorum. Bir, burada iki, üç adet farklı kayış ucumuz var. Bir, iki, üç adet kayış ucumuz var. Burada üçünden bizim için en uygun olanı seçince aslında sabitleyebilmek için bu delikleri kullanıyoruz.
O deliklerden birini hangi deliği kullanacağımızı seçmemiz de aslında buraya taktığımız kayışa doğru orantılı. Yani şunu unutmayın. Eğer ki 800'lük bir kayış, yani 131 dişlik bir kayış takarsanız kullanmanız gereken lider noktası en uzaktakidir. İşte 650 kullanıyorsanız ortadakidir. 600'lük kullanıyorsanız en yakın olandır. Redektör en yakın olandır. Yani bu değişmiyor. Taktığınız kayışa doğru orantılı. Sonrasında yapmanız gereken şey şu. Bu tekerlekte hatırlıyorsunuz kasnakları takmıştık. Kasnakları taktıktan sonra bu tekerleğin göbeğini ikişer tane rulman geliyor bir şeyler. Bu rulmanları yerleştiriyoruz, takıyoruz ve elimize şöyle bir tekerlek geçiyor. Hemen. Bunlar da rulmaz. Şişe diyorlar. Uzun süre kullanmayınca korozyona uğrar. O yüzden dikkat edin. Koysa. Elimize böyle bir tekerlek geçiyor. Bu tekerleği şasenin ortasından geçiriyoruz. Kayış yönümüze doğru. Sonrasında vidayı atmadan önce poşetimizden şöyle plastikler çıkıyor. Bir şase için toplam 4 tane böyle uzun, 4 tane de kısa çıkıyor. Bir tekerlek için ise bir tane uzun, bir tane kısa kullanıyoruz. Eğer ki kayış redüktör tarafındaysa kayışın redüktör tarafını kısa aralayıcı, ters tarafında uzun aralayıcıyı atıp tekerleği şu iki sacın ortasından merkezliyoruz. Yani bu tekerleklerin düz olmasını sağlıyoruz. Bununla bu arayı yıllayıcıları kullanarak ve bu kayışların aslında karşılıklı düz gelmesini sağlıyoruz. O yüzden önemli bunları attığımız nokta. Kayış yönünü her zaman dar olan geliyor diye attığımızda tutabilirsiniz. Sonrasında bu tekerleklerin montajlıyız. Bak şöyle. Fırtlaştım geçti. Ardından bahsettiğim, az önce bahsettiğim şu vidayı video geçene şuradaki fiberli somunu sıkarız. Buradaki fiberli somunu mesela burada çok sıkılmış. Bu kadar sıkmaya gerek yok. Çünkü bu aslında bir mil görevi görüyor. Burada sadece tekerleğin merkezde olmasını sağlıyor. Fiberli somunu sıkıyoruz. Fiberi tuttuktan sonra tatlı sıkmamız bizim için yeterli. Çok fazla sıkmak yine bu dışarıdaki iki plastiği rulonun göbeğini fazla bastırmasına ve rulon göbeği fazla basıldıktan sonra sürtünmenin artmasına neden olacaktır. Bu da sizin gelişinizi yavaşlatacaktır. Çocuktur. 27 geçelim. Kısıkaya. Ha. Şak. Bu aynı hocam. Ardından uzunları da anlatmıştım. Yapınca karşınıza şöyle bir şase çıkacak bu. yapınca karşımıza step 27, adım 27'de görünen bir şase çıkacaktı. Bu şasenin üzerine robotunuzu istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Bir problem çıkmayacak. Sadece mühim olan nokta FRC'de maç başında şasenin dışına robot parçası taşmaması gerekiyor. O yüzden sizin maksimum ölçünüz artık ilk başta belirlediğiniz şase ölçüsü. O yüzden Zaten şey çok önemli. Manueli okumanız, yani bu size kitle beraber gelecek olan şasiyi kullanmak zorunda da değilsiniz bu arada. Bunu da altını çizelim. Oyun kılavuzuna yayınlanan oyun kılavuzundaki en boy yükseklik ve bunun gibi detaylara uygun herhangi bir şase tasarımını da yürür tasarımını da kullanabilirsiniz. Bunu first gönderiyor takımlara ki çocuklar hızlı bir şekilde adapte olsun, hızlı bir şekilde bir robot yürürlüğü olsun. Oyuna odaklı diğer mekanizmalara yoğunlaşabilsin, odaklanabilsinler diye aslında bakarsanız şasiyi size gönderiyor. Burada benim söylemek ufak bir detay var. Şase yaptığınız uzun, orta veya kısa şase diye seçtik. Ama robotu yaparken uzun olması bizim için dezavantaj olabilir. Orta olması dezavantaj veya avantaj olabilir. Kısa olması dezavantaj veya avantaj olabilir. Şaseyi bir kere kestikten sonra dönüşü yok. Robot mekanizmanızı yaparken zorlanabilirsiniz. Bu yüzden şasenizi toplamadan önce, yani sonuçta bu şase size kickoff günü geliyor elinize. Bu kickoff günü gene elinize gelen şaseyi toplamadan önce bence yapmanız gereken en önemli şey tasarımda nihai kararı vermektir. Nihai kararı verdikten sonra şaseyi toplamak bir gün. Ama şaseyi yanlış kestikten sonra onun üzerine robot yapmaya çalışmak size haftaları, aylara mal olabilir. Bu yüzden tavsiye önce tasarımı bitirip sonra şaseyi toplamak için doğru ölçülere nihai karar vermektir. Bir anekdot.
Yazılımcılarınız muhtemelen, yazılımla uğraşan öğrencileriniz muhtemelen Euro'yu bana verin ki ben yazılımı yürüteyim falan diyeceklerdir. Ha, böyle bir durumda varsa hiçbir şeyi kesmeden de şey toplayabilirsiniz. Yani bir şeyi kesmeden 4-6 tekerleğini takıp elektronikler zaten kitten geliyor. Verip onlara tamam bunun üzerindesin devam edin deyip yazılımcınıza böyle bir opsiyon da sağlayabilirsiniz. Bu arada mekaniklerinizi devam edersiniz. Ölçük, biçim vesaire. Hatta yarın bir eğitimimiz olacak. 3 boyutlu tasarım programlarının kullanılması Farsi'de. Çizim üzerine çalışacaksanız robotu tasarlamaya herhangi bir 3D yazılım üzerinde robotunuzu istediğiniz gibi kesip biçip ölçüp defalarca kesip yapabilirsiniz. Bununla ilgili de yarınki eğitimi kaçırmamızı tavsiye ederim. Evet. Mesela az önce Hasan Hocam bahsetti. Kendi şahsınızı yapmak zorunda değilseniz aslında görsel karşılıkları. Burada dört farklı şahsı görüyoruz. Bunların hepsi özel üretim. Biz de mesela Farslı olarak kendi şahsınızı yapıyoruz. Hasan Hocam da geçen yıl kendi şahsını kullanmıştı İstanbul'da. Yani farklı farklı varyasyonları kullanabilirsiniz. Bunun için her problem yok. Önemli olan mekaniksel ölçü sınırlarına dikkat etmek. Mekanikte zaten herhangi çok böyle elzem bir parçalayıcı, yırtıcı bir unsur değilse her şey sınırsız gibi bir şey aslında yaparsın. En güzel yanı Kurallara uygun olsun yeter. evet, ama ben bunu çizseniz tavsiyem kopşası üzerine mekanizma çalışmanızı. Ben 2017 yılında Pars 2020 yılına kadar kopşası kullandım. Çok da memnundum. Çünkü bayağı ideal çalışan yıllardır. Kendi kanıtlamış güzel bir şeysin. Kanıtlanmış. Gerçekten güçlü bir şase. Üzerine bizim 2 öğrenciyle beraber yürüttüğümüz falan olduğuydu Evet. yani. Motor hem prediktör oranları çok iyi. Hem alüminyumun kalitesi çok iyi. Ağır bir robotu rahatla taşıyabiliyor. Ertan hocamdan bir soru var. Buyurun hocam. Bir tane alacağım yalnız. Ben mikrofon şey hoparlörü açmam lazım. Emin hocam. Sesim geliyor mu hocam? Evet hocam. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok keyifli geçiyor. Ben keyifle dinliyorum açıkçası. Diğer hocalarım da bu şekilde dinliyordur. Kamera olayı da çok güzel. Açılar çok güzel olduğu için detaylı gözlemleyebildim. Şunu sormak istiyorum. Yani bazı konularda teknik olarak yetersiz konuşursam kusura bakmayın. Çünkü tam bilgi sahibi olmadığım için ilk defa bilgi sahibi sizlerle oluyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Örnek veriyorum, hazır zamanı biraz daha verimli kullanmak adına şaseyi first'ten temin edebiliyoruz demiştik. Şimdi bu elimizdeki ekipmanlar ile satın aldıktan sonra hani şase uzunluğundan bahsettik. Şimdi mesela biz bu sene örnek veriyorum şaseyi aldık, topladık bir şekilde yarışmaya katıldık. Bir sonraki yıl biz bu şaseyi tekrardan kullanabiliyor muyuz? Tekrardan satın mı almamız icap ediyor? Hocam şimdi ben bir dakika alacağım. Yaptık yapmayı çünkü. Şimdi her yıl bir kit içeriği geliyor. Her yılda isteyen her takım bu şasenin sıfırını elde edebiliyor. Yani benim kendi takımım İstanbul takımı 8 yıldır yarışıyor. Biz muhtemelen 8 yıldır her sene bu kiti aldık yani bu şaseyi aldık yani mutlaka kullanırız diye. Ha, bazen takımlar diyor ki First onun opsiyonu sundu. Ben kit şeyimizi şasemi istemiyorum First. First de diyor ki o zaman bunun yerine sana 450 dolarlık bir Andy Mark voucher diyorlar indirim kuponu veriyorum diyor. Andymark.com sitesi içerisindeki var olan malzemelerden bunu para gibi harcayabilirsiniz diyor. Bunun şu sıkıntısı oluyor. Yani sıkıntı değil aslında. Amerika'da olsa çok rahat. Yani bir günde elime geliyor. Ama Türkiye'de ya da uluslararası bir bölgede olunca siz oradan alışverişinizi yapıyorsunuz. Üzerine kargo biniyor. Gümrük biniyor. Gümrükten bunu malı çekmek gerekiyor. Yani atıyorum işte oradan başka bir tekerlek türü aldım. Tamam kargoyla karşıladım. Türkiye'ye kadar uçakta geliyor. 3 günde geliyor muhtemelen. 4 günde geliyor. Ama gümrüğe bir giriyor. Gümrük diyor ki bana gümrük yazısı ver. İşte okuldan gidiyorsunuz, yazı alıyorsunuz. Oluyor size 3-4 gün daha geçiyor. Her geçtiği gün gümrükte bir de kira bedeli ödüyorsunuz. Orada bir gümrük depolamada da kaldığı için. Ya diyorsunuz 450 dolar harcadın ve getirdin buraya, kargosunu verdin. Yani öyle vakalar gördük ki artık lanet olsun ben gümrükten çekemiyorum deyip gümrükte bırakan arkadaşlarımız da oldu. Dolayısıyla bunu bir sağlam gümrükçümüz, evraklarımız vesairemizi önceden gümrükçüyle çalışaraktan, önceden hazırlayaraktan ya da web yazılarını alaraktan
Bu süreci hızlandıracak çalışmaları önceden yaparaktan bu yolu tercih edebilirsiniz. Onu tavsiye ederim. Ben sizi duymuyorum. Speaker açacağım. Bir saniye. Anladım hocam. Bu sesim geliyor sanırım. Çok teşekkür ederim. Yani üzerin son bir sorum var. Üzerindeki şu motorlardan bahsettiğiniz motorlar olarak istediğimizi kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla. İstediğinizi kullanamıyorsunuz hocam. İstediğinizi kullanmak, yani istediğinizi kullan... Ha, kılavuzda, oyun kılavuzunda izin verilen tüm motorları kullanabiliyorsunuz tabii ki. Yani istediğinizi kullanamıyorsunuz dememin nedeni şu. İşte First motorların testlerini yapıyor, belli kriterlerle oynadığından emin oluyor, motorlara izin veriyor. Ama şimdi mesela Rumunistan'da bir sürü motor türü var satılan. Şimdi onlardan herhangi biri bu testlerden geçmeyip de legal parça olarak girmediği için aslında bakarsanız motor çeşitliliği Sınırında. sınırlı yani. Ve 5-6 çeşit motor vardır muhtemelen. Zaten elektronik de şeyin konusunu anlatırken içerisinde legal motorlardan bahsedeceğiz. Ama hani ben ya da işte bir buzdolabı motorunu söktüm. Fan motorunu ben bunu kullanayım. Olmuyor. Yani inspection'da inspektörler bundan uygun olup olmadığını denetliyorlar. Anlatabildim acaba? Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla şunu yapmak gerekiyor. Her sene düzenli olarak bir şase getirtmek biraz daha mantıklı olacak uyum açısından. Mantıklı çünkü bunun kargosunu da kömürünü de aynı zamanda Fikri Vakfı yapıyor. Yani oradaki Amerika'daki parayı harcayamadıktan sonra ben kendi adıma söyleyeyim. Bu tercih meselesi. Bazı takımların eşi dostu oluyor. Amerika'dan işte her ay gidiyor geliyor. Ya mesela örnek Akimler. Yani eşi dostu olanlar orada bir adrese göndertiyorlar. Uçakta gelirken yanına alıyor getiriyor mesela. Bu çok büyük bir avantaj oluyor. Güzel bir şey. O zaman onu tercih edebilirsiniz bence. Mesela biz Teşekkür ederim. 2020 yılına kadar kopşasa kullandık ama ondan sonra kendi şasemizi yapmaya başladık. Bu sene de mesela bu yüzden bu şaseyi satın almadık. 450 dolarlık kodu da gittim yedek tekerlekler aldım. Ne gideyim yedek rulmanlar aldım vesaire. Ondan da gelen bir tanıdığımız vardı. Evet. Onun vesilesiyle getirdik. Gibi. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Şasayla ilgili bir dedi bak. Şase bitti. Bundan sonra şey geçiyoruz. Tamam. Değil mi? Aynen de kolum. Her şey tamam. Yavaş. Yürütülüyor. İdürü. Evet. Evet. Süper. Şimdi o zaman şu an saat 48 geçiyor. Bir 15 dakika biz de, hemen şey yapalım. 10 dakika bir mola alalım. 50 diye söylesek ne olur? Saat 14. 14'te gene hep beraber burada buluşalım. Yani. Yani 12 dakika bir mola rica ediyoruz sizden. Görüşmek üzere. Ben direkt kılıp şey yapayım. Seyir acaba? Bir bana bunu ekleyip deyip sahneyi konuyu ben... Hani sosu geliyorsa... Devam edelim senin de. Şey yapalım. Başladım. Şimdi gelelim ya Farsi elektroniğine. Farsi elektroniği tabii ki yine oyun kılavuzuna bağlı bir elektronik. Bunun için aslına bakarsanız size ilk başta göstermiş olduğum bu docs.dpi'nin güzel bir kaynaktır bilgimiz olsun. Bunu incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Takımınızın buna şu anda itibaren belki vakit ayırması çok önemli. Örnek veriyorum. Şimdi mesela aşağıda bir ilerleyelim. Elektronikle ilgili bilgilere bakalım. Göstermek için. Donanım kontrol sistemindeki donanım bileşenleri. İki tür kontrol bileşen sistemi var. Aslında CTRE dedikleri First'ün biraz daha eski bir kontrol üniteleri. Yani Power Distribution panelleri olsun, Pneumatik Kontrol Modülleri olsun. CTRE firmasıyla çalışıyordu uzun yıllar kendi içerisinde bu çıkıyordu. Hala bu marka ve ürünleri legal. Aynı zamanda Revomatics'in yeni modifiye edilmiş, biraz daha güncellenmiş şeyleri var. Arkadaşlar. Nedir onlardan? Yeni kontrol sistem modülleri var. Bunları da kitin içerisinde artık bu yenileri geliyor. Muhtemelen CTRE üretimi durdurmuş bazı ürünlerde. Onlardan ötürü ve bazılarına güncellemeler yapılmış. Rev ürünüyle devam ediyor. First Robotics Competition. Şunu gördüğünüz grafik aslına bakarsanız bir
FRC elektronenin temel bileşenlerini içeriyor. Çok kaba bir şema ama kablo kalınlıkları, işte veri tabanı ken basımı, veri yolumu, işte PWM kablolarının renkleri, işte ne camdır yani baktığınız zaman, sensörler nasıl bağlanır, servomotorlar nereden bağlanabilir, kameralar nereden bağlanabilir. Bunlar da kısıtlı değil ama bu bir örnek, bir bağlantı şeması deriz ki. Ve bu şema kit içerisinde postaj şeklinde geliyor. Bakıyorum, evet, yani her sene geldiği gibi belki değil ama geçen İkinci sene evreden veya geldi. şu yakadan geldi. Bu sene de gönderirler diye düşünüyorum. Hani çocuklar bu web sitesinden buna ulaşabildik dediği gibi, aynı zamanda bunu böyle bir duvara yapıştırıp oradan da nasıl bağlanıyormuş bu diye kontrol etmek için kullanabilirler diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Bu sayfaya nasıl erişeceğinizle ilgili neyse zaten slaytın başında vermiştik. Orayı inceleyebilirsiniz. Slaytın üzerinden gidelim ki biz daha kontrollü, daha düzgün Evet. gidelim. Kablo çaplarıyla alakalı Türkiye'de biz milimetre kullanıyoruz. Metrik sistem kullanıyoruz. Kabloların çapları. Kablonun çapları neden önemli? Kabloların çapları şundan önemli. Üzerinden taşıyabilecekleri akım miktarları çaplara değişti. Yani çaplar büyüdükçe yüksek miktarlarda akımlar geçebiliyor üzerinden. Su tesisat hattı gibi düşünebilirsiniz. Borunun çapı ile içerisine geçecek suyun debisi nasıl doğru orantılıysa elektrikte de aynı. Üzerine geçen yoğunlukla kablonun çapı aynı. Evet, aynen. Ama bize tabii Amerika'dan geliyor kitler. Amerika'da AVG formatını kullanıyorlar kablo çapları için. Dolayısıyla burada böyle bir tablo yaptık size. Hani 22 AVG gördü. Bizimkinden farklı. Bizde milimetre büyüdükçe çap büyüyor. Onlarda küçüldükçe AVG çap büyüyor. Yani 4 AVG 2,5'lık bir kabloya 25 milimetre bir kablo denk düşerken 24 AVG onlarda 0,45 milimetre ya da 22 AVG 5 yarım milimetrelik kabloya denk düşüyor, tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Aynı zamanda burada geçen yılki manuelden alınmış bir tablo var. Bu tabloyu da incelemenizi rica ederiz. Zaten manuelini zaten inceleyeceksiniz ama bu tabloyu da incelemenizde fayda var. Neden de tür fayda var? Bu tablo aynı zamanda size şey yapacak. Nedir onun adı? Bu tablo aynı zamanda size nereye ne kadarlık kablo kullanmanızı gerektiğini aktaracak. Örnek veriyorum, şimdi şu kablo motor sürücünün motorun kablosu bu kadar. Bu yetmeyecek, burada ek alacaksınız. Ama kalkıp da bu kabloyu siz işte 0,75'lik kabloyla yani 20 AVG'li kabloyla devam edemezsiniz. İnspektörler bunu gördükleri zaman derler ki bu kabloyu değiştirmeniz lazım. Çünkü bu motorun kablosunu üretirken adamlar bunun üzerinden geçecek maksimum akımı planlayarak yapmışlar. Dolayısıyla siz de bu kablo çaplarını koruyaraktan devam etmeniz zorunlu arkadaşlar. Özellikle bunun altını çizelim. Ve nerede ya da mesela bakarsanız burada belki var mı bilemiyorum, yok ama renkler, işte pozitifi kırmızıya taşımanız, işte negatifi siyahla taşımanız, bu renklere falan bunlara hep dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar zorunlu. Bilginiz olsun. Bakınız bu ilk şema. İki tane şema var demiştim ya. Burada gördüğünüz şema Peki. silker şeması. Şurada gördüğünüz Power Distribution Panel dediğimiz işte PDP, işte Pneumatik Kontrol Modülü. Bunlar bu 1, 2, 3, 4 modül de CTRI elektroniğin ürünleriydi eskiden. Ama aynı minvalde Rebin'de ürünleri var. Onları da geçtiler artık. Onlar da kullanılıyor. Burada da Rebin. Şey burada sikiye. Son şemsiye. Ha, burada mı sitiyorum? Evet, burada güncel Artık sürücüler sitiyorum. vesaire. Evet, güncel sürücüler var. Doğru. Evet. Şimdi şu şase üzerinde böyle bir hızlıca bakacağız. Çünkü hani zamanımızı da verimli kullanmak maksatlı. İşte CTR'ın en son şasisine size bir bakalım hızlıca. Ekranda büyük ekran şekilde görüyorsunuz zaten. Değil mi? Bak, okunuyor oradan. Evet. Süper. Şimdi robotu sadece önce bir kaba bir anlatım yapayım ki ondan sonraki detaylı anlatımlarımız, yani bir saat içerisinde yapacağımız detaylı anlatımlar otursun diye. Roborio, şu gördüğünüz Neşel Instrument Roborio mouse üzerindeki gezdirdiğim bir ürün, bizim programlanabilir ünitemiz. Yani bizim aslında tüm robotumuzu kontrol eden yazılımımızın çalıştığı nokta ana beyin bu. Roborio 2.0 versiyonu var ki yeni kitlerde 2.0 geliyor. Birçok eski takımımızın elinde Roborio'nun 1.0 versiyonu var. 2.0 ile 1.0 en temel farkı bir işlem hızı, iki SD yuvası var. Şurada bakınız bir mikro SD yuvası var.
Robonun ikisi bile beraber yazılım artık bir micro SD kartı atıp Robonun içerisine taktığınız zaman direkt çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. USB portundan bir kamera bağlanabiliyor. Robonion'un birçok portu var. Yani ne gibi? PWM gibi. Pulse Width Modulation dediğimiz pulse genişliği modülasyonuyla kontrol edilen motor kontrolörleri, ne bileyim LED sürücüleri gibi gibi birçok şeyi kullanabileceğiniz yaklaşık 10 taneydi galiba. 10 tane, 10 tane PWM çıkışı var. Aynı şekilde sarı yeşil ifade edilen şurada gördüğünüz CAN-BUS dediğimiz endüstriyel bir seri haberleşme standart çıkışı var. Ve bu CAN-BUS'ı takip ederseniz, bakın sarı yeşil kabloyu mouse'u takip ediyorum. Sarı yeşil kablom gidiyor, nerelere gidiyor? Şuradan geldi. Her yere gidebiliyor. Yani aslına bakarsanız CAN-BUS'ın kullanıldığı her yere gidebiliyor. Nedir onlar? Mesela şurada gördüğünüz pneumatik hub. Yani benim pneumatik sistemi kontrol eden de bir aktif elemanım var. Ya da ne bileyim power distribution panel dediğimiz. Ya da power distribution hub dediğimiz PDH diyorlar artık yenisinde. Elektriği cihazlara dağıtan ana dağıtım panosu gibi düşünebilirsiniz sigortanın takılı olduğu yer. Bu da aktif bir cihaz. Yani bu cihazın da üzerinde olan şey buradaki mesela en basitinden hangi porttan kaç amper akım çekiyor onu robotu raporluyor. Yani ne üzerinden yapılıyor? Raporluyor. CatBus üzerinden haberleşerekten buna bu bilgiyi veriyor. Aynı şekilde pneumatik kontrol de öyle. Keza bazı motor sürücüler, yeni nesil motor sürücülerin hemen hepsi CAN-BUS'ı destekliyor. Bazı motorlar kendi üzerlerinde CAN-BUS inişleri var. Motorun üzerinde direkt CAN-BUS üzerinden haberleşerekten o motorun yürümesini, çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Enkodörünü okuyabiliyoruz gibi düşünebiliriz. Yani endüstriyel bir standarttır CAN-BUS. Onun dışında DIO, Direct Input Output dediğimiz bir çıkış yeri var. Şu mouse'u gezdiğim yer. Bunun üzerine neler bağlayabilirsiniz? Bunun üzerine mesela dijital inputlar bir ya da sıfır olarak bilgi verebilen her türlü sensör buradan okunabilir. Sıkabilirsiniz. Ya da ne bileyim röle bağlantı uçları var. Ya da bakınız analog in var. Yani analog bir sinyal girip o sinyali dijitalize edip örneklendirip mesela Mesela mesafe sensörü. mesafe sensörü yani uzaklık ölçmekte kullanabileceğiniz. Aynı zamanda robot yolların temel işlem gücü kamera görüntüsünü, bakın USB'den bağlı olan kamera görüntüsünü işleyip yani ona göre de bir görüntü işlemi yapmanızı da olanak sağlıyor. Yani en azından bir kütüphanesi var. O kütüphane üzerinden görüntüyü işleyerekten basit kararlar vermenizi sağlatabiliyor. Yani aslında robot bizim ana beynimiz diye düşünebilirsiniz. PDP'de anlatmıştık. Ve tabii ki biz haberleşmemizi neye sağlıyoruz? Robotla hareketli. Sahalar büyük sahalar. Bu sahalar içerisinde, saha içerisinde kablosuz haberleşme sağlıyoruz. Dolayısıyla bir kablosuz access point'iniz var. Yani biz robotumuzu aslında bilgisayarımızdan bu beyaz radyo üzerinden bağlıyoruz. Bu radyoyu PoE dediğimiz Power over Ethernet desteğiyle besleyebildiğimiz gibi işte radyo power modülü üzerinden besleyebiliyoruz. Örnek verirseniz gerekirse. Sonra regülatörü var. Aynı şekilde biz radyoyu regülatör üzerinden de destekleme şansımız var. Montaj regülatörü. Yani şöyle düşünün, motorlar çok zorlandığı zaman akünün besleyebileceği voltaj 12 voltun altına düştüğü zaman ben mesela bir yerde 12 volt elde etmek isteyebilirim. İşte bunun için şey yapmanız gerekecek, regülatör kullanmanız gerekecek. Dolayısıyla voltaj regülatör modülü de size gelecek. Evet, şimdi slaytıma geri dönüyorum. En temel besleme kaynağımız ne? Akü. Akü ne benziyor? İşte fiziki boyutlarından şurada akü bir tane alsak kenarını canım. Buyurun. Bu tarafta açmayın. Buyurun. Alo. Tamam. Of. Bu da çağır düşmesi de ben. Es en de kalın. Bu da kalın. Bu da kalın. FRC'de kullandığımız aküler bunlar arkadaşlar. Hemen bir çıkıyor. Seç. Bunları motosikletlerde falan çok sık görürsünüz. Yani çeşitli boyutlarda olanları var ama eni boyu yüksekliği, gücü amperi çok önemli. Önemli. Yani bakın 18 miliampere kadar galiba izin veriyor bana yani. Bu yine değiştirilen bilmiyorum ama yani siz bunun 20 miliamper olanı da var. Yok. 20 amper saat olanı da var. Ama yasak. Ama yasak kullanmanız. Yani inspektörden geçerken
İnspektör bunu görürse der ki bu API'yi kullanamazsınız. Diye sizi uyaracaktır. İlgili dostum. Yani kitinizin içerisinde bir akü gelecek. Aynı zamanda siz daha fazla akü tedarik etmek isteyebilirsiniz. Tedarik edeceğiniz aküleri bu şeye uygun olmasını ve kontrol şeylerine uygun olmasını isteyeceksiniz de bilginiz olsun. Akülerden ara bağlantıyı şey de var tek Speedfast'ta. Al çekmeceler de. Yani tamam bak. Aa, akü de özelliğine oradan çıkacaksa. Afet üzerinde değil ama şunu da söyleyeyim. Bunlara Anderson plug diyorlar arkadaşlar. Akülerimizde akülerin başlangıcı bununla olacaktır. Haberiniz olsun. Bu Anderson plug bu olacaktır. Rengi pembe pembe oluyor genelde ama kırmızı kırmızı da olabiliyor. Anderson plug'da ters takma şansınız yok. Yani bizim en büyük korkumuz tabii ki şimdi profesyonel gençler değil, öğrenciler. Peki öğrenci. Ve kullandığınız şeyler de en üstüne ürünler. Yani şu aküyü ısıtma kısa devretsem yani saatte 18 amperlik bir akı bakıtabilecek. Yani ben buradan bir tekle bağlasam oteli böyle akkor hale getirip ısıtıcı gibi ısıtabileceğim güçlü bir akü bunda. Dolayısıyla bunları ters bağlıyor olabilmek bir riski bizi korkutuyor. Dolayısıyla mutlaka akülerin başları böyle Anderson fraklarla başlayacak ve robotunun üzerinde de bağlanacağı nokta gene böyle Anderson plug olacak. Buna bakarsanız şöyle biraz yaklaştırayım kamera görsünler. Bunu böyle ters takmanız mümkün değil. Ve doğru taktığınız zaman da kırmızı kırmızıya, siyah siyah denk geliyor. Dolayısıyla ters bağlama imkanları yok. Bilginiz olsun. Arkadaşlar o yüzden Anderson plug bulamıyoruz. Bunu buraya bağladıktan sonra bazı takımlar maçlarda şu akülleri ağır ya bir de hopluyorlar, zıplıyorlar, düşüyorlar. Bu çıkmasın diye ortasındaki deliklerden her maç plastik kelepçe geçirip bağlıyorlar. Bilginiz olsun. Evet. Bu güzel bir şey. Yani bu ucak akünün fırlamasıyla çıkmasın diye. Bilginiz olsun. Bir yaşadık. Hani kaybettiğimiz maç da oldu. O yüzden bunu biz de bağlarız. Evet, bütün sene bunun için çalışıyorsunuz. Yani bir dönem boyunca yarışmaya hazırlanıyoruz. Bir akü çıktığı için kaybetmek insanı üzüyor. Yani kazanmak kaybetmek çok önemli değil. Biz genelde sürece odaklıyoruz tüm mentorlar olarak. Yani süreç boyunca çocukların kazanımlarına, ne yaptıklarına, nasıl bir şeyler öğrendiklerine şahit olmaya hoşumuza gidiyor. Ama tabii ki yani bu demek değil ki kaybetmek için de uğraşmıyoruz. Yani proje kazanmak için çalışıyoruz. Yani almak Sürecin için. karşılığını iyi O sürecin almışız. karşılığında iyi bir puan taç almak istiyorsunuz, iyi bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla hazırlıklarınızın hani bir akü çıkmasından ötürü şey olmasını da istemeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sonra şunu şöyle koyayım. Bir sonraki slide'a geçiyorum. Mayın Main breaker. Nedir main breaker? Bakınız 120 amper üzerinden akım geçirebilen bir sigortaymış. Çok önemli bir sigorta. 120 amper geçiyor. Ah! Biz pneumatik yapacaktık aslında şimdi. Elektroniğe başladım ben. yok, burada Elektrik miydi bu arada? elektrik Ses şunlar. En sonunda mı? Ha, süper o zaman. Tamam. Ben de korktum ya. Main breaker 120 amper yüksek bir akım geçiren bir sigorta. Termal bir sigorta. Ne demek termal bir sigorta? Üzerinden geçen akıma bağlı olarak üzerinden geçen akıma bağlı olarak bir tenin ısınması ve ısınan tenin akması mantığında çalışıyor. Üzerinde kırmızı bir buton var. Kırmızı butona bastığın zaman şöyle gösterelim. Kırmızı butona bastığım zaman buradaki kanat açılıyor. Sigortayı kapatmak için bunu böyle gösteriyorum. Kırmızıya başladığım zaman sigortayı açmış oluyorum. Ve robotu kapatıp açarken genel anahtar olarak da bunu kullanıyoruz genelde. Yani bastığınız zaman robot açılıyor. Neyin üzerinde bu? Kırmızı hattın üzerinde. Elektrik kablosunun aynı için vesile kalmışlar da. Şu Demek ise. Teşekkürler. Besleme kablosunun kırmızı hattına takılır. Bilginiz olsun. Yani biz her zaman pozitif terminali robottan kesmek üzerine planlıyoruz. Yani negatif terminal üzerinde sigorta bulunuyor. Pozitif terminal üzerinde pozitif çıkışta şeyimiz oluyor. Yani sigortamız oluyor. Main breaker'ımızın amacı bu. Bu sigorta olmadan tabii ki mutlaka
yarışmaya çıkamıyorsun. Yani bu olması olmaz. Yani her şeyi yaptığın için robot yürüyor falan. Ama sigorta yok. Olmaz. Yarışa bastırılır. Sonra power distribution gibi panel. Yeni modeli var mı Akkor'dan? Yeni model var mı PDT? PDH. PDH. Yok. Belki altta laptopların var. Belki bir fırlatı var sanki. Var. Soy. Teşekkür ederim. Sigorta zingar. Evet. Şimdi iki tür PDH var bizde elimizde. Ve ben iki tür PDH var arkadaşlar. Şu elimde tuttuğum, yukarıda tuttuğum yeni model, bu eski model. İkisi de legal. Bu bizim güç dağıtım panelimiz. Kendi veri yoluyla hatırlarsınız, Robinio'ya bağlı demiştim. Robinio'nun üzerinden Robinio üzerinden buradaki portlardan gelen akımları okuyabiliyorum. Sigorta durumu varsa bilgiliyor. Ya da ne bileyim diyor ki Robinio'ya diyor ki bir yerde kısa devre var. Acil durdur. Emergency stop attırıyor mesela. Ya bu tip verileri taşıyor. Ne farklılıkları var? Birincisi kablo bağlantı terminallerinde farklılıkları var. Buradaki bu eski tarzda olan bağlantı terminallerinde tornavidayı sokuyorum. Kanıttıktan sonra kabloyu sokuyorum. Bu biraz zor gelmeye başladı. Zaman içerisinde çok zorlaştılar. Üzerinde sigorta delikleri var. Kaç amperse, 40 amperse, büyük sigortalar 40 amper slotuna takıyorum. Ve bastırıyorum. Bastırdığım zaman buraya yerleşmiş oluyor. Ya da işte 20 amperse küçük sigorta, küçük olan yere takıyorum. Yani üzerinde toplamda 15 tane voltaj çıkmış portu var, yeri var. Bunların sanırım 8 tane, 16, 16 tane var. 8 sıfırdan başlıyor çünkü. Evet. 8 tanesi 30 amper 40 ampere kadar besleyebiliyor. 8 tanesi de 20 amper ya da 30 amperlik sigortalar buraya sığabildiğim kadarıyla. 20 amper kadar olan kısmı da alttaki portlarda. 30 kadar sığıyor. 30'da sığıyor mu? Çıkartabilirsiniz. Yeni modeli geçtikleri zaman ne yaptılar? Yeni model biraz daha havalı. Neden havalı? Çünkü kalapçık şeydi böyle, sıkıştırmalı. Bakın şurada elinde gördüğünüz kulakçıkları kaldırıp tamam mı kalkıyor mu? Kalkıyor canım bir tık sağa. Bakın sonuna kadar açtım kalapçığı. Şimdi artık buradan kabloyu söküyorum. Sıkıştırdığım zaman taş gibi buraya sapasağlam tutuyor. Onun sigorta düşmüş. Onların sigortalarıyla ilgili sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Bunu kitten gönderip geçen seneki olayı anlatayım en azından. Bu sene belki daha fazla gönderirler. Herkesin elinde bu eski sigortalardan çoğu oldukça vardı. Veteran takımlarda. Ama rookie takımlarda bu yeni PDH'ı gönderdikleri zaman az sigorta vermişler durumda. 4-5 tane sigorta vermişler. Evet. Dolayısıyla birçok takım sigortada eksiklik hissetti. Ama birçok takıma söyledik ki sene sonunda geri besleme formlarını doldurun. Orada bulunan bahseden laboratu muhtemelen bunu dikkate alacaklar. Ve buradaki sigorta sayısı da arttıracaklar. Bunun yanı sıra eski sigorta 20 voltlu amperleri de oturuyor. Hem de kullanabilirsiniz. Eski veteran takımlardan, eski takımlardan edinebileceğiniz 20 voltlu amperlik sigortaları da... Bu kitten de çıkıyor zaten. Kitten de hala çıkıyor. Vallahi mi? Allah, geçen yetkinden siyah da çıktı. Onları da buraya falan çıktı, bağlayabilirsiniz. Bir de bu PDH'ın bir güzelliği, burada bir tane display var arkadaşlar. Bu displayde şey var, bu display içerisinde voltmetre var. Sizin akünüzün voltaj seviyesini gösteriyor. Ha bir, şunu da bir dipnot olarak ekleyeyim, bu videoyu izlerken hani şey olsun. Akü 12 volt gösteriyor diye, akünüzün durumu, sağlık durumu iyidir diye de düşünmeyin. Yani uygun koşullarda saklamazsanız, uygun şekilde şarj etmezsiniz, bakımlarını düzgün yapmazsanız, akü 12 volt gösterse de siz akım çekmeye çalıştığınız zaman bir anda voltaj değer kaybedip akım beslenme ihtimali oluyor. Ufak bir detay da söyleyeceğim hocam. Normalde aküyü boşluğuna ve şahitliğine ölçüyoruz. 12.8 volt çıkarıyoruz ki bu akü full dolu. Bu akü kullanalım. Robotu takıp PDH açtığımızda 12.4 görüyoruz. Diyoruz ki ya bu akü ben dışarıda ölçtüm. Çıplak 12.8. Neden 12.4 görünüyor? Çok basit bir nedeni var. Bütün robota elektrik verdiğimizde orada bir güç harcanıyor. Harcanan güç sonrası oluşan değeri burada gösteriyor. Oradaki 12.4 sizi yapmamız. Akımızın boş olduğu anlamına gelmiyor. Burası 12.1, 12, 11.9 gördüğünüzde şüphe etmezsiniz. Devamlı değişim içerisinde olacaktır. Yani ihtiyacı böyle yürütürken farklı olacaktır. Evet. Epey yani yürümesi bile farklı bir şey yapacaktır. Sonra
Işıkladı bu vakit. Sırık devam edelim. Hocam da topluyorum bir tane daha. Bir de küçük sigortalar var. Araba sigortaları aslında. Evet göstereyim benim vakit. Şu elinde gördüğünüz iki tane de göstereyim. Kırmızı ve mavi falan. Böyle 10 amper ve 20 amper sanki. İki farklı küçük cam sigorta gibi plastik sigortalar var. Bakın şurada sınır üzerinde DRM yazıyor, Laboratory Power diyor, PCR Power diyor. Bakınız şurada, mouse'u gezdirdiğin yerde. Buradaki gördüğünüz çıkışların sigortalarında bakın hemen yanında. Bir tanesi sarı, bir tanesi kırmızı. Bu sigortalarda voltaj regülatör modülüne, pneumatik kontrol modülüne ve de Laboratory Power benim için ve orada bir dalgalan şey, kısa devre durumunda herhangi bir sigorta, yani cihazları korumak için konmuş sigortalar. Power Distribution Hub'ı da yenisinde size aktarmış olduk. Bağlantı demin bahsetmiştim hatırlarsınız. Kırmızı terminal, pozitif terminal içlerinde olacak mutlaka diye. Kırmızı şey, burada bunun bağlantısını göstermişler. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bantlama yapmışlar. Bak, pabuçlarla tonlandırmışlar, pabuçları takmışlar ve bantlama yapmışlar. Neden ötürü bantlama yapmışlar? Çünkü bildiğiniz gibi profesyonel insanlar değil bu robotları yapan çocuklar. Yani lise seviyesi öğrenciler. Şimdi lise seviyesi öğrenciler bazen bilmedikleri için sonuçlarını dikkatsiz davranabiliyorlar. Ne yapabilirler? Mesela bu terminalleri kısa devre yapmaya kalkabilirler. Şimdi bu terminalleri kısa devre yaptıkları zaman oldukça yüksek bir akım biçimde sıkıntı. Dolayısıyla buraları mümkün olduğu en maksimum kadar yalıtmak lazım arkadaşlar. Bakın kabloların terminallerini elektrik bantlarıyla sarıp sağlamlamak lazım. Tamam mı? Dolayısıyla kablo döşenirken yalıtımlarına çok dikkat etmenizi önemli tavsiye ederim. Sonra Roborio. Bu eski model Roborio. Bakın görüntüde gördüğünüz yeni model Roborio'muz değil. Yeni model Roborio'da ne var demiştim. SD kart burası var demiştim. Ya bu üzerinde bakınız Ethernet portu var. Besleme voltajı var. Yani elektriğini buradan alıyor gibi düşünebilirsiniz. Çok miktarda portu var dışarı doğru ve mesela robot sinyal light portu var. Bakınız RSL portu şurada. Mesela buraya biz robot sinyal light dediğimiz küçük bir alkış takıyoruz. Biraz sonra göreceksiniz resmini. Robotun sahada ya da okulda ya da atölyede çalışır durumda mı değil mi? Yani aktif mi değil mi onu bize gösterecektir. Bu çok önemli bir şey. Neden? Hadi bu bana, bu lamba bana neyi gösteriyor? Aslında robotumun üzerinde elektrik var mı onu gösteriyor. Bu bir. Sabit yanıyorsa, sonik yanıyorsa. Yanıp yanıp sönüyorsa robot aktif demek. Yani birisi bir program atmış, o program çalışıyor demek. Birisi joystick kullanıp da işte bunu sürerse robotu, robot muhtemelen hareket edecek. Sıkıntı değil mi? Dolayısıyla robot sinyal light'ı mutlaka bağlayın. Zaten gelişmelerde zorunlu da. Hani normal atölyenizde de önemsemeyelim en son onu bağlı falan diyorlar ama normalde bence bunu ilk bağlamaları gereken şeylerden biri bu. Destekli bir şey. Kesin. Değil mi? Yani çünkü aktif olduğu zaman robotun çalışıp çalışmadığını söyleyen ışık bu. Çok önemli bir şey. Bunun yanı sıra yanıp söndürme hızı falan akünün boş olup olmadığını da size uzaktan aslında bildiriyor. Bu da ayrıca bir parantez olsun. Parlak ışık falan değil mi bu ya? Yok, yanıp sönme hızıyla anlatıyor. Yani tabii kendi yanıp sönme hızını değiştirir. Onu bilmiyordum. Size akünün boş bir durumu olduğunu vesaire anlatıyor. Bunlar için detaylı durum bilgisine ulaşmak için robot sinyal light'ın VPI'likte sinyal durum kodları var. Anladım. Onları inceleyebilirsiniz. Bakınız A kimliği yani şurası VPI'li. Zaten demin açtığımız yer. Muhtemelen burada bakınız. Şöyle yukarı doğru aşağı doğru kaydırayım. Kontrol sistemi. Bu yüzden yukarı. Hele ala inelim. Bakalım. Bakın sigortalar. Akü türleri bakın VSL. Biliyorsunuz VSL. Bunun burada ilerleyen yerlerde sinyal kodları var ne olduğu ile alakalı. Bunları incelemenizi tavsiye ederiz. Yani aslında bizim yaptığımız sunumdaki her şey burada var. Biz şu an Türkçe dilini seçmiş miyiz? Evet seçmişiz sanki. Türkçe dilini seçeceğiz. Seçeceğiz seçeceğiz ama buralar yenilenmiş. Yenilendiği için İngilizcesi gelmiş tabii. Yani bizim Türkçesinin üzerine yazmış. Bazı botlar değişmiş.
Dolayısıyla bunu dinlemenizi tavsiye ederiz. Devam ediyorum. Mesela bakınız, bu da Robonium'un status net durumları. Bu tabloda da Robonium'un üzerinde şöyle gösterelim. Gene resmini açalım Robonium'un. Perfecto. Şemadan açabilirsin böyle. Ha, şunu da. Şunu da. İyi. Bana biraz yavaş geliyor da bu şey. Orada silahı hiç mi ne? Basic mini giriyor. Şunun resmini tıkladığımız zaman büyüyecek. Yok. Başka ne var mı? Yok şey, buradan da göstermedik bir tarafı olabilir. Bakın bunun status ışıkları var. Power LED'i var. Status LED'i var. Radio, Communication Mode, LSL. LSL. Bunların hepsini burada adamlar şey yapmışlar. Buraya koymuşlar, yerleştirmişler LED ışıklarını. Bu LED ışıklarının durumları da bana bir şeyler anlatıyor. Bununla ilgili de tabloda bunlar. İşte iki two blinks repeatedly. Arka arkaya iki kere yanıp sönüyorsa. Software'de bir yazılımda bir hata tespit edildi. Robo'yu safe moda koyuyor. Gibi gibi gibi. Yani burada hatalarını da aslında bir miktar bize söylüyor. Mesela power voltage green, power LED'indeki voltajın akülü voltaj iyiyse yeşil, voltaj yetersizse turuncu. Hiç ışık yanmıyorsa zaten kapalı ya da ölmüş mermi. Yani baktığınız zaman. Bilginiz olsun. Robo'yu LED durumları. Tamam. Ya. Sonra bir yere. Voltaj jeneratör modülü neden? Voltaj jeneratör modülü bu ne diyor? Sisteme geri besleme vermez. Yani bir kap basla vesaire bize bağlı değil. Yani benim robotuma bilgi vermiyor. Voltaj jeneratörü çalışıyorum, çalışmıyorum falan diye bir şey vermiyor. FDP üzerinden ya da FDH üzerinden besleniyor. Belli akım değerleri var, bakın üzerinde yazıyor. 12 volt 2 amper. Yani bu iki porttaki toplam akımı 2 volt 2 amper. 500 miliamper. Şu 4 port, 2 tane port var ya burada bakınız. 2 tane kırmızı iki tane silah var. 12 volt veriyormuş. Oradaki çıkış 500 miliamper. Toplam değerlere geliyor. Bayfin modelini buradan besleyebiliyorum eski sistemde. Yeni sistemde buradan beslenmeme gerek kalmıyor. Neden? Yeni sistemde şey, PDRS'de flatlayarak PDP'yi destekliyorsunuz. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam hani kameraya iki türlü de yaklaştırayım. Hani elimle boyutumu canlandırabilmeniz için gözünüzde. Bastırıyorum sanki. Öyle. Ve bir şey kız çekmiştir. Kablonun sokuncakları yerlerde böyle beyaz diye şeyler var. Buralara tornavidayla başvurup, buralara tornavidayla bastırıp siyah delikten kablosu sokuyorsunuz ve bıraktığınız zaman ışıyor. Vago konnektör diyorlar değil mi bunlar? Evet, bak. Vago sistemi diyorlar. Yani şuradaki beyaz anahtara bastırdığınız zaman böyle bir kanat açılıyor. Kabloyu yerleştiriyorum içine. Bıraktığınız zaman kabloyu komple sıkıştırıyor. Bilginiz olsun. Yeni modelinde voltaj jeneratör diye bir şey vermediler. Onun yerine bravo, bir sonraki slide daha var. Onun yerine radyo power modu diye bir şey verdiler. Bu da PoE ile bizim şeyimizi radyomuzu beslemek için kullanılıyor bilgiler. Buraya kadar sorular var mı acaba? Arkadaşlar kaydı başlatmıştım. Ayıp değil mi şu anda? Al, alabiliriz. Ama Sonuçta 06 18 Prites. Al. Ben şu bak kayıtlı olmuştum. Ne yapayım şimdi, o aklıma geldi de. Yine. Hayır. Ahmet dedim buraya. Şu an soruyorum. Evet, bir bu renkli özel. Tamam. Evet. Akış sen devam etsen, ben bir telefon kurmuşum. Tamam, o zaman tabii. Şimdi Akış'ı bıraktım. Hemen ben gelirsin, hadi ben rahatsız. Hasan Hocam'dan sonra ben pneumatik kontrol modülünden devam edeyim. Pneumatik kontrol modülü robotlarda FRC'de pneumatik sistemler kullanmamıza izin veriliyor. Pneumatik sistemlerden kastımız da havalı sistemler. Neden olan kompresörümüz vesaire var. Onları birazdan anlatacağız. Bunları kontrol etmek için gerekli olan bu modül. Bu da Roborio ile Chain Bus üzerinde gördüğünüz sarı yeşil kendi yazan hat üzerinden iletişime geçiyor. Üzerinde 8 adet switch portu mevcut. Kendi presür switch ve kompresör altımız mevcut. Eski tipte. Eski tip gözden hala aktif kullanılıyor aslında. Yenisine geldiğimizde ise yenisi pneumatik hub'ımız. Pneumatik hub'ımız
biraz daha eski PDP'yi andırıyor tip olarak. Bunun güzel yanı 16 tane switch portu var. CAN bus'la iletişim kuruyor. Buna analog processor switch'le takabiliyorsunuz. Analog processor switch takmak sizin switch'inize yarıyor. Eskiden dijital processor switch bu PC'ye taktığınızda kendi kararınca kompresör çalıştırıyordu. Fakat kompresör çalıştığında 10-14 tane akım çekiyor. Robotun performansını direkt etkiliyor. Bunu istemiyorsanız mesela sizin hava tankınızdaki hava size yetiyorsa ama siz kompresörü sökmemişsiniz ama içerideki havanın yettiğini kompresöre söyleyebilmek için analog kompresör switch'e ihtiyacınız var ki içerideki havanın tam ne kadar olduğunu bilgisine sahip olun. Bunun için de rev firması analog kompresör switch ve dijital kompresör switch olan çift farklı switch portu olan bir seçenekli bu grafik hub'ı yapmış. Burada USB-C girişi var. Bunu USB-C ile RAV'in kendi arayüzüne bağlayıp aslında ID ataması vesaire botları kontrolü gibi özellikleri yapabiliyorsunuz. Geldiğimizde şimdi Axis kameramız mevcut. Axis kamera robotta görüntü uzaktan kablosuz görüntü almamızı sağlıyor. Kitten genellikle Microsoft Lightroom HD 3000 çıkıyor. Açısı da ama kullanışlı bir kamera. Ben uzun süreler kullandım ama şu an için kullanmıyorum. Şu an daha gün taşımıyorum o kameraları kullanıyorum. Çipten çıkan bu kamerayı tercih edebilirsiniz. Bunun yanına sıra eski Axis M1300 vesaire çıktı. Ben hiç görmedim. Ben 2000 yıllardan beri geçiyor ama hiç görmedim. O yüzden ona hiç girmeyeceğim. Aşağıda Limelight ve Photon Vision Raspberry ile aslında yaptığınız görüntü işleme kartı duruyor. Burada Limelight ve Photon Vision şu işe yarıyor. Photon Vision aslında bir arayüz yazılım ve Raspberry ile entegre ettikten sonra görüntü işlemi yapabiliyorsunuz. Limelight'te kendisi dahili gömülü bir yazılım olan görüntü işleme kartı kamerası diye düşünebilirsiniz. Limelight'in ikinci versiyonu da, üçüncü versiyonu da çıktı hatta. 2 Plus ya da 3 ile çıksın, hatırlamıyorum. Bunlar sizin robotun sahadaki işlevlerini tamamlamaya çalışırken yardımcı otonom görevleri yaparken görüntü işleme yapmanızı sağlayan unsurlar, temel unsurlar. Bunları kullanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere 2024'ten itibaren ben şu an için öyle biliyorum. Fosforlu bant yani reflektif bant kalkacak. Biz eskiden görüntü işlemi yaparken reflektif bant sağdaki reflektif bantları referans alırdık. Ama artık referans değerlerimiz reflektif bantlar üzerinden değil şey üzerinden. Şarkı ama ne koptun? Apple Tech üzerinde. Apple Tech kodları üzerinde olacak. Apple Tech'ler sağdaki belli başta Apple Tech'leri referans alıp görüntü işlemi yapacağız. Geçen yılda bunun denemesi Apple'da yaparsın çok da başarılıydı. Geldiğimizde robot radyo, robot radyo bizim yolculuğumuzun olmazsa olmazlarından biri. Çünkü yolculuğumuzun kablosuz iletişim kurabilmesi, sahada kablosuz yaşayabilmesi için iletişim kurdu. Aslında access point'in bizim radyomuz modeme benziyor. Çalışma noktada zaten Wi-Fi modemiyle neredeyse aynı kendi bir alan ağı var. Bu alan ağına bağlantıyla robotumuzu kontrol edebiliyoruz. Bunu konfigür etmek için bir yazılım arayüzü var. Yazılım arayüzünden kontrol ettiğinizde çalışıyor. VRM üzerinden besleyebiliyorsunuz. 12 volt 2 amper. Onun haricinde PoE kablosu takıp direkt VRM'e tekrar 12 volt 2 amperi takıp modeme bağlan şey robotaya bağlantı kabloyu götürebiliyorsun. O zaman şu siyah port kullanmanız gerekmiyor. Tavsiye edilen de zaten PoE sistemi. Çünkü siyah kablonun çıkma problemi gibi sorunları oluşuyor. Geldiğimizden sonra hocam sigortlardan bahsettik. Sigortlar Farsi'de iki tip sigorta var. Biri oto Işın, işin biraz gerekiyor. Otoroset sigortalar, biri de kurulmaz patlayan sigortalar. Otoroset sigortalar genellikle bizim ana güç kanallarına taktığımız motor sürücüleri, motorları sürmek için kullandığımız motor şey sigortalar. Bu sigortaları seçmeye deniş şu. Motor çok akım çekebilir bir anda, sistem sıkışabilir. Ama o anlık gelişen bir olay da o anda o motora zarar gelmez. Yani sürücüye zarar gelmez. Ama her seferinde sigortanın patlaması sistemin çalışmasında problem yaratır. Bu yüzden burada otoroset sigorta kullanılıyor. Ancak VRM, PCR ve Roborion'un bağlandığı noktada otoroset sigorta kullanılmıyor. Direkt otomobil araç sigortaları kullanılıyor. Bıçaklı sigortalar kullanılıyor. Bu bıçaklı sigortalarda
tekrardan kurulmuyor. Bunun da temel sebebi eğer ki birçok kartlarda biri patlamışsa elektronik kartlarda problem vardır. Bu kartlardaki problemi giderir ve sonrasında o sigortayı değiştirin demek için aslında otorite sigortlar o kullanan geliyor. Geldiğimizde az önce Aslan Can bahsetti beyaz tırnaklı vagoları çalışma mantığı görünüyor. Yaylı bir sistem mevcut. Tornavidaya bastığınızda yay gevşiyor ve kablo içeriye çekilirseniz sonrasında bıraktığınızda kablolu sağınız kalmış oluyor. Bas çekilesin bence var. Yani Burada örnek bağlantı görünüyor. evet. Önemli olan doğru kablo kalınlığını seçmek. Bunu da sunumun başında anlatmıştım. Doğru kablo kalınlığını seçince buraya dip diye oturuyor zaten. Ayak bir problem yaşamazsınız. Şöyle sırada. Az önce bahsettiğim PoE burada görünen turuncu kablo. Gördüğünüz gibi VLAN'da 12.32 ampere bağlanmış. RSL bağlantısında ise burada RSL bağlantısını anlatmış. RSL bağlantısında ise yapmamız gereken şey RSL'in üzerinde LA, LB ve N bacağı var. LA ve LB bacağını kısa devre edip sinyal portuna orta N bacağını ise direkt toprak girişine götürmek. Robotun üzerinde RSL girişin pini mevcut iki pin. Bu iki kabloyu bağladıktan sonra takınca RSL program uygulanmıyor. RSL dahili bir programla geliyor. Yani robot içerisinde dahili bir program mevcut. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Robot aktif ve pasif olduğunda RSL üzerinden bilgi alır mevcut. Geldik. Robot PCM CAN bağlantısına. CAN bus bağlantısında mühim olan nokta şu. CAN bus'ta sarı ve yeşil kablo kullanmak zorunlu. Farklı kablo renkleri kullanamazsınız. Kablonun kalınlığı da CAN bus kablosunun kalınlığında herhangi bir standart var mı? Abi başta dayanık sıvı 3-5 tane. Maksimum. Benim başta var. Maksimum 0.75. Başta üstünde çıkıyor. Maksimum 0.75 mm CAN bus kablosu kullanmanız gerekiyor. Sarı ve yeşil olması gerekiyor. CAN bus attığında kendi cihazlarını sırayla dizerken en önemli nokta renklerdir. Sarılar high port, high yeşiller. Low portta low'a bağlanması gereken yani sarıları yeşillere bağlanıp bir yerde sonlanması gerekiyor. Bu sonlanmayı da PDP üzerinde yapıyoruz. Yaptığımız noktada PDP'de ufak bir direnç var. Bu direnç CAN bus attığı için çok önemlidir. Bu da eğer ki off konumundaysa on konumuna böyle ufak bir kargo bunu yardımıyla almamız gerekiyor. Çünkü CAN bus attığının sonunda sonlanma direnci kullanılır. Sonlanma direnci kullanılmazsa cihazdan sonlandığını fark etmez. Ve bu da iletişim problemlerinin çıkmasına neden olabilir. Şefim can. Şey emin olacağız. With the RSL'i az önce anlattım bağlantı noktasını. Bunu anlattım. Buraya geçebiliriz. Motor sürücülerde sıra. Motor sürücüler çok geniş bir yelpaze. Farsi'de izin verilen motor sürücüler sınırlı olsa da aslında yeterli değil. Motor sürücülere izin veriliyor ve biz hani FRC'nin alternatif başka bir yerden motor sürücü alalım da kullanalım diye yola çıkarsak bile aslında en alternatif ve en verimlilerin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Baktığımızda DMC 600 Jaguar motorlar, Nidec Dynamo, SD540, SD540B, X4 ve Spark motor controller artık çok fazla kullanılmayan motor sürücüler. Bunları artık görmek imkansız da yakın. Böyle çok eski de bundan da tünellerine gitmemiz istedikçe. Ama Spark Max Controller ve yeni bir sürücü. Burada bahsedilen Spark Max Controller fırçası değil motor sürücü. Birazdan anlatacağız. Aşağıda Talon Effect, FX, Talon Motor Controller, Talon SRX, Venom, Victor 884, 888, SF, 8, SPX motor sürücüleri. Burada Venom 884 vesaire de çok kullanılmıyor. Ama diğer motor sürücüleri hala aktif olarak kullanılıyor. Performansları çok iyi. Geldiğimizde burada bu gem modelden alınmış bir kesit. Gem modelde zaten bunun detayı her yıl değişir. Yani her yıl değişmez ama güncelleme gelir. O güncelleme sonrasında kullanılan motorları, kullanılan motor sürücüleri, hangileri hangi motorla kullanılabilir detaylı anlatır. Burayı incelediğimizde Endimark'ın motorları, işte Redline motoru, Revin Neok motoru, Steel motoru, Bay motoru, Neobis, Max Mil, yenisi. VSCP RS-755 motor kontrolü
kullanılabilirmiş. Röleyle kullanılamazmış. Pneumatik kontrol modülü kullanılamazmış. Yani biz bu motorları kullanmak istiyorsak motor sürücü kullanmak zorundaymışız. Endemek 915'te de Vex Pro Back motorunda da motor sürücü zorunlu. Sanırım burada şey var ama tek motor sürücüye iki motor bağlayabiliyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Yani, evet. Ve bunu şeyden, sitenin üzerinden mesela bu tablonun da güncelini bazen güncelliyorlar bunu. Game Manual diyelim, FDC 2023 diyelim. Mesela bakınız şimdi açacağım. Bu geçen yılın oyun kılavuzu baktığımız zaman bu kılavuzun içerisinde robot oldu. Aynen robot loose motor, motor desek motor ve aktüatörleri atlarız. Motor ve aktüatörler burada değil. Buradaki güncel tabloyu takip etmenizi tavsiye ederiz. Yani sezonda bazen arttırıyorlarmış sayıları. Yani şu slide'da gördüğünüz diyor ki yani Endemark PG motor işte motor kontrolü up to 2 per controller. Yani her controller için 2 tane bundan kullanabiliyorsunuz. Aynen. Genel olarak bize red şeylerde red line'a evet yes diyor. Bir motor controller bir motor sürücü motor. Ama bazılarında birden fazla izin veriyor. Dolayısıyla bu tablo bizim için önemli. Bunu da manuel içerisinden görebilirsiniz. Bu manuelin İngilizcesi var. Bakın bu da güncel olanı bakın. Şu o tablonun güncel olanı hatta you know biz hızlıca slide'ımızdaki de güncelletelim. Size daha güncel bilgiyi burada vermiş olalım. Yani burada bakarsanız ne diyor? Endemark Redline motor işte elektrikli yükleri motor kontrolünde oluyor. Relay modülde olmuyor. Pneumatik kontrolünde olmuyor motor. Pneumatik kontrol modülüne ne bağlayabilirsin? The custom circuit bağlayabilirsin. Yani kendi yaptığın bir led devresini bağlayabilirsin mesela. Evet. Elektriksel solenoidler bağlanabiliyor diyor. Bir tane diyor her kanala bir tane olacak şekilde. Böyle fiyandasınız. Ya bu tablolar önemli tablo aslında bak. Evet, game manuelde de her yıl güncelleme güzelledikten sonra da sene içerisinde update'ler gelebiliyor. Dikkat edin. Evet. Mesela bu seneki ilk update'i bir şasada maksimum 4 motor sürüş için kullanılabilir. 4 motordan fazla bir robotu ileri itmek için motor kullanamazsınız. Bu senenin ilk update'lerinden biri detaylı açıklaması büyük ihtimalle game manuel içerisinde yer alacaktır. Bu gibi update'leri takip etmek gerekiyor. Sokimation. Dedikten. Geçtik motor sürücüler. Biz DMC 60 motor kontrolü. Ben motor sürücü hiç kullanmadım. Ben ihtimalle DMC 60 kullandım mı? Yok. Türkiye'ye çok bunu getiren olmadı yani. Görmedim ben hiç. Biraz Victor'u Talon'la alanı satıyor. Onların ilk versiyonu gibi duruyor. PLM kontrol ediliyormuş. Net değerli 4 led dediğin gibiymiş. Thermal protection. Isı sensörü vesaire varmış. Brake constant butonu varmış. Şu anki bütün motosikleti dakika var. Bunu geçiyorum. Bunu hızlı geçemeyiz. Jaguar motor controller. Çok eski. Siz kullandınız mı hocam? Biz kullandık. 56-65 takımı eski bizden daha eski bir takım. Onlar da varmış. Onlar bize hediye etmişler bir takımımız zaten. Kullanmadıkları için. PWM'de Canvas da kullanılıyor. Jaguar muhtemelen seneye yasaklanacak artık yani hani. Çünkü artık kullanılabilirler de doldu aslında. Bizdekiler hala çalışıyor ama bazı kısıtları var bu motor sürücüler. Mesela bunu sadece PWM'de kullanmamıza izin veriyorlar. Canvas'ta kullanmamıza izin vermiyorlar bu motor sürücü Canvas'ı desteklemesine rağmen. Evet, bu büyük ihtimalle First üretimlerinin 11'i. Eski, evet aynen öyle. First, yani o dönemler özel şirketler herhalde üretmiyordu. Çok üretmiyordu. First, Canvas bir üretilmişti yani. İnternette bakarsanız sadece kontrol sistemleriyle ilgili çok bilinç şeyler görürsünüz. FRC'de kullanılan kontrol sistemleri gelişim çok büyük yani baktığınız zaman. İnanılmaz bir şey var. Gelişme var içerisinde. Çok tit. Onun biraz tit. SD540'ı kullandınız mı hocam? Yok, SD540'ı da kullanmadım. Belki bunlardan şunu anlatmakta fayda var. Break ve cost olayları limit switch olmalarını. Mesela bu motor sürücüde birçok motor sürücüde günümüzde limit switch direkt motor sürücünün içerisine takabiliyorsunuz. Ne demek limit switch?
Bir switch'e bastığım zaman bir yönde artık o motor sürücü ne yaparsan yap dönmüyor. Ben... Yani mekanik bir kilitleme gibi o switch basılıysa o porta bağlı bir anahtar, bir sınır switch'i. Sınır switch'i dediğimiz nedir? Mesela şöyle bir switch. Bakın şöyle göstereyim. Asansörlerin katta durması vesaire tabi aslında Gibi anahtarlar. anahtarlar. Bakın şu resimlerde gördüğünüz gibi bir switch. Bu switch'i siz motor sürücünün üzerindeki portlara bağlayabiliyorsunuz. Mesela bakınız burada muhtemelen bu tarafında bir, ya da bakın şurada galiba bir port yuvası var. Birçoğunda bu var. Yani mesela burada da var. Bakın limit kısmı yazıyorum. Spark'ta var. Talonlarda yok mesela. Talon ürünlerinde yoktu. Ama Victor DMC diyor. Victor STX'lerde çok kullanılan, biraz sonra Akin üstünden geçecek. Onların üzerinde de bu tip bağlantı noktaları. Bakın şurada var mesela. Görüyor musunuz? Bu bağlantı noktalarını biz şurada gördüğünüz switchleri, yani anahtarları bağlayarak da bir yönde, sol yönünde ya da sağ yönünde motorun o switch basılıysa durmasını sağlayabiliyoruz. Bu bize de örnek veriyorum, bir asansör yaptınız. Aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Şimdi asansörün yukarı doğru çıktığındaki konumu bir enkoderle öğrenebilirsiniz. Ama enkoderle kullanamıyorsanız, hiç olmadığı belki daha sağlıklı bir nokta, asansörün bir switch'e basmasını sağlayıp belli bir noktada o switch'in de bu motor sürücüye dur komutunu vermesini sağlamanız çok daha kararlı çalışacaktır. Normalde motoru durduran, çalıştıran şey robotu yapıyorsunuz. Ama robotu da belki 100 satır, belki 500 satır kod işliyorsunuz. Ve kodların işleme süresi gecikmelere sebebiyet veriyor. Yani devamlı böyle arka planda böyle döngüler yaptınız mesela. Şimdi o döngülerden çıkıp ara ara kontrol etmesi gerekiyor. Limit var mı yok mu, neredeyim ben diye. Bunu, burada olabilecek bir gecikme asansör mekanizmanızı bozabilir. Dolayısıyla fiziki olarak böyle bir switch ile bu motora dur komutunu verebilmek büyük bir avantaj aslında bakarsanız. Kesin. O yüzden bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Bir şey daha. Biz mesela limit switch'lerden bahsettik. Break ve cost modu. Ondan bahsetmiş miydin Hakim? Az önce üstünden geçtim ama güncel sürücülerde Ha, tamam. bahsedeceğim. Bundan sonra kısmen de olsa güncel sürücülere giriyoruz. 2018 yılına kadar Spark Motor Controller'lar da gönderiliyordu. Kitlerden çıkıyordu ama artık Spark Motor Controller da kitten çıkmıyor. Ancak kullanılan takımlarla bizde de bir döneme kadar vardı ama biz de artık kullanmıyoruz. Bu da Relic üretti ilk motor sürücülerden biri. Bunda da yine limit switch portu, işte PWM kontrolü vesaire vardı. Talon motor controller da Türkiye'de bir dönem kullanıldı. Bayağı Geldi. kullanıldı. Çünkü 16-17 çok sağlam yıllarında. motor sürücülerdi. Yani böyle bozulma, kısa devre korumaları falan da vardı. Üzerlerinde fan bağlıyorduk. Oradaki fan bağlama delikleri onlar. Şunlar Evet. Onlardan bağladığımız zaman hele performansı arttırıyordu. bağırıyordu. Hiç şey yaşatmıyordu bize. Yanma problemi yaşatmıyordu. Isı nedeniyle. Üzerinde bir de VGB'ler var. VGB'ler yönünü belirliyoruz. Sola dönüyorum, sağa dönüyorum, Kırmızı sinyal alıyorum. yaşındayım. Evet, yanıyorum, yanmıyorum diye durumu bize bildiriyordu. Bu da CTR elektroniğin ürettiği İlk ürünlerden biri. biriydi. Evet, Cross the Road Electronics. Yani CTR'yı aslında kısaltması bu. Yolu geç. Evet. Bundan sonra Talon SRX'ten sonra ise aslında yeni nesil motor sürücülere giriş yapmış oluyoruz. Talon SRX hala kullanılan çok sağlam bir motor sürücü. Bunda PWM ve CAN bus destekleniyor. Ekstra Talon SRX'in en güzel yanı enkoder, potansiyometre, limit switch ve portları bağlayabiliyorsunuz ve dahili PWM yapabiliyorsunuz bu motor sürücülerine. Bu da sizin kontrollerinizde daha kararlı mekanizmalar yapmanızı sağlıyor. Bunun haricinde şurada gördüğünüz şeffaf bir buton var. Bu şeffaf butonla brake cost moduna alabiliyorsunuz. DC motorlarda brake modu vardır. Yani mobil bacakların elektrik kökten birbirine devirdiğinizde elektriksel bir frenleme oluşuyor ve motorun yükü, fiziksel yükü artar. Evet. O Mesela yüzden buradaki mail rahat rahat dönerken sarhoş dönerken ben bu X'li kısa devre yaptığım zaman biraz mekanik frenleme yapar. Neden? Manyetik bobinin üzerine olan manyetik alanın var olan noktasında olan zorluk göstermesinden kaynaklı. Bundan yararlanıp yararlanmamak. Nerede olabilir mesela? Robotu sürüyorsunuz. Eğer ki motor sürücü brake modu aldıysanız bıraktığın zaman mümkün olduğu kadar kendisi de frenler. Yani böyle kapatılır. Ama coast modda o motor daha da döneceği için
kendi momentumuyla o şase bir miktar daha yürümeye Aynen, devam edecek. üzerindeki hatayla beraber itmeye devam eder. Bu yüzden break off modda güzel avantajlı bir mod. Bu şu anki güncel bütün motor sürücülerde mevcut. Diğer motor sürücümüze geçtiğimizde Victor 888, ben yine bunu hiç görmedim. Evet, ben gördüm. Bizde vardı. Bilmiyorum. Kullandığımız hocam. Kullandım. Ama artık kullanmıyorsunuz. Yok. Kitten de çıkmıyor. Yok. Ben bu saatten sonra çıkabilir de değil. Bence çıkmaz. Bastı. Bastı. Aşağı indiğimizde Pardon. Spiker'e yarabbi sayfa açtım. Ben bir şey açtım ama olsun. Sıkıntı yok. Videosu bir açtım. Kapatıyorum. Victor SP. Victor SP sadece PWM kontrolüydü. Üzerine ekstra switch falan bağlanmıyordu. Brake Cost modu vardı. Victor SP'nin en güzel yönü taş gibi sürecekti. Alın, fırlatın duvara. Takın, yine çalışırdı yani. Burada. Ben kullandım. Şurada. Evet, bu uzun süre kullandığım Victor SP'yi bayağı da başarılıydı. Ama artık yavaş yavaş PWM sistemlerde kalktığı için Victor SP'de ömrünü doldurmuş gibi oldu. Bunun yeni nesili var Victor SP'nin. Victor SP-X. Victor SP-X bunun yeni nesili görüntüsü de şöyle. Bu eski Victor SP'nin boyutları aynı. Yüzey görüntüsü farklı. Burada gördüğünüz bacaklar hem cam bası hem de PWM destekleyebiliyor. Victor'lar maalesef bu Victor'da ekstra dahili PWM limit anahtarı, encoder vesaire bağlanmıyor buna. Bunun haricinde brake cost modu olan yine düğmesi mevcut. Brake cost modunu alabiliyorsunuz. Ama Victor'ları ben severim. Taş Victor'u bir yıldır sizi yer olarak bırakmazdır. Rule'ye geldik. Spark Max'ı Rule'ye gelmeden önce ben Spark Max'ı göstereceğim. Bir de Spark Max'la yeni nesil fırçasız motor sürücüsüydü. Şu an legal ama tek fırçasız motor sürücü. Bir de tam Falcon'dan Falcon 2 dahil. Onun haricinde kullanabileceğimiz fırçasız motor sürücü bu. Bu motor sürücü de gayet başarılı. Bazen ufak tefek hataları çıkıyor. Ben gözlemledim birkaç kere. Ama iyidir. Bunu kendi arayüzünde bağlandığınızda işte fırçalı motor sürücüsü bir motorla kullanmak için seçebilir. Beyaz kabloyu iptal edip bu iki motorla fırçalı motor kullanabilir ya da fırçasız motoru üç bacakla kullanabilirsiniz. Birden çok çeşitli dahil PID yapabilirsiniz. İşte Motion Magic gibi farklı şeyler gerçekleştirebilirsiniz. Ve CAN bus destekliyor. Bu motor sürücüde güzeldir, iyidir. Kullanılmasını tavsiye ederim. Rölelere geldik. Bu rölle güncellendim hocam, hala aynı. Röle modülü mü? Aynı. 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 Ben hiç röle modülü kullanmadım FRC DRK. Buradaki röle modülüne mantığı, röle mantığını biliyorsunuz. Elektriksel tetikleme yöntemiyle çalışıyor röle modülü. İşte robotun röle portuna bağlandıktan sonra robotun röle portu orayı tetikliyor ve aslında çıkışlardan güç çıkışı alabiliyorsunuz. Ancak röleler motor sürücüler gibi hız kontrolü veya yön kontrolü yapmaz. Sadece elektriğin açma ve kapama işlemini yaparlar. Buna dikkat etmek yapıyor. LED veya LED falan sürecekseniz ama böyle etkilenir. Servo Power Kontrol modeli. Servo Power Kontrol modelini de kullanmadım hiç. Siz kullandınız mı? PWM de kullanılıyor. Biz kullandık. Basit servo hareketleri gerçekleştirebiliyorsun yanına. Ya da başka elektronik devreleri de kontrol etmek için kullanabiliyorsun. Bilginiz olsun. Yani LED sürücüler var. Bazı renkli LED sürücüler. Onların da sürücüsünde kullanılabiliyor. FTC'de de kullanılıyor. Evet, FTC'de yani, her defa FTC'de çünkü küçük servo motorlar çok yaygın kullanılıyor. FRC'de bu motorların güçleri çok düşük. Yani çok işimize yaramıyor ama kullanılıyor bazen. evet, bazı takımlar İnlemek. inanabiliyor. PWM kabloları göründüğü gibi kırmızı, siyah, beyaz renkli üç bacaklı kablolar oluyor. Genelde beyaz olan data, kırmızı olan artı, siyah olan eksi oluyor. Burada PWM'de modülasyon sinyalini göstermiş. Kısmen de olsa anlatmış bu. İşte buradaki genişlikten, time'daki genişlikten aslında PWM sinyalinin yoğunluğundan bahsetmiş. Bu da aslında bizim istediğimiz işte hız 1'de mi, 0.5'te mi, 0.4'te mi dediğimiz anlarda
aslında buradaki pipeslerin yoğunluğu, genişliği değişerek bu işlem gerçekleşiyor. Bundan biraz bahsetmiş. Canvas'a geçtiğimizde CAN veriyor kablolamasından aşağıda bahsetmiş. Az önce bahsettim. High terminal ve low terminal, yüksek terminal ve düşük terminalden bahsetmiş. Sarılar gördüğünüz gibi sarılara, yeşiller de yeşillere bağlanıyor. En sonunda da 120 HDP'de bahsetmiştim var diye. Rezistör veya HDP demiş zaten burada bağlanması gerektiğinden bahsetmiş. Burada da CAN veri yolundaki iletişim şeyinden bahsetmiş. Bu Ya. nedir hocam? Ha, o nedir? Bir CAN standardındaki birilerin sıfırların girişlerini anlatıyor aslına Aynen. bakarsın. Çok teknik bir detay o. İşte destination adres, source adres, data, işte sonra CRC failure paketleri gidiyor. Yani biraz çok teknik detay. Hatalı paketlerin de tespiti de yapabilen bir veri yolu. Endüstriyel bir veri yolu. Canvas. Onunla ilgili kısa bir bilgi de buraya kaydettik. Ama seri bir haberleşme yoludur. Yani aradaki bakın alt tekeresinde gördüğünüz üzere sarı ve yeşiller birbirine bağlanmış ya, sarılardan biri koparsa o hatta iletişimi kopmuş oluyor. Yani bir dezavantajı budur. Evet. Dolayısıyla birbirine bağlayan birini çok iyi bağlamamız lazım. Gerekli iyi bantla bağlayarak da sağlamlığı sağlamamız lazım açıkçası. Kesinlikle. Canvas'ta mesela 4 sürücü bağladınız. 3. sürücü koptu. İlk 2 sürücü çalışmaya devam eder. Ama kararlı çalışma garantisi vermez. Çünkü 4'ün sonunda 20-10 20-10 rezistör bağladı. O yüzden sağlam bağlamak en ideali. Birazdan bağlantı çeşitleme ve yeter zaten. Nasıl bağlayıp söz. İyi mi bu? Aynen. Eğitim var. Geldim doğrudan. Şimdi izin verilen motorlar. Buradaki motorlar 2022-2023 yılı için izin verilen motorlar. Ama bunların yanı sıra 2024 yılında izin verilen motorların güncel listesi Game manuelde açıklanacak. Sonrasında update'lerle güncellenecektir. Baktığımızda Engine 9015 Nevelis PLG motorlarına izin veriliyormuş. Redline motorlara, Snowblower motorlara, Bane motorlara izin veriliyormuş. Sim motorda da farklı farklı markaların Sim motorları mevcutmuş. İşte Engine Sim motoru var, Baxter Sim motoru var. Ama bunların hepsinin değerleri aynı, sadece farklı firmalar satış yaptığı için burada farklı farklı detay yazmış. CTR Electronics'in Falcon 500 motoru var. Şu an ve Fars'taki en performanslı, yüksek performanslı motoru bu. Zaten stoklarda bulunması da çok zor bir motor. Ama buna izin veriliyor. Hangisine? CTR Electronics Falcon 500. Aynen. Falcon 500 çok evet, güzel bir motor ama pahalı. Su soğutması mı var? Hava soğutması Hava mı? soğutmasa ne olabilir? Yine Evet. VO1.1'lerde de hava soğutması mevcut. Fırçasız motor. Fırçasız motor, evet. Kendi daire sürücüsü var. Siz sadece güç bağlıyorsunuz. Speaker Canvas devre bağlıyorsunuz. üzerinde. Hatta speaker bile var üzerinde. Duydun mu onu? Müzik çalıyorlar. Buzzer var. Bazıları var. Evet. Bazılarında Ayarlı robotun müzik çaldırabiliyorsunuz. Ya, fırça motor sürücülerin hepsinin de buzzer var. Aslında buzzer bir kural gibi bir şey olmuyor. Dallak. Onlar da güzel bir şeyini bulmuşlar. Evet. Phoenix Tuner diye bir yazılımları var. Oradan programlarken Falcon'u işte müzik editör var. Müzik kısmına gelip istediğiniz melodiyi ritmini oraya Ayarlıyor. atıp Falcon'u ekleyebilirsiniz falan. Oradan biraz daha artık eğlence kısmı. Evet. Baktığımızda KOB veya daha önce KOB'larda bulunan otomotiv motorları, bu otomotivleri silecek motorları ya da kapıların elektrikli kapıların açılıp kapanmasını sağlayan ufak motorlar vardır. O motorlara izin veriyor. Burada da aslında bilinen izin verilen motor markaları var. İşte Denso'lara izin veriyor. Şu Bosch'lara, Just'lara izin veriyor. Türkiye'de genellikle Bosch var. Onun haricinde Nidec Dynamo BLDC motoru izin veriyormuş. Bu Andy Mark'ın fırçası motorlarından bir, ancak ben çok kullanan görmedim. Ben... Fusion Venom varmış. Bunu da yaptım. Bunlar eski motorların da kullanıma devam ettiği için aslında liste kabarık gibi duruyor, ama bizim genelde bildiğimiz motorlar Neo var. Neo fırçasılar, Neo 550'ler, Sim motorlar, Back motorlar, Mini Sim motorlar, işte Redline motorlar, PG serisi motorlar vesaire. Bunlara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Aşağıda detayları zaten verilmiş.
Geçelim Sim. Sim motor her yıl kesintisiz şoseden çıkan motordu. Torku değildir, hızı değildir, fırçalıdır, sadece ağırdır. Bu yüzden aslında birazcık yeni nesil motorların gerisinde kalmıştır ama her zaman kurtarıcı olarak Evet. ortaya çıkar çünkü bozulma oranı çok düşük. Yeni Taş gibi motorların ya. bozulması, evet. Taş gibi Suya ya. yakın çalışıyor, su geçirmezlik şeyi var. Ciddi Atıf misin? takım bir, buralardan su geçemiyor. Atıf çalışıyor. Valla bunu En bilmiyordum. güzel yanlarından biri o. Su falan banmasını deniyor. Denilir Yalnız yani ben suya sokmadım mi? ama var yani size sokayım. İlginç. Çünkü hakikaten contalı. Ben de Evet. aç, biz bunu açtık yani Ben de içerisinde. açtım. Burada bir conta var. Tabii buradan burada da Bunu conta var da ama tırstıklı bir conta. Hani %100 su kaçırmaz diyemez belki ama suya korumalı diyebilirsin. aynen. Suya konulmalı da diyebiliriz Hani tabii. işte araba maraba yapıyorlar, otonom arabalar falan. Onlar da çok avantajlı olabilir. Sonuçta yağmur içinde gitmiyor onlar Aynen. ama. Evet, Ya hoşmuş. farklı projelerde kullanabilirsin bu motorlar. Motorlar Bir de bir ipucu katılanlar ya da bu videoyu izleyenler için artı bir avantaj olsun. Amerikalı takımlar, eski takımlarla yani öyle takımlar biliyorum ki ben de diyor bundan 100 tane var diyor. Hocam göndereyim size Türkiye'ye diyor. evet. Yani muhtemelen bu çiftler kaydediğiniz forumda biz bu motorları talibiz dersiniz böyle işte Amerika'dan gelecek birisini ayarlarsanız yani tabii biraz ağır yani bir bavul bir kişi muhtemelen bundan 10 tane falan taşımak isteyecektir. Daha fazla taşımak istemeyebilir ağırlığından ötürü. Öyle birini ayarlarsanız bir takımlarla konuşsanız var ya şu motorlardan şu Amerikalı takımların birçoğu iyi takımlarda şeye geçmiş durumda. Falcon 500'ler İşte Revit motorları falan Devamlar. Nissan'lara falan geçmiş durumdalar. Dolayısıyla onların elinde bir sürü bundan var. Bunları geri dönüştürmek de yapamıyorlar. İhtiyaç da duymuyorlar. Şey Duruyor arıyor olacağına. depolarında. Bizde Türkiye'de motor sıkıntısı var. Çünkü legal motor bunlar. Legal motorlardan ve biz bunları Türkiye'de bulamıyoruz. Almaya kalkıyoruz, alamıyoruz. Kitlerin içinden geliyor. Ancak veteran eski takım mesela bizde de var. İstanbul'da da 15-20 tanıdığımdan belki. Her Evet. sene geldiği için bekliyor. Biz de yıllardır dağıtıyoruz bayağı Dağıtıyoruz. aks olarak. Evet. Hala 13-14 tane motor duruyor. Ama bir rookie takım için çok Evet. önemli. Çünkü rookie takımı bunlardan geliyor 3-5 tane. 2 tane geliyor sanki. 4 tane Bak, geliyor. 4 tane gelir. 4 tane geliyor. O kadar. O kadar. Şimdi üstüne mekanik çıkacak bu çocuklar. Nasıl yapacaklar? Motor arayacaklar. Dolayısıyla rookie takım mentorumuz falan varsa burada mutlaka veteran takımlarla takımların ilişkide olmaları da önem gösterin. Yani çünkü sezon açıldığı zaman malzeme ihtiyaç duyacaksınız. Ve malzemeleri tedarik etmenin Türk en ucuz verimli yolu veteran takımlardan istemek. Evet, Yani kesinlikle. ilişkileri önceden iyi tutmak o yüzden önemli bence. Kesinlikle. Burada benim mod 5'leri var. Bu ara ara kitten çıkıyor, ara ara da çıkmıyor. Bunun da hızı çok hızlı. Torku çok düşük. Burada artık bir şey süpürmek için ya da çok hafif bir ürünü fırlatmak için vesaire kullanılabilen bir motor. Snowblower motoru torku çok yüksek, hızı çok düşük. Çünkü kendi içerisinde daha iyi redüktörü var. Bu da bir noktada açısal hareket yapmak için, kol kaldırmak için ya da ne bileyim bir plakayı aşağı yere indirmek için vesaire kullanılabiliyor. Ama bu motorlarda enkoder olmadığı için kullanırken dairesel harici sensöre ihtiyaç duyabilirsiniz. Endimark 775 motor, Red Dye motor ve 775 Pro. Bunlar birbirine çok benzer iki motor. Neredeyse aynılar. İşte hız farkları vesaire birazcık var. Ama bunların içerisinde 725 Pro'nun sağlamlığı daha fazla diyebilirim. Daha uzun ömürlü diyebilirim. Bu motorlar fırlatma mekanizmalarınızda vesaire çok işe yarayacaktır. Dönem dönem iyi takımlar bunları asansör mekanizmalarına falan da taktik oluyor. Mühim olan nokta bunların pinyon geçen milim küçücük ve buna uygun pinyon oluşturabilmek. İşte bunların galiba 3 ya da 4 milimetre bir mili var. Bunlara sıkı geçen pinyon yapmak lazım ve bunlar için satılan dişler 32D'de 0.8 modül. Türkiye'de 0.8 modül çok üretilmiyor. Ya. Yani bu gibi problemleri çözmek gerekiyor. Onları çözünce motorlar çok güzel iş yapan motorlar. Falcon 500 şu an FRC motor ailesinin en gelişmiş, en iyi motoru. Bunun versiyon ikisi de çıktı. 550 var bir de. Falcon 550 yok mu? Yok, Neo 580. Ya ne oluyor işte ya pardon. Falcon 500 kendi aktif soğutma sistemi olan
kendi sürücüsü olan, dahili sürücüsü olan, kendi dahili yüksek çözünürlük dekoderi olan, Mili çıkıp takılabilen. mili değiştirmeyebilen, isterseniz short mil, kısmen isterseniz long, uzun mil takabildiğiniz, değiştirip farklı varyasyonlarda mil takabildiğiniz, bayağı değiştirebildiğiniz, kendi üzerinizde oynayabildiğiniz bir motor çeşidi ve legal. Bu motorda kullanmak avantajlı. Bu motor çok pahalı. Yani bir sim motor 30-40 dolarken, işte bir neon motor 50 dolarken, Falcon motor 320 dolar şu an. Ekstra işte kargo ücreti falan Bir de ekleyeceğim. yok satıyor. Yok hayatım. Evet. Şu an yok. Mesela olsa ben bir hani para bulup almaya çalışıyorum. Çünkü Aa, hani rekabet içerisinde bugün motorlar sizin ön plana çıkartıyor gerçekten. artık şeyde bu motorların güçlü olmasından ve hani mesela üstüne yeni bir update çıktı. Robotu sürerken bazı takımlar mesela 6, 8, Falcon 500 robot sürenler vardı. 8 tane motorla robot sürüyor. Şimdi onun üreteceği güç çok büyük. Yani hem halıya zarar veriyor hem diğer takımlara zarar veriyor. Burada bir sınırlamaya gittiler motor sürmekle ilgili motor sayılarında bilginiz olsun. Evet, mesela artık robot sürerken 4 tane motor, Max sürüş motoru diyor. kullanabiliyoruz maksimum. H-R'de Rex motor. Bu motorda ben FRC'leri hiç kullanmadım ama bu motor şeyde çok sık kullanılıyor. FTC'de FTC'de. çok sık kullanılıyor. Ama FRC için de legal. Yani alırsanız bir açılandırmak için ya da ufak basit hareketleri yapmak için kullanabilirsiniz. Redüktör bir motor. Üzerine hazır redüktör basılır. Evet, Neo 5, Neo brushless motorda Falcon'a yakın, en yakın motor. Bunun dahili sürücüsü yok. Dahili enkoderi var. Bu motor da çok güzeldir. Bu motoru da kullanması tavsiye ederim. Fiyatı da iyi motorun. 50 dolar vesaire falan. Hafif de çok hafif bir motor. Bu motoru da eğer ki stoklarda bulursanız alıp kullanabilirsiniz. Neo 550 725 serisinin alternatif bir motor. Evet. Hemen bir soru geldi. Yakaladık. Şu soruyu sormak istiyorum. Bu sürücüyle tek tek mi tedarik ediyoruz yoksa hepsi bir kit halinde mi geliyor? Ek olarak montaj kısmında yeni mentorlar için hepsinin kurulum talimatı bulunuyor mu? Şimdi bir iki parçamı sormuş hocam. Birinci sorusu şu. Bu sürücüler tek tek mi geliyor? Hemen. Evet, canlıymış. Cevap lan sen cevap. Tamam. Şimdi bize bir kit geliyor Ocak ayında. Bu kit içerisinde bir robot şasisi hareket ettirebileceğimiz mekanik ve elektronik sistem çıkıyor. Bu içerisinde sürücü de çıkabiliyor. Sürücüler de çıkıyor, motorlar da çıkıyor. Sonrasında biz onunla bir robot şasisini hareket ettirebiliyoruz. Bu bize toplu geliyor. Ama onun haricinde biz ekstra almak istediğimiz her şeyi internetten alışveriş yapıyormuş gibi. İnternet sitelerine giriyoruz. Geliyoruz, internet sitelerine girip satın alıyoruz. Mesela bana 5 tane tosterci varsa ben 5 tane tosterci toplusu alıp toplu sipariş ediyorum. O benim hissiyatımla karışık bir olay. Ama bana gelen kit de bir robotun alt sistemini, şasisini hareket ettirebilecek elektronik hastalığı. Hepsi çıkıyor komple. Bakın ekranda da şey paylaştım sizde. Bize rookie bir takıma iki kit geliyor. Birisi Black Tot, birisi Grey Tot diye geçiyor. Black Tot aynı zamanda veteran Mesela kutusu diye böyle geçiyor. görünüyor. Mesela veteranlardan geldi geçen sene iki tane motor gelmiş. RSL gelmiş, Anderson Plug gelmiş. Üç kontrol listesi bu. Sigortalar gelmiş. Bazı bağlantı aparatları ve speakerlar falan gelmiş, kablolar gelmiş, bazı tekerlekler gelmiş, main sigorta gelmiş falan. Benim bunun rookie'lere gelen Grey Tot var. Everybody, neydi? Rookie Tot mu? Neydi ya? Rookie mi? Hello? Gülüş Grey'di, değil değişiyor. mi? Şöyle bir açalım. İlk ben orada 3 tane link olacak. Evet. Hatta ben buradaki arşivimizde belki 2023 yıllarında ama hiç takılmayın bir anlamı yine Grey. Grey Tot falan burada koymuş olabilirim. Yapmamışız. Bakın Kitop Pars'ın böyle sayfası var. Kop diye. Tabii şu anda burada yenisi yok. Gelmedi. Bakınız. Season Specific Box dediğimiz sezona özel gelecek. Black Tot gelecek. Kitbot gelecek. Black Tot, Grey Tot'un şeyini bulamadım size. Bulalım. Bilmiyorum. Flight. Bu T-shirt daha nasıl gelsin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Letter. Set of the Grey Tot. Grey Tot'a diye bir öğretim var. Bunun da bir checklist'i var çünkü.
Sanırım bu. Bakınız Grey Tutun içerisinde neler varmış. Size gel. Hani hocam bir soru sormuştunuz ya, bunları tek tek mi alacağız diye. Akif'te açıkladı. Bu checklist'te mesela joystick geliyor. Bir tane bilgisayar geliyor. Bir tane daha farklı joystick, pneumatik hub geliyor. Geçen sene gelenler bunlar. Motor sürücülerden sormuştunuz. Motor sürücülerden neler geliyor bakalım. Spark Max Controller'dan bahsetmiştik. Şu beyaz olanı hatırlarsanız. Bundan mesela 4 adet gelmiş. Çıkıyor. Geçen sene. Başka bakıyorum. Fitikler göndermişler. 4 tane sadece bundan göndermişler. Geri kalan için diğer takımlardan ya da dışarıdan tedarik etmişler alıcılar. Başka bir rookie'ler için başka bir motor sürücü göndermemiş. Ama motor göndermiş. Redline motor göndermiş. Neo motor göndermiş. Neo 500 göndermiş. 500 göndermiş. Throttle motor göndermiş. Robot kontrolü, radyo kontrolü, akü. Sim motor göndermiş iki tane. Akü şarj cihazı göndermiş. 4 tane motor kontrolü göndermiş aslında bakarsınız. Bir takıma 4 tane yeter mi? Yeterli değil. Yetmiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ya kendisi tedarik ediyor ya da dışarıdaki takımlardan ve zaten elimde de var mesela benim ihtiyacımdan fazla. Yani Türkiye'de işlerden böyle yürüyor. Var. İstiyoruz. Yani birbirine destek olarak yürütüyoruz. Zaten bu First'ün de en aslında Aloşis profesyonelizm. dünyada profesyonellik. Yani birlikte bir şeyler yapabilmek. Yani rakiplerine, rakibimin de çalışmasına, ona yani bir şeyler geliştirmesine destek oluyor olabilmek yüreklendiriliyor toplum içerisinde. Evet ama 4 tane yeterli. Mesela biz 2022'de Yeter. 15 motor kullanıyorduk. 2023'te 11 motor kullanıyorduk. O senenin robotunda yaptığı stratejiye bağlı olarak değişiyor. Evet. Ama yani 4 motor kışta sayısı ancak yerleştirilir. Dört motor bir şey ancak hareket edin. Yani iki motor da hareket ettirsin ama yetmez. Yani yetmeyecek kesin. Çünkü bu Kesinlikle. ortada. Hocam bir sorusu da şu. Unuttum. Bakayım. Evet, konunun talimatları falan var mı? Hocam demin paylaştığımız şu VPI lip vardı ya. Bu VPI lip sitesi hepsinin kaynağını içeriyor aslına bakarsın. Yani burada her şey var. Ama onun haricinde en temel mekaniği toplayabilmeniz için bir kurulum kitapçı gönderiyor. Evet. Fiziksel poster çıkıyor demiştik, elektroniği toplayabilmeniz için. Bunun haricinde VPI elinde kataloğu çıkıyor. Oradan da iletişim bilgileri yer alıyor. Her şey var. Yani bu motor sürücülerin bağlantıları nasıl olacak vesaire de zaten var yani. Bunların hepsi internet üzerinden ulaşılabilir şekilde. Hocam sırf şuna bakıyor. Yani siz hiçlikteki bir takım olsanız dahi bu size ulaştığı zaman bunu bir şekilde yapabilmenizi Evet. sağlayacak imkanı oluşturmuş Kitlenizin oluyor. içeriği öyle oluşturuluyor. Evet. O yüzden bir problem çıkmayacaktır. İçiniz rahat olsun bu konu. Biz şeyler devam edelim. Bunlar dedik. Ha, sunuma geri geldiler. Ha, bu arada açık bir arada bir saat olduk galiba. Şimdi bir sonraki oturumumuz pneumatik olacaktı. Doğru. Elektronikmiş ama neyse parka değil. Elektronik miymiş o zaman? Elektronikmiş. Anladım. 3.30'a kadar arkadaşlar biz geri geldik. Şenç. Hoş bulduk. Şimdi nerede kalmıştık? Ne Motorlarda. 550'de kalmıştık. Tamam. O zaman 20 dakika, 15 dakikada bitirirsek elektronikle ilgili bazı Daha şeyler. bir tabii kablolama falan değil. Çok çekmiyorsun. Sonra pilotaya geçeceğiz. Tamam. Neo 550 motorlar aslında az önce de VL155 Pro'ların muadili şeklinde çıkmış motorlar. Bunlar da fırçası motorlar. Ben Neo 550'yi çok severim. Hızı ve torkları çok iyidir. Torkları 755 Pro'dan daha yüksek. Hızları daha düşük. Ama bir gerçek var ki 755 Pro'da tork arttırmak için kaybettiğimiz hızı burada kaybetmiyoruz. Çünkü torku zaten mini string motora eşdeğer bir motor. Geldiğimizde Nevera serisi motor. Nevera serisi motorlar kendi markın BG motorlarına, TG motorlarına genelde sıcak oluyor diyebiliyorum. Bunlar da güzel motorlar. Aşılamada, konumlandırmada güzel kullanılıyorlar. Kitten çıkıyor mu bilmiyorum. Hayır zaten kitteyse o yüzden şey yapıyoruz. Ya bayağı da çıkmıyor. Evet ama elinizde varsa ya da Türkiye'deki bazı takımlarda var kullanmıyorlar. Rookie'seniz temin edin. Rahatlıkla bir kola indirmek için, kaldırmak için, bir kapak açıp kapatmak için vesaire mekanizmanıza göre kullanabilirsiniz. Dynamo Brushless motordan, Andy Mark'ın fırçası motorlarından biri. Hiç kullanmadım. O yüzden Ben hiç bilgim yok. kullanmadım. Türkiye'de kullanan yok.
diyebiliyorum ama legal. Yani alırsanız kullanabilirsiniz başlıca. Şurada bir motorumuz daha var. Bu da şöyle yapayım. Sok. Dynamo Brakes motor aynısı. Motor, motor aynı. Brakes motor aynı. Motordan bahsettik. Bu arada İstanbul'da Kemal'e de takımlar yani buraya vakıfın Perpa'daki ofisindeyiz şu anda. FRSTürkiye.org/ atölye yazıp da girerseniz büyük ihtimalle çalışıyorsanız bir olmaktan çalışmıyoruz falan verirseniz orada bu atölyeyi kullanmak için randevu alabilirsiniz. Yani Aralık ayına sonuna kadar, yani kick-off'a kadar malzemeleriniz gelmeyecek. Bu malzemeleri denemek, işte bir şeyler çalıştırmak, yazılım denemek vesaire yapmak isterse bir takım Fikret Üstel Vakfı bu imkanı da sağlıyor. Ama şu anda maalesef sadece İstanbul'da. Yani bu kadar malzeme başka şehirlerde bir atölyesi yok vakfı. Bir tek burada bir eğitim salonu var, işte şu anda içinde bulunduğumuz salon. Bu salonda da bundan faydalanabilirsiniz. Aklıma geldiğinizde size öyle. Ama şey olarak, yani farklı şehirden bir öğretmen veya takımsanız yine İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. İstanbul'daysanız gelip uğrayıp burayı yine kullanabilirsiniz. Hani sadece İstanbul takımlarına açık değil. Sadece atölye kullanılabilir, atölyenin konumu İstanbul. Maalesef. Aynen. Sıra motor kablolarının bağlantısıyla FRC elektroniğinde en kaliteli ürünü kullansanız bile doğru bağlamazsanız robotun sizi yarı yolda bırakır. Çünkü çok yoğun bir strese maruz kalıyor robot. Buradaki stresten kastımız titreşim, işte çarpışmalar vesaire. Bu noktada elektroniğinizdeki gevşeklikler, kabloların hafif bağlanmış olması vesaire sizi probleme sürükleyecektir. Bir soru geldi. Hocam. Yapan bakıyorum. Evet. Bağlantı son söylediğim şu anda bulunduğumuz atölyede bir sürü malzeme vesaire gösteriyoruz ya. Bu malzemeleri randevuyla gelip Fikret Üstel Vakfı'nın bu eğitim salonunda İstanbul'daysanız kullanabilirsiniz. Yani kendi okulunuzu atölyeye götüremezsiniz ama hani burada randevu alıp 3 saat 5 saat sabahtan akşama kadar neyse gelip İşte bu şaseyi kurup, söküp, takıp, işte motor sürücüyü kullanıp, yani bunları deneyecek donanımlar burada var. İsterseniz sezon başlamadan, çünkü size şeyde gelecek, Ocak ayında gelecek rookie takımlarınız. Rookie takımlarınız ancak o zaman geliyor. Dolayısıyla erkenden bunları denemek, deneyimlemek isterseniz mentor olarak ya da takım olarak, öğrencilerle beraber. Evet. Sadece öğrenciler gelirken özellikle KVKK formu imzalı getirmeniz gerekecek velilerinden. Hani bu atölyeye gelip kullanımı ile ilgili velisinin onayı verdiğine dair onu sağladığını sürece buraya da gelip randevulu bir şekilde burada bu malzemeleri deneyerekten sinema ağzı yıkabilirsiniz. Kesinlikle. Kablo pabucu ve sıkma penslerine geçtik. FRC elektroniğe çoklar için teşekkür etmişler hocam. Çok mutlu olmuşlar. Biz de mutlu oluyoruz. Aynen. Böyle taleplerinde gibi. FRC elektronik toplarken aynı mekaniği toplarken gibi bazı elektrikli ihtiyacınız var. Bunlar genellikle işte pense, yan keski, tornavida, işte yüksek sıkma pensi, klamez, tornavidası gibi elektrikli oluyor. Önemli nokta şu, kablo pabucu kullanmak. Eğer ki eski tıkları FRC elektroniği kullanıyorsanız çok sık SKP ile işiniz olacaktır. Aslında yeni tıkta da işiniz oluyor çünkü akü başlıklarında SKP. Çok yazılmış. SKP'den kastım da şu okula gösterdik ürünler. SKP ismi eğer ki bunu piyasada arattırsanız bulursunuz zaten. Elektrikçilerde var. İşte bunların kendince boyutları var. 10'luk, 12'lik, 14'lük, 16'lık. Genelde 10'la 16 arası akülar için kullanıyoruz. Bunları çekiçle ezmemiz gerekiyor. Ezdikten sonra ben genellikle yıldız turuna bir deli artı şeklinde iki tane nokta çakarım. Bu kablonun çıkmasını daha çok engelle. Bunu kullanmanız gerekiyor. Altta gördüğünüz yüksük ve pabuçları da isteğe bağlı kullanabilirsiniz. Ben de evlenen yüksük ve pabuçların bütün elektroniğimi yapıyordum. Ama artık yapmıyorum. Yaptığım sistemi bakın aşağıda var mı? Ona bir... Yok, nota geçiyor. Burada hemen anlatayım. Yaptığım sistem neyimlemek. Eğer soketlere kablo, yok, kablo soketlere kablo tutamayacaksa önleyim yapıyorum. Kablolara
Ne öyle takıyorum. Buralarda işte YouTube vesaire kullanmıyorum. Eskiden YouTube kullanıyordum ancak fark ettim ki yıllar içerisinde onlar stresimden dolayı, stresten dolayı temas problemi yaratıyor. Ve benim robotumda sürekli bir bağlantı hatası oluyor. Sürekli ben bulamıyorum. Onun önüne geçmek için artık biz ekip olarak yüksek kullanmıyoruz, soket kullanmıyoruz. SKP kesinlikle kullanıyoruz. O bambaşka çünkü o IQ'ların popüsler için zor oldu. Ama işte kabloların bağlantı noktalarında vesaire lehimleme yöntemini daha çok tercih ediyoruz. Bu da ufak bir not olsun. Sıra pneumatik blok. Tamam. Şimdi havaya çok güven olmaz. Aslında kontrol sistemlerinin ama düzgün yapılmazsa güven olmaz. Yani baktığı zaman benim kendi takımım pneumatik çok kullanıyor açıkçası. Bir asansör mekanik gibi tırmanırken bile pneumatik kullanmıştık biz 2 yıl önce ilk oyunda. Pistonlar yaptık mesela o pistonlarla beraber kendini yukarı çekiyordu robotumuz. Oradan oraya atlıyordu falan hep pneumatik üzerine çalışmıştık. Ama tabii bunun da başarılı olmamızın sebebi pneumatik bağlantı kurallarına riayet etmemiz. Yani gerekli işte hava kaçırmamasına, bağladığımız konnektörlerin bağlantı noktalarının sağlamlığına vesaire çok dikkat ettiğimiz için. Pneumatiği tavsiye ediyoruz biz kendimiz kullanan bir takım olarak. Ama bazı takımlar da pneumatiği şöyle söylüyorlar, yani havaya güven olmaz. Yani mekanik robot şeyle motorla yapabileceğimiz bir hareketi pneumatikle yapmayı tercih etmiyorlar genelde takımlar. Çünkü daha kolaylarına gelir bir bakıma. Çünkü pneumatik piston öğrettirmeniz gerekiyor. Öğrettiğiniz pistonun bazı kurallara uygun olması gerekiyor. Şimdi pneumatiğin şakası olmayan da bir şey. Neden? Şimdi 8 bara kadar depoluyoruz pneumatikteki havayı. 8 barda şu anki atmosfer basıncının 8 katı gibi bir şey. Baktığınız zaman ve işte doğru montajlanmadığı zaman, montajlarken zarar gördüğü zaman oldukça güçlü bir şekilde bir patlama yapabiliyor. Yani geçen sene hatta bir yarışmada pneumatik tanklarını taşlamayla zedelemişler. Yabancı bir ülkede olmuştu. Bomba patlar gibi patlamış robotun üstünde. Yani sonuçta plastik parçalar ama tabii patlama olduğu zaman insan korkuyor. Hem hava hem sıçrayan parçalar vesaire. Düzgün çalıştıktan sonra malzemeye gerekli özeni gösterdikten sonra hepsi aslında daha yüksek basınç altında çalışmak üzere rate edilmiş böyle sınıflandırılmış malzemeler, izin verilen malzemeler. Her pneumatik malzemeyi yarışmada kullanamıyorsunuz. Yani Türkiye'den de tedarik edebilirsiniz, Amerika'dan da tedarik edebilirsiniz ama belli basınç seviyelerinin üstünde çalışması test edilmiş, onaylanmış, belgelenmiş bir malzemeleri kullanmanız gerekiyor. Bu kurallara uyduğunuz sürece pneumatik iş yapıyor arkadaşlar. Ben bunu söyleyebilirim. Şu FRC 2017 pneumatik manueli var. Bu manuel güzel bir manuel. Bunu mutlaka inceleyin. Hani burada şeylerden bahsediyor. Nasıl kurulacağından bahsediyor. Zaten aslında bizim eğitimimizde de bunun içeriğinden anlatıyoruz size baktığınız zaman. Yani bunun özetini yapıyoruz. Türkçeleştirilmiş, söze dökülmüş halini yapıyoruz size. Burada nasıl bir pneumatik sistem kurulacak onları anlatıyor. Biraz sonra bunun üzerinden hızlıca geçeceğiz. Sonra hatta slaytlarımıza galiba direkt onu mu yapmışız? Bakınız 70 PSI, bakın üreticiler tarafından en az 125 PSI içinde sınıflandırılmış olması gerekiyor. Tahliye regülatörlerinin en az 70 PSI basınçta işte uygun olması gerekiyor. Yani kullanacağınız malzemelerin bunlarla uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar pneumatikte. Şimdi hemen pneumatik yapısına bir bakalım. Bu kitleri toplu bir şekilde sizden satın alabilecek miyiz hocam? Gözlüğün satın alınıyor mu? Özellikle döpüle de kupon olayını açıklarsanız çok mutlu olurum. Ayşegül Hanım sormuş. Şimdi birincisi Türkiye Türksel Bağlantı kit satmıyor hocam. Yani böyle bir kit satışı Türkiye'de biz yapmıyoruz yani. Var, Endim var. Şimdi dünyada FRC özelinde odaklanmış böyle malzemeler satan bazı firmalar var. Amerika'da herkesler bunu. Türkiye'de yok. Türkiye'de var. Deküb Robotics diye bir firma var. Ankara'da bunlar. Endimark'ın Türkiye distribütörü. Endimark'tan alabileceğiniz ürünlerin bazılarını stoklarını tutuyor ve buradan Ankara'daki o Deküb Robotics'ten parayla satın alabiliyorsunuz. Ama oradan almak zorunda değilsiniz. Yani Amerika'dan alıp dediğim gibi başta söylediğim gibi oradan buralara gelen birileri varsa alabiliyorsunuz. Onlarla getirtmeniz daha mantıklı olabilir. Çünkü Ankara'daki Deküb'de bunu satarken kar koyuyor, kargo koyuyor, gümrük koyuyor, derken vergi koyuyor falan. Amerika'dan alacağınız fiyatın çok çok üstüne çıkıyor. Dolayısıyla bence en temizliği bunları satın almak istiyorsanız
Amerika'dan almanız, oradan buraya gelen birisini bulmanız bu şekilde çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bu malzemeler size şu an anlattığımız malzemelerin birçoğu kit of parts içerisinde size gelecek ücretsiz. Yani sizin kayıt ücretinizi tamamladığınız zaman, yani rookie bir takım olarak biliyorsunuz kayıt ücreti 6.000 dolar alıyorlar. Şimdi 6.000 dolar kayıt ücreti alıyorlar ama aslında First sunmuş olduğu bir sürü hibeyle bu kayıt ücretini sıfırlayabiliyor diyebiliriz. Yani dün açıklananları ben bildiğim için söylüyorum. 17-18 tane rookie takımımız, başvuru yapan 18 tane rookie takımımız New Team Grant hibesi aldılar 6.000 dolar. Evet. Yani bu ne demek oluyor? Bu hibeyi alan takım başka hiçbir hibe almazsa 2.000 dolara direkten bütün bu malzemeleri ve yarışmayı kazanabiliyor. Ama sadece New Team Grant hibesinden de ibaret değil baktığınız zaman hibe destekleri. Yani Boeing'inden 3M'ine, Ford'undan, işte ne bileyim, Raytheon Electronics'e bir sürü firmanın da vermiş olduğu kayıt hibeleri var. Yani bu diğer hibelerde zamanlıca başvurup alan da yaklaşık 4 ya da 5 tane rookie takımımız şu anda sıfır maliyetle bu yarışmaya katılıyor ve bu malzemeleri tedarik ediyor. Yani bu First Novice Competition aslında kar amacı bitmeyen bir yapım. Vakıfın iyiliği. Yani burada bir malzeme satışı vesaire gibi bir şey yok. Aslında bu kayıt ücreti de bence, bana sorarsanız kişisel görüşüm, bu kayıt ücreti de size aslında takımların bu hibelere başvururken bazı zorlukların önüne geçmelerini. Nedir onlar? Mesela bir takım sürdürülebilir olmak için ne ihtiyaç duyar? Tabii ki bütçeye ihtiyaç duyar. Sistem bir business plan istiyor. Yani bir iş planı hazırlayın bana diyor. Hibe başvurularının bir çoğunda. Ne demek bu? Size diyor ki nasıl sürdürülebilir olacaksınız? İş planı örnekleri var paylaştığımız. Mesela iş planı örneklerine baktığınız zaman işte diyor örnekler vereyim. İşte kermes düzenleyeceğiz. Ya da ne bileyim otopark, işte okulun bahçesinde otopark işleteceğiz gibi. Ne bileyim bölgemizdeki fuarlara katılacağız. Oradaki firmalarla iletişimler kuracağız gibi böyle bir planlama istiyor sizden. Genel olarak baktığınız zaman. Bunları yapmanızı istiyor. Bazı hibelerde mesela kadın erkek eşitliği ön planda. Diyor ki takımınızın mesela Fikret Dişler Vakfı öyle veriyor. Fikret Dişler Vakfı veteranlara gibi veriyor. Yani ilk yılını geçmiş takımlara gibi veriyor. Diyor ki kadın erkek eşitliği planı bana sunuyor. Yani diyor ki takımınızdaki kızların mühendislik dallarında sen diyor takıma yönlendirmek için neler yapacaksın diyor. Bunları bana anlatıyor. Size böyle şeyler soruyorlar. Yani dolayısıyla satın alabileceğiniz bir yer var mı? Evet var. İhtiyacınız var mı? Bence ihtiyacımız yok. Çünkü zaten kitinizde beraber işler gelecek. Ve zaten First'ün genel mottosu işte beraber güzel profesyonellik. Bir veteran bir takıma ulaştığınız zaman, onlarla sosyalleştiğiniz zaman takımımızdaki üyeler birbirlerinizle parça alışverişinde oldukça çok yapıyoruz. Yani parasız. Yani hani ben takımımda fazla bir parçam var, başka bir takımın ihtiyacı var, gönderiyorum. Sezonunda o da bana geri gönderiyor parçamı. Gibi böyle ortaklaşa çalışıyoruz genelde ve bu maliyetleri inanılmaz düşürüyor. Bu tüm parçaları siz şu anda da satın alabilirsiniz. Şu anda da engelmark.com'a gidersiniz. Bu kiti benzerini orada belki 3.000 dolara, 2.500, 3.000 dolara, 4.000 dolara toplayabilirsiniz diye düşünüyorum yani. 2.500, 3.000 dolar var şimdi çıkar diye düşünüyorum. Yani toplayıp oradan satın alabilirsiniz ama zaten bu kitler rookie takımlar içinde. Veteran takımları da geliyor. Veteran takımlara rookie kadar zengin gelmiyor. Rookie takımlara gelen kit içerisinde laptop dahil geliyor. Yani bir tane de laptop gönderiyorlar. Çok başarılı bir laptop değil. Ama driver station olarak kullanılabilecek bir laptop. Temel programlama yapmak için kullanılabilecek bir laptop değildi. Başka 450 dolarlık kupon olayını da sonuçturur. Şimdi takımlardan işte, o ilk başta bugün ilk derste anlattığımız şaseyi almak istemeyenler diyor ki ben bunu almak istemiyorum. Drive Station Opt-out muydu? Neydi? Drive Base Opt-out. Drive Base Opt-out seçeneği var. Dashboard'unuza girdiğiniz zaman, First'ün dashboard'una girdiğiniz zaman Drive Base Opt-out seçeneğini işaretlerseniz siz demiş olursunuz ki ben kiti şey istemiyorum, Euro'yu istemiyorum, Euro yere bana 400 dolarlık kupon ver. Size 400 dolarlık kupon veriyor, onu gene Amerika'daki o Endemark sitesi içerisinde harcıyorsunuz. Tabii ki stoklar çerçevesinde harcıyorsunuz. Harcadıktan sonra onları da Türkiye'ye getirip bir muhtemelen gerekecek. Mesela biz bu yıl öyle yaptık. Bir tanemiz geliyordu. Biz SEO Drive kullanıyoruz. 4 tane yedek SEO Drive aldık. Evet. 12 tane
altıgen büyük orman aldık. 2 tane 12 tane küçük altıgen orman aldık. 4 tane Neo 550 motor aldık. 4 seri olarak. Bitirmiş olur. Evet, bayağı da karlıydı ama bunu yapabilmek için veteran olup arka planda bazı ürünlere önceki yıllarda erişmiş olmak için. Narsist konuğumuz ismi Narsist katlaymış. Soruyu alabiliriz, siz konuşabilirsin. El kaldırdın ama. Mikrofonun hala kapalı ama. Ya belki de yanlış bir oldu. Tamam. Rica ederiz Aşkı Hocam. O zaman devam edelim. Nerede kaldık? Pneumatik. Pneumatik. Evet, pneumatik önemli demiştik. Güzel demiştik. Kullanılıyor demiştik falan. Ama kış şamasına. Evet. Kullanım şamasına gelmiştik. Şimdi havayı tabii ki üretecek bir kompresör ihtiyacımız var. Bu kompresör hareketin içinden geliyor. Bakın şurada bu standart bir kompresör var. Daha büyük boyutlarda farklı kompresörler de var mı? Yok. Legal iki tane kompresör var. Biri bu, biri de satılıyor. Aralarındaki fark çok çok fazla değil. O yüzden rahatlıkla bir kompresör alıp kullanabilirsin demek program değil. Aynen. Ve kompresörden havayı, elektriği tabii ki nereye bağlayacaksınız? Biraz sonra göstereceğiz gerçi. Pneumatik kontrol modülünü bağlayacaksınız kompresörün beslemesini. Pneumatik kontrol modülü siz komut verdiğiniz zaman ancak şey yapacak. Havayı dolduracak. Havayı doldurmaya başlayacak. Bakınız pneumatik kontrol modülü ile kompresör bağlantısını şu şekilde görebilirsiniz. Bu tabi CTRX'i öbürü de buna benziyor. Bağlantı 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 aynen öyle. Bakınız kompresör, kompresör beslemeye de bağlanmış. Bir tane mekanik pressure switch var. Önemli bir kontrol elemanı. Bilginiz olsun. Bu pressure switch belli bir basınca ulaştığı zaman siz yazılımla komut versiniz de kompresör çalıştırılmaz. Yani bu pressure switch belli bir basınca ayarlanmıştır. Bu ayarlanmış olduğu basıncı geçecek şekilde kompresörün çalışmasına engel olur. Temel hedefi budur. Bilginiz olsun. Şimdi hemen bağlantışımız burada vardır. Bakınız kompresörün bacaklarında kauçuk bacaklar da var. Pullar var. Neden var bunlar? Çünkü kompresör titreşen bir şey. Dolayısıyla bunların montaj aparatını mutlaka kullanın. Bunu kullanmazsanız çok ses olacaktır. Ve titreşim yaratacaktır. Şeyinizde. Robot. Robotunuzda. Kompresörün çıkışından, bakınız şuradan göreceksiniz. Kompresörün çıkışından havayı aldıktan sonra ilk gireceği yer kural olarak ve kurulum kural olarak basınç valfi. Pressure relief valve dediğimiz bir valve var. Bu valve'in içerisinde bir yay var. Şu mouse'u oynattığın yerde bir yay var. Ve yayın üstünde de bir kapakçık var. Alttaki basınç ayarlamış olduğun işte 120 PSI üstüne çıktığı zaman o yayı bastırıyor ve bu diyaframdan hava kaçmaya başlıyor. Dolayısıyla demin göstermiş olduğum şu güvenlik ekipmanı bozulsa dahi, kompresör çalışmaya devam etse dahi artık bir de orada bize bakın şuradaki şu pressure switch bozulsa dahi hava çıkmasına izin veriyor ve bakınız buradan kompresör ne kadar hava basarsa bassın buradaki yayla ayarladığın basıncın fazlası atmosfere salınıyor. Bu şekilde hava tanklarının daha yüksek basınç altında kalması ya da patlaması ya da tehlike oluşturmasının önüne geçiyor. Ama burada küçük bir detay var. Buradaki basınç valfi kesinlikle metal bir bağlantı elemanıyla kompresöre bağlanması gerekiyor. Yani kompresör ve basınç değil, basınç valfi arasında herhangi bir boru veya plastik parça olamaz. Bu da yine güvenliklerinde milyarla alakalı bir detay. Bakın bu yeşilini gösterilmiş olanlar bir hortum, plastik hortumlar. Plastik hortumda burada kullanılmamış bakın. Şurada mouse'da gösterdiğim yerde bu kullanılmamış. Akif'in biraz önce bahsettiği şekilde. Burada metal dekorlarla bağlanmış burada. T var, pirinçten T var. T'den yukarı doğru verilmiş. Sonra bunun devamında nereye gidiyor? Hava tankına gidiyor. Bakın hava tankına gidiyor. Hava tankından sonra çıkıyor, devam ediyor. Hava tankından sonra iki yer oluyor. Bir tanesi çalışan sistemleri. Mouse'da devam ettiğim bu düz taraf çalışan sistemleri gidecek. Bu işle yine güvenlik için yapılmış. Burada pressure vent plug dedikleri hava boşaltma valfi. Ben buradaki butonu açtığım zaman ne kadar olursa olsun kayıt işlemi bozguldu diyor. Umarım kayıt diyorlarsa kendi ilgili sorusu olanlar bana ulaşabilir. Evet. Pneumatikle ilgili. Sevmek bir konu diyor. Şurada bakalım. Evet, burada
Bence dosya çok büyük olduğu için bölüyor olabilir. Olabilir. Dosya büyük olduğu için bölüyor gibi düşünüyoruz. İki ayrı oluyor demiştik. Burası boşalttığım için. Bakın demin bahsettiğimiz pneumatik kontrol modülüne bağlı pressure switch de burada. Yani buradaki basıncı kontrol ediyor. Buradaki basınç 8 barın üstüne çıktığı zaman ne yapıyor? Pneumatik kontrol modülü otomatik olarak kompresöre giden elektriği kesiyor. Diyor ki çalışma sen diyor. Basınç yeterince var diyor. Burada bir regülatörümüz var. Regülatörümüz aslında bize çalışan sistemlere gidecek olan hava basıncını ayarlıyor. Regülatörün üzerinde gene bir gauge dediğimiz gösterge var. Aynı zamanda bunun da bir gösterge var. Enspektörlerimiz robot yarışması başladığında yani robot için yarışmaya geldiğiniz zaman inspection'dan geçtikten sonra yani teftişten geçtikten sonra sahaya çıkmanıza izin vereceklerdir. Resmi yarışmalara çıkmanıza izin vereceklerdir. Pratik maçlarında tam full inspection olmadan da çıkabilirsiniz ama normal yarışmalara girdiğiniz zaman mutlaka inspection'ınızı tamamlamış olması gerekiyor. Regülatör adı üstünde regüle ediyor. Buradaki basınç da buradaki basıncı ayırıyor. Yani çıkışındaki basınç depolanan basınca göre daha düşük arkadaşlar. Kabaca çalışma mantığı kuracağımız sistem bu. Tamam buradan hava çıktı. Buradan çıkan hava nereye gidecek? Buradan çıkan hava aslında pnömatik solenoidlere gidecek. Pnömatik solenoidlerde gidecek. Pnömatik solenoidleri de pnömatik kontrol modülü vasıtasıyla oradaki havalara yön vererek pistonlara. Fotoğrafınız vardır burada fotoğrafı. Hemen aşağıya böyle ele yapışırız. Tankımız. Her tankı kullanmanızda izin veriyorlar bu arada. Hava depolamak için ya kitin içinden çıkan Clipper marka tankı kendi tankınızda yaptıysanız kendi tankınızın testlerinin geçtiğini ifade edecek dokümantasyonunuzun olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani biz mesela kendi tanklarımızı yapmıştık metalden. Üreticiden onun o spesifikasyonlara uyduğuna dair yazılarını almıştık. Çünkü inspektör soracaktır. Sen bu hava tankını kullanıyorsun ama bu basınca dayatıyor. Bana bunu ispatlar mısın diyecek. O zaman üreticinin aldığı şeyleri paylaşırsınız arkadaşım. Regülatör kısmına, regülatörün bakın sadece kendisi gauge kısmı ve giriş çıkışlar takılı değil. De regülatörün giriş ve çıkışlarına dikkat etmeniz önemli. Yani Yönü var. yönü var. Yani tersten veremezsiniz. Bir yerden geliyor, diğer yerden çıkıyor. Okla gösteriliyor. Bunlar elektronik valfler. Bu valflerde, mesela örnek veririm bu valfte havayı vermişim. Bu hava 4'ten mi çıkacak, 2'den mi çıkacak? Onu ben buradaki kablolar vasıtasıyla kontrol ediyorum. Yani pnömatik kontrol modülü buradaki sargıları uyararak, voltajını uygulayarak da ne yönde hava gideceğini söylüyor bu valfte. Bu valfler 12 volt ya da 24 volt. Genelde piyasada yani first three içerisinde Fast valfler 12 volt geliyor genelde. Ama piyasada 24 volt valflere ulaşmak çok daha kolay. 24 volt valfler de destekliyor pneumatik kontrol modülü. Bilginiz Bak olsun. bir switch yap onu çevirmeyi unutmayın yoksa ya valifi yakarsınız ya da pneumatik kontrol. Aynen öyle. Bakın onu hemen gösterdim switch'de. Pneumatik kontrol modülünün hemen üstünde bir jumper var. O jumper'ı çıkarıp diğerine takıyorsunuz. Böylelikle bakınız Şurada tam ortaya. nerede abi? Şu hocam 12-24. Her şey en içim. Herhalde bunun altında. Bakın şurada kırmızıyla Yok gösteriyorum. yok siyah iki tane küçük kare var ya. Ama o resme kendisi burada zaten. Yok hocam buradan çıkartıp buraya çekiyorsunuz. Hemen getireyim. Sana hemen getir. Abone de gösterelim. Elimizde çok var. Elimizde çok var. Evet. Bakın burada tam tabi okunmuyor biraz büyük girmiş için biraz Ha, kalenin yanında. ya. Hayır, doğru. Oğlum biz yaşlıyız ama biliyoruz yani. Bakınız şu parmağı tabi de görüyorsunuz. Bir de bu kamerayı göstereyim. Buradaki jumper'ı var. Bu jumper'ın yerini değiştirirse bu pneumatik kontrol modülü artık 24 voltlu da çalışabiliyor. Yani 24 voltluk solenoid valve'leri çalıştırabiliyor. O demek istedim. Evet. Neye kontrol ediliyor? Sarı ve yeşil kablolarla yani Kendim. CAN bus'la kontrol ediliyor. CAN bus'ta kontrol edildiğini altını çizmiş olalım. Hemen devam edelim. AirTag'dan bahsettik. Regülatörü bahsettik. Bahsettik. Evet. Bir tık altısın. Bir tık altısın. Ne kadar böyle art zoom'una çıkalım. Gauge, her Türkiye'de bu gauge'lardan gauge bir gösterge. Bu gauge'lardan bunu biliyorsunuz. Bunlar da çok bozuluyor ya.
Yani bunun öndeki camı çok Kaliteli değil. kaliteli değil. Narin, itiyorlar, katıyorlar, çok da parmaklıyorlar falan. Buradaki ibrenin sıkışmasına seni veriyor. Veriyor. Ama bunu da Türkiye'den bulabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Fitting dediğimiz bağlantı aparatları var. Bunların metrik olanları da şimdi Almanya'da Festo, Almanya merkezli Festo'da biliyorsunuz şey, pneumatik firması. Metrik olanları da çok yaygın kullanılıyor. Bizim yaparsak kitin içerisinden metrik değil, inçler çıkıyor. Ama hava ve su bağlantı elemanlarında ilk çok fazla var. İlk çok Yani fazla var. Türkiye'de bulabiliyorsunuz, onu söyleyeyim ben size. Aynen öyle. Bu fitingslerden Türkiye'de rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Kitimizin içinden de bunun gibi bir set çıkıyor. Yani temel bağlantı ekipmanları, şu T'ler, sonlandırmalar, tıpalar falan bunların içerisinde oluyor. Bilginiz olsun. Büyümotin işte dedik ya hava kaçırmaması çok önemli. Tezlon bant dediğimiz bir bant var. Elektrik bandına benziyor. Ve bağlantı bu fittinglerine, aparatlarına sarmamız gerekiyor. Bunu sıktığınız yani aparatı sıktığınız yönün tersine sarmanız gerekiyor. Teflon bantı. Çünkü sıkarken otomatik olarak açar. Dolayısıyla buna dikkat edin. Yani ben bu tıpayı elimde gösterdiğim yönde sıkıyorsam onun tersi yönünde doğru. Evet, ters Onun yönde. Şöyle tersi sanırım. yönünde sarmam lazım ki sıktığım zaman en son katmanı soymasın, açmasın diye. Bir de bunu çok da aşırı kalın yapmamak gerekiyor. Yani bunun resmini koymuş. Yani kat 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 sarmış ama bu kat kat sarmasından ötürü bu fiting vidalandığı zaman girdiği yuvada sıkışıyor. Daha çok ileriye girmiyor. Yani bunu 3 kat dönseniz gayet yeterli. 20 kat dönmenize gerek yok bu bandı üst üste. Çok fazla dönüyor olmalı. Bunun çok sağlam olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Aksine bir süre sonra hava geçirmeye başlar. Aksine bir Boşluk hızlı. yapmaya başlar. Aynen. Bir sırasında boşluk yapmaya başlıyor ve sıkıntı doğuruyor. İyiniz olsun. Sonra tübing. Tübing dediğimizde Hortumlarımız. hortumları işte çeyrek inçten 0,16'ya kadar böyle farklı tübing boyutlarında kullanabiliyorsunuz diyor. Renkte de ifade ediyor. Bunların renkleri de aslında çarpı şeyleri de ifade ediyor piyasada. Bu da bir bilgi olarak söyleyebilirim size. Ama şöyle bir detay var. Türkiye'de bulunan hortumlar metrik. Yani her ne kadar bağlantı elemanlarının bir kısmı inç olsa da hortumlar metrik ve rekorlar da metrik. Amerika'da gelenler de inç. 6 milimetre boru aldığınızda büyük ihtimalle oturacaktır ama gevşek kalacaktır. Sizi yanıltmasın. O yüzden dikkat edin bu gibi hususlara ve rekoru metrik kullanıyorsanız hortumlar metrik kullan. Rekoru inç ise hortumlar inç olsun. Çünkü girdiğini zannediyorsunuz bunun o fittingle ama aradan böyle bir çok hafif bir hava kaçırıyor. Ve hava kaçırdığı zaman siz yarışmada bir şey yaparken veriminiz düşüyor. Veriminiz düşüyor, kompresör daha çok çalışıyor, daha çok elektrik tüketiyorsunuz. Yani havaya güven olmaz demelerinin sebebi bu aslında. Yani yaptığınız küçük bir hatayı tolere edilmiyor. Yani hava kaçıyor. Havayı tutamıyorsunuz. Ama doğru bağlarsanız da problem olmuyor. Mesela ben bir örnek vereyim. 2022 yılında İzmir'e dostumla gittiğimizde son deneme yapmıştık akşam. Robotu kabıza koymuştuk. Hava için olmuştuk. Evet. 100 PSI. İndiğimizde İzmir'de otobüs 8 saat sonra robotta 100 PSI hava vardı. Boşaltıyorsunuz yani. Evet. Yani korumuş havasını hiç kaçırmamış. Çok güzel bir şey. Yani güzel bir bağlantı yapmışlar. Ne mi yaparsanız pneumatik çok iş yapar. Tabii ki silindirler var. Yani Türkçe'de pistonlar var. Pneumatik pistonlar. Bu pistonları bazen mesela şey yerine de kullanılmalı oluyor. Amortisör. Amortisör gibi. Tek tarafın kalınca iki tarafı Evet. basınca. Yani bu pistonların içerisinde hiç piston yapısını biliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir kısaca göstereyim. Onun içi desek ne olur? Piston. Bunlar pneumatik silindir bunlar Pneumatik silindir desek daha iyi bir yol olabilir. çıktı. Yani Türkçe'de çalışıyor. Şey şu bir resmini açılarak. İnan. Evet. Daha sade. Bakınız bir piston. Giriş. Burada bir giriş var. Havayı buradan basarsanız şuradaki levha itici ne yapacak? Kursu geri götürecek. Yani buradan basarsam buradan itecek. Geri götürecek. Ben buraya tıkarsam burada da havayı hapsetmişsem buradan bastırdığım zaman hava sıkışacak ve yavaş bir amortisör görevi görecek. Yani bazen böyle aşağı düşen kolları bunlarla yavaşlattıklarına şahit oluyoruz yani. Güzel bir tarafını kapatıp amortisör olarak kullanabiliyorlar takımın. Kabaca yapısı da bu şekilde. Daha. Tamam.
Bakınız bu bağlantısı kısmı tahta üzerine montajlamışlar burada. Hani deney seti haline getirmişler. God. Yatayım bir şey söylüyor. Yani yok, kaydı bitirdi, yeni kayıta devam ediyor. Süper. Şimdi bu kayıt süresi olacak şekilde ayarlarda soğuk olur. Tamam. Sıkıntı yok. Ya kayıt etmeye devam ediyor arkadaşlar. Korktuğumuz başımıza geldi. Ne diyordum? Geçtik. Buraya geçtik. Bak, bakınız dikkat ederseniz şeyler var. Hep teflon bantlar yak. Sonuçlandırmışlar. Yani çünkü metal metalı bir vidaladığınız zaman aralarda mutlaka boşluk kalıyor. Teflon bantın amacı orayı doldurmak. Burası boşaltma vanası. Bakın. En alttaki içerideki depolu havayı bir anda dışarıya atabilmek için kullanılabilecek bir vasitedir. Teflon yerine Loctite markasının sızdırmazlık Yani sıvılarına sıvılarına uzak. bak. Ama ben onu da sevmiyorum ya. Onları alıp da kullanabilirsiniz ama ben de sevmiyorum. Çünkü Evet. sökmek için ısıtmanız falan gerekir Evet. diyor. Lazlı. Bayağı uğraştırıyor. Bir de bunlar pirinç malzemeler olduğu için çok yüzeyde başlıyor. Evet. Sökerken bozulabiliyor ama öyle de bir alternatif var. Kullanabilirsiniz. Hiç kullanmazsanız teflonun maliyeti çok çok düşük. Birkaç lira. Alıp bütün efasiyetlerini toplayabilirsiniz. Bir teflon. Bir telefon yani burada. Evet. Regülatörler, bunlardan demin bahsetmiştik. Bunlar genelde çift gösteriyor. Hem bar gösteriyorlar hem de PCI olarak gösteriyorlar hava basıncını. Arabaların lastiklerini doldururken de ya bar ya da PCI olarak seçebiliyorsunuz. İkisi de basınç birimi olarak kullanılıyor. Bizim manuelde herhalde PCI gösteriyor sanki değil mi? Evet. Evet. PCI ağırlık. Elektriksel valvler, bunları geçmiştik demeyin. Başka sorumuzda da konuşuruz. Şimdi onboard ya da offboard pneumatikler olabiliyor. Sezondan sezona değişiyor. Geçen sezon Geçen sezon yasaktı. offboard yasaktı. Offboard yasaktı ama ondan önceki sezon yasak değildi sanki. Evet. Offboard ve onboard ne demek? Dikkat ederseniz kompresörü burada mesela şu tahtada kompresörü var. Yani bunun adı onboard oluyor. Havayı kendi içerisinde üretebiliyor. Ama siz robot tasarımınızın neticesinde belki pneumatik çeneğinizi, kompresörünüzü robotunuzun üzerine koymak istemeyebilirsiniz. Şimdi bazen o su çeneği sınıyorlar. Diyorlar ki maça gelmeden önce dışarıda doldurup hava tanklarımızı doldurup sadece an bir hava yani sadece kullanacağım kadar havayla maça çıkabilirim. Yani içeride bir kompresör ihtiyaç duymadan da kullanabilmeme izin veriyorlardı. Dışarıda dolduruyorum, maça öyle başlıyorum. Buna offboard diyordum. Offboard pneumatik diyorduk. Offboard'a izin. Geçen sene bana izin vermediler. Bu sene ne olacak? Manuelde göreceğiz. Ama böyle bir şey de olabiliyor. Bu da bilginiz olsun. Yani manuelde eğer ki kompresör koymama niyetiniz varsa offboard izin veriliyor mu diye mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim. İyi. Tamam. Tabii ki pneumatik kablolaması da her zamanki olduğu gibi önemli. Bağlantı şekilleri. Kısa devre olmaması. Bunu bahsettik. Evet. Pneumatik hesapları var, güç hesapları var, stres hesapları var. Bunları da internette ilgili eğitimler var. Yani silindirimizin çapıyla, yani bakın şuradaki silindirin çapı sizin pistonunuzun gücünü çok yakından etkiliyor. Yani bu çap ne kadar büyük olursa o kadar ağırlığı itebiliyor diye düşünebilirsiniz gücünü. Dolayısıyla bununla ilgili ne kadar ihtiyaç duyacağınızla ilgili nasıl hesap kitap yapmanız gerekebilir. Yani bana abi oradan bir piston ver diyerekten raftan bir piston almanız tavsiye etmem. Çünkü o aldığınız piston ihtiyaç duyduğunuz gücü üretemiyorsa bir anlam ifade etmiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla basınç belli. Buradaki tek değişken bu hesapta bunun yüzeyi. Yüzeyin pistonunuzun kalınlığı diyelim. Karanlık, uzunluğu. Uzunlukta stro. Uzunlukta ne kadar ileriye gidecek? Çünkü ne kadar uzağa gidecekse yani ne kadar çok hareket edecekse o kadar çok havaya ihtiyacı var. Yani hep bunları düşünerekten planlayaraktan yapmanız gerekiyor. Pneumatik kullanacaksın. Evet. Bu da ilerken aynı şeyden notlar, aldığımız notlar. Bumper on. Pneumatikle ilgili sorular var mı acaba? Yok mu? Tamam.
23 dakikamız kalmış. Şimdi biraz bumper'dan bahsedelim. Evet. Bumper'lar çünkü çok önem verdiğimiz bir mevzu. Hatta hem de sunumda var mıydı? Sunumda var. Süper. Bumper'a girmişken First Wheel Semisoft bittiğinde şey yaptı. Yazın sonuna doğru. Mesaj attı. Herkese bak. Sezon bitiyor. Bumper'larda havuz makarnası kullanıyoruz. Yaz sezonu, tatil sezonu bitmeden temin edip için bulamazsın. Değil mi? Hatırlatacaktık. Biz de bunları hatırlatalım. Evet. Türkiye'de sezon bitti gibi tatil sezonu ama hala vardır bir ihtimalle. Var pek yani, Almanızı tavsiye ederim. evet, bu mesela örnek bir bankır arkadaşlar. Yani tabii şey yapılmış, Dışı kapanmamış. dışı kaplanmamış, dışı kaplanmışlarına getireyim istersen. Tamam. Tahtasından falan istersen bahsedelim. Ne var? Olur. Bumper'ı istediğimiz her tahtadan yapamıyoruz. Bumper'ı yapabilmemiz için belli başlı kurallar oluyor. Bu da her sene güncelleniyor. Güncelde game manuelde yine yer alıyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 18 mm tahtaya izin veriliyor. Ancak standartı 20 kadar falan olması lazım. Onu bir game manuelden kontrol edelim. Belki. Yes. 20.5 ile 18 arası gibi olması lazım. Kalınlıkta bir tahta olması lazım. Bu tahtanın ağaç olması lazım. Buna da önem gösteriyorlar. Bumper'ın komple bir ağırlığı var. Totalde 6 kilo geçmemesi gerekiyor bumper'ların ağırlığını. Yani robota ekstra 6 kilo bir bumper ağırlığı ekleyebiliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden mesela biz geçen yıl parsel olarak çok sağlam bir tahta bulmuştuk. Bulamadım. Sanıcı bilin gibi müdahale etmek. Geçen sene çok ağır bir tahta seçmiştik. Kalınlık her şey 10 numaraydı ama koyduğumuzda 6 kilo 300 gram geliyor diye tekrar da tahtayı değiştirme zorunda kalmıştık. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bumper'da bumper'ı yaparken önemli olan bazı birkaç husus var. Hem de şu videomu Evet. şöyle izleyelim. Burada anlatıyor senin. Evet. Sonra devam edelim. This video will teach you the easiest way to complete basic bumper construction for your robot. First, let's go over some tools you'll need. You'll need double-sided tape, scissors, a Phillips head screwdriver, a staple gun, some straight pins, an iron, a sharp knife. An electric knife is useful, but any sharp knife will do. A drill, and a pen or pencil. For materials for each set of bumpers, you will need 8 cool noodle pieces, 4 pieces of plywood, 5 inches wide by 3/4 inches thick, a roll of RoboPromo bumper material, your RoboPromo iron-on numbers, and remember to order 2 sets of numbers as you will need them for both your red and blue sets of bumpers, and finally, RoboPromo bumper brackets if necessary. The first step is to measure the frame of your robot. Get a measurement for each side that will be protected by the bumpers. Next, cut the boards to length. If your team doesn't have the ability to cut these to size in your shop, stores such as Lowe's, Menards, and Home Depot where you bought the wood from will usually be willing to cut them for you. To make this next step easier, the two pool noodles can be welded into one solid piece. For a quick video on how to do this, visit robopromo.com. Now attach lengths of double-sided tape to each of the boards. You can now attach the foam, and make sure you leave at least a 4-inch overhang on each side for the next step. Now cut the foam at a 45-degree angle, leaving about a 3/4-inch overhang off the end of the board. Repeat this process for each bumper. Make sure all angles are flaring out and not in, so the corners fit together properly. At this point, check to make sure all the bumpers are fitting together as they should. The bases of the board should meet to create a 90-degree angle, and the foam pieces should come together to create a 90-degree angle as well. There should also be a small gap between the boards and the foam that you can fit your finger in. If all of this checks out, you are in good shape and ready for lesson 2 on team number application. Tam robotu dönmesi gerek yok arkadaşlar. 4 kişi yapmak zorunda değiliz. 4 kişi aynen öyle. Zaten bizde game modelimizin içerisi bile. Manuel hocam ben aradım da tamam. Bak da şu kadar. Ha, manuel burada. Ha, manuel burada. Mutlum. Tamam. Fırhı. O zaman manuel de bulamadım.
Yeri bulamadım. Şu tahtanın tam kalınlığına 18'de 21 mi? 23 arası mı? Ne girdim? Evet. Onun detayını verecektim. Ya burada buluruz. Zaten bir sürü nokta koymuş olabiliriz. Şimdi first bumper rules da çok önem veriyor. Size şöyle bir yani manevra de çok önem veriyoruz yarışmalarda. Biz ilk yılımızda buradan Amerika'ya kadar gidip 1,5 santim şasemizi büyük yaptığımız için yarışmaya alınmadık arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Buradan Amerika'ya kadar 10 tane çocukla gidiyorsun, robotu taşıyorsun. İşte FedEx aldıydı, götürdü, kargoyla robotumuzu taşıdı falan filan. Yarışma günü geldi, inspektörler geldi. İlk yarı alıştırdı, biz de bir şey bilmiyoruz tam. Ondan sonra dediler ki bu robot 1,5 santim uzun. Dediler ne yapacağız? Dediler yarışamazsınız, keseceksiniz. Dedik nasıl keseceğiz? Amerika'da bir Türkiye'den geldik, yani malzememiz yok. Hemen yanımızdaki takımlar böyle 2-3 takım toplandı, destek verdiler, malzemelerini verdiler bize falan böyle. Takır takır kestik, bantlarımızı da şasemizi de oturttuk. Hemen yarışmaya yetiştirdiler bizi. Yani dolayısıyla sadece bu bump, mesela benim kendi takımımda sadece bu bumper için 2 hafta ayırıyor bir çocuğu. Yani bir iki öğrenci sadece bumperla uğraşıyor, öyle söyleyeyim size. Yani önemini anlatmak için. Çünkü gittiğiniz zaman kurallara uygun bir robot götürmediğiniz zaman ne yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Sahile geldiğiniz zaman inspektörler hatayı bulup da size söylediğiniz zaman siz o hatayı düzeltmek için practice gününüzden Yiyor. yiyorsunuz. Orayı o gününüz en verimli böyle robotunuzu deneyeceğiniz, diğer rakiplerinizi görebileceğiniz o zaman diliminde siz daha bumper'ı tekrardan yapmakla uğraşıyorsunuz. Bu da çok büyük hem çocuklara demotivasyon hem size demotivasyon sizi yoruyor, çocukları yoruyor yani kötü başlamış oluyorsunuz bir şey. Dolayısıyla sahaya gelmeden önce, etkinlik alanına gelmeden önce atölyenizde bu bumper kurallarını iyi okuyup yani şurası şurası 3-4 sayfa bir şey, 10 sayfa pardon 3-4 değil ama 10 sayfa bir şey bunu detaylı incelemeniz lazım. Mesela demin ki bumper çepeçevreydi farkındaysınız. Çepeçevre bir bumper yapmak yerine mesela buradaki gibi köşeleri kapatacak şekilde bir bumper yapabilirsiniz. Ama köşeleri kapatırken de bazı kurallar var. Yani diyor ki buradaki büyüklük diyor en az 16 santim olmak zorunda diyor. Yani bu köşe şurada Şeyi yaz. şeklimizde buradan şuraya kadar minimum 16 santim olması gerekiyor. Bu da aslında tamamen öndeki yüzey alanında da bir koruma oluşturmak için. Mesela bakın burada 6 inçten küçük bir yüzey var. Buraya bumper koymuş ama diyor ki bu this is not okay diyor. Bu geçerli değil diyor. Yani bu kabul edilemez diyor. Burada diyor bu bumper'ın diyor 16 santime kadar uzaması lazım diyor arkadaş diyor. Şimdi sen burada böyle bir tasarım yapmışsın. Bunun arkasını uzattığın zaman 10 santim ama arkası desteksiz olacak. Arkası desteksiz olunca da inspector diyecek ki bunun arkası desteksiz olmasının da kuralı var arkadaşlar diyecek. Nedir bakalım. Bakalım resimlerle çok güzel anlatmışlar. Haftaydık galiba. Hani boşluğun kapatılması. Hani manuel çok güzel anlatmış. Bakınız. Bu not okay diyor. Bakın tahta uzaysa robot frame'inden bu not okay. Bu okay diyor. Hadi bu da okay diyor. Bu da okay diyor ama diyor bu okay değil diyor. Yani yeter ki manueli iyi bir şekilde inceleyin. Şimdi boşlukla ilgili yolunu göstermek istiyorum. Bu yandan diyor şu bumper'ı. Mesela havuz makarnasını ne şekilde sonlandırabiliriz? 45 derece sonlandırabiliriz. Bu gidip birbirinin çakışması sonlanma olabilir. Bir havuz makarnasını böyle dönmek. Bakın buradaki örnek öyle bir örnek. Tek bir defa döndürmüş gördüğünüz üzere. Bu da bir okey diyor. Ama diyor iki balgamın arasının boş olması okey değil diyor. Buna dikkat edin lütfen diyor. Yani anlatıyor. Baya baya detaylı. Bakın ne kadar çok sırf bantur. Bakın mesela kurallardan biri. Bakın arka genişlik 10 inçten büyükse destek Olmasın. olmaz. Burası dolu olması lazım. Yani minimumda mesela bakın 10 inçe kadar okey veriyor. Yani 10 inçten büyük ise burası arkası destekli olmak zorunda bantlamını diyor. Anlatabildim ben. Dolayısıyla bunlara uymamız gerekiyor. Yani desteklenmesi gerekiyor. Bumper tahtasının robot frame'i tarafından desteklenmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda bumper zone diye bir şey var. Yani robotu yatayda düşünürseniz şöyle düşünün. Bumper'a böyle
Ve robotun ayağı aşağısı, şu mouse'u gezdirdiğim yer floor olsun, yer seviyesi. Bu bumper'ın ne kadar mesafede olması gerektiğini de söylüyor kural. Neden böyle bir şey var? Birisi yukarıda, birisi aşağıda yaparsa, mesela bir robot yukarıda bumper, bir robot aşağıda bumper yaparsa bumper bumper'a çarpışmaz. Ya da böyle yere yere denk getirirse bu rampa etkisi yapıyor. Bir robot çarpıştığı zaman öbür robotun üzerine çıkabilir. Dolayısıyla bütün robotlar bumper'larını bumper zone içerisinde tutmak zorunda. Evet, burada da tahtanın kalınlığı vermiş 19 milimetre olması lazım. Bu tahta Türkiye'de 18 izin veriliyordu değil mi? Peki neydi? O vermiyorlarsa. Vermiyor. Vermedikleri için ben dolap kestim verdikleri. O zaman vermiyorlarmış. Yanlış bilgi vermiyorum buradan. Evet. 19 milimetre poliwood olması lazım. 19 milimetre de yok. Marangoza gidip incelttirmek gerekiyor. 20. Zaten bugün biz Vedat'la inspection checklist Aynen yapacağız. orada detay. Orada da soruyu sorabilirsiniz. Yani Yaklaşık bir 12 dakika sonra var. evet, 15 dakika ara var. Vedat ondan sonra gelecek. 5 dakika gelecek galiba. Şey, ders saatinde gelecek. Orada da inspection checklist meselesini Vedat arkadaşımızdan da soracak. O lead inspector'ımız aynı Aynen. zamanda. Türkiye'deki yarışmalarda inspektörlerin başı diye düşünebilirsiniz. 10 dakika süremiz kaldı. Bir süre zarfında sorularınızı alabiliriz. Şey, sayı boyutlarından bahsedelim o Ah, kadar. bahsetmedik mi? Yok. Şimdi burada bir de bakın şöyle kumaş kapları. Bir de her kumaşla kaplayamıyoruz arkadaşlar. Belli bir kalitede, belli bir şeyde bir kumaş var. First örneğini gönderiyor. Rookie takımları da zaten bir set gönderiyor sanki Evet, kaplayamıyorlar. şu an rookie takımlara set gönderiyor. Set gönderiyor. Makarnayı da gönderiyor. Evet. Şey de gönderiyor. Siz Tahta gönderiyor. zaten göndermiyor. Bu seti de tahtaya da uluslararası işte isim işlem görmüş olması gerekiyor falan ondan yeterli. Ben yurt dışına da göndermek. Ve buradaki takım numaranızın okunabilir olması gerekiyor. Ben böyle küçük küçük yazım her yönden yani ben robotun neresinden bakarsam bakayım takım numaranı görebiliyor olmam Ve gerekiyor. numaraların ölçüleri var. Tam net ölçüde yine bakalım. Tabii. Bakalım. Team numbers, team bumper numbers seçilelim. Belli bir fontta da tavsiye ettiği bir font da var ama o bir tavsiye sanki. Şey, bumper'ın üzerine takım logosu vesaire yapıştırmak yasak. Sadece First'ün gönderdiği, beklediği bir First logosu var. Onu ekstra yapıştırabiliyorsunuz. Onun haricinde sponsor, takım logosu vesaire hiçbir şey yapıştıramıyorsunuz. Sadece takım numarası olması gerekiyor. Ben şu bilgisayardan tutmayayım onu anlayacağım. Arabic Forbes diye geçiyor. Yarın ya. Ben gene boşta tıkladım. Yazıyorum. Team number 10 bumpers. Takım numaraları bumper'ın etrafında dönerken her yönden görebileceği şekilde olması gerekiyor diyor söylüyor. Ve kalınlığı yani karakter kalınlığı 13 milimetre en düşük olacak diyor. Yüksekliği 11 santim. Yüksekliği 11 santim, kalınlığı da 13 milimetre yani 1 nokta yani rakamı düşünür bir yazıyorum bir kalınlığının en az stroke diyorlar ona o 13 milimetre 13 milimetre kalınlığı da olması gerekiyor. Herhangi bir açıdan baktığım zaman takım numarasının görünüyor, okunuyor olması gerekiyor. Hakemler tarafından, oyun anonsörleri tarafından, jüriler tarafından. Dolayısıyla bir takım mesela şöyle düşünün. Şu benim bumper'ımda iki tane var. Parçalı yapmışım. Takım numara kaç takım numaranız? 64 36. 64 burada, 36 burada olabilir. Arada başka bir mekanikler falan olabilir. Ama bakın baktığınız zaman bir yüzeyden 64-36'yı görebiliyorum. Evet. Evet. Ya bir yüzeyde mutlaka bu kuralları uygun bir şekilde takım numaranızın görünüyor olması zorunlu. Bilginiz olsun. Evet. Bumper içinde Başka neyiniz var? Çok önemli olduğunun altını çok defa çizdik. Bumper'a gereken saygıyı gösterelim. Gereken önemi verelim. Çünkü bumper'ı hep sana bırakıyor takımlar. Diyorlar ki ya yaparız ne olacak? İki tahta keseceğiz bilmem ne. O kadar kolay olmuyor arkadaşlar. Yani şey demek istiyor. Yani gerçekten bayağı bir ve bumper robot stratejinizi belirliyor. Şimdi Evet. mesela
bir mekanizma düşünün. O mekanizma maç sonunda tırmanmanızı gerektirecektir ve tırmanırken sürtünme isteyecektir. Bu sürtünme, bumper'ın sürtünmesi ise eğer bir yüzeye sağ parçasına kaymaz bir kumaş kullanırsanız, yani kaydırma özelliği daha az olan bir kumaş kullanırsanız ne olur? Daha zor çıkarsınız. Ya da ne bileyim robotunuz kendi mekanizmanın içerisine oyun arabanı sürükleyecektir. Bunun için bumper'ınızı köşede yapmanız gerekecektir. Yani bir oyu olacaktır. Bunun için ilk başta bumper'ı da tasarlamanız gerekiyor. Bu ilk derste söylediğimiz gibi mekaniği yaparken, şaseyi toplarken robot tasarlayıp şaseyi toplamak önemliydi. Robot tasarlayıp bumper yapmak da önemli. Robot yapmanın ve robotu doğru denemenin önemli noktalarından biri de bumper'lı denemek. Robotu bumper'la beraber düşünmektir. Çünkü robot tam mesela bir mekanizma dışarı çıkarttığınızda da bumper'ı hesap edip çıkartmanız gerekiyor. Mesela maksimum 30 santim robottan dışarı çıkıp mekanizma yapabilirsin diyor. Bumper'ın kendi kalınlığı yaklaşık 8-9 santime denk geliyorsa sen 30 santim robottan çıkartsan da 30 santim etkili kullanamayacaksındır. 8-9 santim orada bumper kaybın olacaktır. Bu yüzden onu da hesap edip robotu öyle tasarlamak gerekiyor. Bumper'ı nihayetinde sona bırakmamak lazım. Evet. Şimdi soruları alalım arkadaşlar. Varsa mikrofonunuzu açarak da alabiliriz bu arada. Yok mu kimse de soru? Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şu ana kadar ilk andan sonra ana kadar çok güzeldi. Keyifle izledik. Diğer arkadaşların da o şekilde olduğunu düşünüyoruz. Şey kısmı açıkçası beni şimdi bir yandan da Bumpers'a bakıyorum Google'dan da eğitimi izlerken tasarımlarını falan dikkatimi çekti. Diğer takımların falan özellikle anlamış olduk sayenizde de. Bu üst tasarımı mesela şasenin üst bölümlerini özellikle eğitimimizin içerisinde ne zaman yer vereceğiz? Benim kafamı da mesela karıştıran kısımlardan bir tanesi de o. Özellikle tam hakim olmadığım için bir yandan da sormak istiyorum. Üst tasarımlarda özellikle first yine şase gibi yardımcı oluyor mu? Yoksa tamamen takımlara mı bırakıyor? Onu merak ettim açıkçası. Evet hocam. Güzel soru. Bu süre için açıkçası Everbot dediğimiz hatta evvel gösterilen size Everbot'u hani ne var? Bu sene first üst tasarım için takımların sizin gibi kaygılar olan takımlara hani biz hemen nasıl yapacağız üstü falan diye düşünen takımlar için bir şey yaptılar. Hemen göstereyim. Everbot denen bir tasarım mevcut. İşte her yıl değişiyor bu. Her yılın yeni konseptine uygun böyle 118 takım Everbot yapıyordu. First'te rookie takımlara Everbot gönderip aslında sezona daha hızlı adapte olabilmelerini sağlayacak ama üst mekanizmalarda işte bir asansör yapmanız gerekiyorsa ya da bir açılır bir kol yapmanız gerekiyorsa burada First size tabii ki yardımcı olmuyor. Bu tamamen takımın kendi tasarım ve imalat sürecinde şeyden. Bakın mesela bu 2023'ün Everbot'u gelen şasenin, kitirkiden gelen şase parçalarıyla yapmışlar. Guide'ını hazırlamışlar. Yani şöyle yapın, böyle yapın gibi böyle adım adım 22 sayfa. Şu anda hala yürürlükten bahsediyor farkındaysanız. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İşte yürürlükten bahsetmiş. Devam ediyorum. Geçiyorum. Geçiyorum. Devam, devam, devam. Bakın şimdi yavaş yavaş üst kademeye geçecek. Yani buraya sanki bu da geçmeyi tanıdık Biklas, biklas. Sonra diyor işte kapat, şu kadar ölçüyü, bu kadar ölçüyü. Bak diyor şasiden diyor kestiğin alüminyum var diyor, piyasadan alacaksın diyor. Şuradan şuraya bağlayacaksın diyor. Bakın da top view, bottom view vermiş dikkat ederseniz. Şu anda üste geçti aslında. Yani üst tasarımı yapıyor şu anda. Air plate'leri kapat diyor, yerleştir diyor, sonuçlandır diyor ve bu hale getir diyor. Tamam, bu hale getirdim. Şimdi ne yapıyor? İşte square corner, not square, doğru tam bir dik mi bağlamışım, yamuk mu bağlamışsın onu kontrol ettiriyor size. Yani standard olan şase, bu şaseymiş ya, akifte var. Şasesini anlatmış, devam ediyorum. Airbot için uygun şase için. Evet, Airbot için, o senin Airbot için şaseyi ne şekilde yapacağınızı anlatıyor size. Sonra hemen diğer modeline geçiyorum. Şasi gardıydı. Sonra Bill of Materials dediği listesini veriyor.
Diyor, bu evrobot için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar? Bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz diyor. Bakın bir paylaşımda Excel dosyası hazırlamış. Resimlerine kadar koymuş. Hani nereden satın alabileceğinizi de anlatmış. Bunların birçoğunun da şeyleri de var. Hani piyasadan çıkarsınız. Bunları da toplayabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz de bazılarını üretebilirsiniz. Yani elektronik parçaları zaten verecekler. Önemli olan zaten KOK'tan gelen ürünlerle bunu gerçekleştirmiyor olması. Evet. Sonra ama şey de var. Devamında robot kedini vermiş. GrabCAD'de. Robot kedi dosyası biliyorsunuz GrabCAD aslında 3 boyutlu çizimleri böyle web browser'da görebilmenizi sağlayacak bir yazılım. Şuradan ben 3D yazan yere geleceğim. Tıkladım. Üstüne geldim. Bir daha tıkladım. Loading tıkladım. Load in 3D Viewer'a tıklayacağım. Sonra işte demin sormuştunuz ya üst mekanik eğitimleri ne zaman yapacaksınız? Üst mekanik eğitimi yapmayacağız hocam. Yapmıyoruz. Onu sizin kendinizin planlamasını bekliyoruz aslına bakarsanız. Yani çocuklarla oturup bu konuda konuşup şey yapmanızı umuyoruz. Şimdi ben tabii monitör farklı monitör kullanıyorum ben. Bakın bu demin altta sistemi anlatmıştı ya. Bu mouse'um sanki biraz hızlı takılıyor. Gidiyor geliyor. Kontrol kısmı olabilir. O mouse gibi bir mouse'um da